İyi akşamlar efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Şimdiki zamanda tam kadro karşınızdayız. Gerçekten seçime günler kala, çok az bir zaman kala siyaset o kadar bir tansiyon yükseltiyor ki yetişmek mümkün değil. Sabahtan bu yana yaşanan gelişmeleri arka arkaya sıraladığımızda gerçekten belki de birkaç ayımızı kurtaracak bir gelişmeler bütününü yaşadık diyebiliriz. Sabah saatlerinde. Dünden bugüne kalan bir toplantı vardı. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelerek şu anda önümde olan metni, protokolü imza altına aldılar. 24 Mayıs 2023 tarihli bu protokolü ve açıklamalarını yaptılar. Zafer Partisi ve Ümit Özdağ, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz dedi. Ama ne şartlarla destekliyoruz dedi. İşte bu programda konuşacağız. Ondan sonra tabii gözler Ümit Özdağ deyince bütün diğer partilere, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklayan, aday çıkarmayacağını açıklayan Yeşil Sol Parti'ye döndü. Yeşil Sol Parti'den de bir kısa açıklama geldi ama kararlarını onlar da yarına bıraktılar. Yani gerçekten birbiri ardına açıklamalar var. Bu arada ülkücüler, eski ülkücüler, eski ülke ocakları başkanları toplandılar. Kemal Bey'le bir araya geldiler. Onlar da bir deklarasyonla desteklerini açıkladılar. Artık ne var ne yok Kemal Bey'in arkasına yığıldı. Herkes, bütün muhalefet bloğu Kemal Bey'in arkasında toplandılar. Bakalım seçim ne olacak? Pazar gününe de 4 gün kaldı. 4 günden bile kısa bir süre kaldı. Herkes merakla o günü bekliyor. İşte biz de tam kadro bugün ayrıntılarıyla, kulis bilgileriyle, son dakika gelişmeleriyle bunları tek tek ele alacağız. Sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Sevgili Özlem Gürses, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk herkese de. Babala TV'den geldin. Yok, o kadar değil. Arada bir iki gece uyudum ama evet, uyudum. Babala TV yayınını baştan onu soracağım ayrıntılarını. İzledim. Soracağız evet, ayrıntılarını. Birazdan da yayına evet, girecek evet. Saat 21.30'da. Hoş geldin. Barış, hoş geldin. Sen de Kars'tan geldin. Kars'ta evet. Bağlantı yapmıştık şeydeyken, evet. Taksim Meydanı'ndayken. Bugün de şimdiki zamandasın. HDP ve daha doğrusu Yeşil Sol Parti'den kulis var mı? Var. Öyle mi? Tamam. Herkesin beklediği kulis HDP ve Yeşil. Çünkü herkes merakla bekliyor. Acaba tepki gösterecekler mi, vazgeçecekler mi vesaire? Konuştum, HDP'lerle konuştum. Peki. İzleyicilerimiz biraz sonra bugün ne konuşulduğunu, HDP'nin ve Yeşil Sol'un nasıl bir tavır alacağını en azından diğer kanallara göre daha erken öğrenecekler. Evet. Ve Mithat hocamız, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. Nasıl gözlemliyorsunuz son durumu? Yani sen başta söylediğin gibi çok yoğun geçiyor. Trafik gitgide hızlandı. Artık bugünü saymıyoruz. Pazar günü sabah uygulayı onu da saymıyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi 3 gün kaldı. 72 saat var. 72 saatte esasında sandığa gitmeyenleri yeniden hiç gitmemiş olanları nasıl mobilize edeceğimizi, gidip de gitmesem de olur mu diye düşünenleri yeniden tekrar sandığa nasıl bağlayabileceğimizin yöntemlerini ve motivasyonunu biraz da bugün burada onu anlatmalıyız diye düşünüyorum. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Yurt dışı seçimleri de bu noktada gerçekten ciddi bir motivasyon olduğunu gösteriyor. Birinci tura göre katılım daha da arttı. Belki bir referans olarak alınabilir o, evet. Barış hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ ol Gürkan, var ol. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, iki ölüm var. Onları da duyurmak isteriz. Daha doğrusu 18 dakikada sevgili Merdan Yanar da duyurmuştu. Ama biz de tekrar bir kez daha hatırlatalım. Adil Serdar Saçan. Biliyorsunuz Ergenekon kumpasında tutuklanan, uzun yıllarda cezaevinde kalan Türkiye'nin önemli emniyet müdürlerinden organize suçlar ve kaçakçılık şube müdürlüğünü yapmış olan Adil Serdar Saçan ki hem daha sonradan aldığı eğitimle avukat hem de doktorasında yapmıştı. Avukat ve doktor olarak geçiyordu. Adil Serdar Saçan uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kendisine rahmet diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı hatta diliyoruz. Tele1 stüdyolarında, bu stüdyoda kendisiyle rahmetli birkaç kez programa da çıkmıştık. Evet. Ruhu şad olsun. Evet. Ergenekon kumpasında da hedefteki olan, Fethullahçıların hedefinde olan bir evet. isimdi. Namuslu, vatanperver bir cumhuriyet evet. çocuğuydu kendisi. Ruhu bir başka şad. İsim de 90'lı yıl yaşlarından 100. yaşına doğru yol alan, benim de kendisine tanıdığım, bizzat tanıdığım İlham Gencer. İlham Gencer. Aa, İlham Bozkurt Gencer. İlham Bozkurt Gencer. Evet, o da yaşamını yitirdi. Piyanist, sanatçı. Değerli bir müzisyen. Değerli bir müzisyendi. O da yaşamını yitirmiş. Her iki isme de Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun da ruhu. Sevenlerine de başsağlığı dileklerimizi ileterek başlayalım. Özlem, gene senden başlayalım ama önce şu protokolü bir hatırlatayım istersen. Şimdi sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi ile
Zafer Partisi arasında bir protokol. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bu protokol Millet İttifakı ile Zafer Partisi arasında değil. Bakın bu önemli. Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi arasındaki protokol 7 maddeden oluşuyor. Bu 7 maddeden temel ilkeler bölümünde, başlığı altındaki bölümde anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. maddede yer alan Türk vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır diyor. Yani ilk, hani biliyorsunuz tartışma konusu olan işte anayasamızın ilk 4 maddesi değişecek mi, değişmeyecek mi? Deva buna ne diyor, saadetçiler ne diyor falan gibi tartışmalar vardı ya. Hah, onları tamamen devre dışı bırakıyor. Diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'yle oturdum kardeşim. Bu protokol karşılığında destek vereceğim. Peki nedir bu protokol? İşte diyor anayasamızın ilk 4 maddesi. Tamam. Bir de diyor Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür tanımlamasını içeren 66. madde, Türk vatandaşlığı konusundaki madde içeriği korunacaktır. Tanımı ve içeriği korunacaktır. Peki. İkinci madde, 1924 yılında kurulan milli üniter laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır diyor ki bu da aslında altı ilginç doldurulabilecek bir genel hüküm. Üçüncü madde çok önemli. Sayın Ümit Özdağ da bunu özellikle Kılıçdaroğlu ile yaptığı açıklamada özellikle bu maddenin üzerinde durdu. Sadece bu maddeyi vurguladı aslında. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç bir yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir dedi. Dördüncü madde, bu tartışılan bir madde, bunu bütün yorumcu arkadaşlarıma soracağım, önemli bir madde. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan, başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına karşı uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Yani kamuoyunda kayyum olarak bilinen, kayyum her ikisi de deniyor, bilinen uygulamaya devam edilecektir diyor. Fakat burada bir küçük parantez var tabii, parantez yok da ben koyuyorum o parantezi. Burada diyor ki yargı kararıyla oluyor. Biliyorsunuz tartışılan husus birazcık da yargı kararı değil, daha çok İçişleri Bakanlığı'nın idari tasarrufuyla. Evet. Alınan karardı. Bu kararın dışına çıkılıyor ve diyor ki yargı kararı çerçevesinde bu uygulamaya devam edilecekti diyor. Biliyorsunuz HDP'nin çok sayıda hemen hemen tamamı değil mi Barış? Hepsi canım. Hepsi. Kalmadı. Tamamı kayyum yönetimleri tarafından devralmış Şört durumda. Şört belediyesine el konuldu. Terörle müzakere değil mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir diyor. Beşinci madde, devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatın esas alınması sağlanacaktır. Herhalde buna Türkiye Cumhuriyeti'nde itiraz edecek bir kimse yoktur. Çok işte. Mutlu bir azınlık dışında. Evet, onu şey yapalım. Onun dışındakiler vatandaşlarımızın çoğunun şikayet ettiği bir husus. Altı, bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Yedi, devletin vatandaşlarına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularına tam mutabakata varılmıştır. Şimdi sevgili Özlem senle başlayalım. Şimdi bu protokoldan sen ne anladın? Ya protokolden birkaç şey anladım. Öncelikle bu protokolün yapılmasını bile yani açıkçası ilk günlerde inanılmaz buluyordum. Mümkün değil yani imkansız Neden? Buluyordum. Neden? Çünkü Ümit Özdağ, Sayın Ümit Özdağ Zafer Partisi Kurucu Başkanı olarak partisini kurduğu ilk günden bu yana aslına bakarsan ifade ettiği tüm siyasi yaklaşımları Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturan bazı parti genel başkanları tarafından zaten dehşetle eleştirildiğini ve dışlandığını biliyoruz. Şimdi dolayısıyla hani bu aşı nasıl tutacak? Yani bir tarafta altılı masanın bileşenleri, bir tarafta Ümit Özdağ'ın söylemleri. Yani bu nasıl bir araya gelebilir acaba bu iki kesim diye düşünüyordum. Ama anlaşılan Sayın Kılıçdaroğlu daha önce de yaptığı gibi taşları yerine oturtmuş. Hani öyle demişti ya Sayın Akşener masadan kalktığında sorulmuştu şimdi ne olacak diye. O da demişti ki her şey gayet güzel olacak, taşlar yerine oturacak demişti ve bir şekilde geri dönüş sağlanmıştı ve yola devam edilmişti. Kendi ortak adaylığı açıklanmıştı. Dolayısıyla hani evet şaşkınlıkla izlediğimi ve beklemediğimi söylemeliyim ama bu mümkün oldu. Nasıl mümkün oldu? Bence şöyle mümkün oldu. Senin demin vurgusunu yaptığın şey önemli. Millet İttifakı masası dediğimiz altı bileşenden oluşan masa ayrı.
O masanın ortak adayı olarak açıklanan ama Emek ve Özgürlük İttifakı masasının da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayıyla, ki o kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sen CHP Genel Başkanı dedin ama o sıfatıyla değil de daha fazla ortak cumhurbaşkanı adayı. Şundan dolayı dedim onu, çünkü protokolü CHP adına imzaladılar ya, onun için. Onun için dedin. Hı. Ama sanki bana asıl istişare... Bir de protokol, evet öyle, ama protokolün altında da o isim yazıyor. O isim yazıyor. CHP Genel Başkanı. Genel Başkanı. Sanki asıl istişare... Bence hani... birazcık da ona dikkat etmişler şey Özlem. Yani Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerini bu tartışmanın dışında tutmak gibi bir gayret de var. Ben de onu söyleyecektim. Yani bağımsız bir ortak aday gibi konumlayarak CHP Genel Başkanı'nı, ki öyle olacağını ifade etmişti zaten yolculuğun başında da, onunla Zafer Partisi Genel Başkanı arasında gerçekleşen bir protokol. Bugün zaten Ali Babacan Karar TV'nin yayınına çıktı, Deva Partisi Genel Başkanı, ve dedi ki protokolün son halini biz görmedik. Görmemize de gerek yoktu, çünkü biz zaten altılı masa olarak yazdığımız bir ortak politikalar mutabakat metni var. Onu temel alıyoruz, bize verilen sözler, o oradaki ifadeler üzerindendi. Biz bunu iki isim arasında gerçekleşmiş bir istişare ve protokol olarak görüyoruz. Yani Zafer Partisi Genel Başkanı ile ortak aday Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşmiş. Şimdi burada maddelere baktığımız zaman, bu altı temel maddede, yani üzerinde antant kalmayacağımız neredeyse hiçbir şey yok. Peki Millet İttifakı masasının bileşenleri, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin, biraz da Saadet Partisi'nin belki bazı noktalarda ne yönde itirazları olabilirdi? Yani nerede sıkıntı görülebilirdi bu protokolde? İki şey var. Bir, 1924 Anayasası vurgusu var. Üniter devlet vurgusu var. Bununla ilgili hatırlayalım, hem Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ana bileşeni olan HDP'nin hem Deva Partisi'nin 1921 Anayasası'na referansladığı bir Türkiye vizyonu vardı. Yani bu olabilir mi? Girmemişti. Ortak politikalar metninin dışında tutuldu. Bunu da unutmayalım. Yani Kemal Bey buna okey dememiş demek ki. Yani bu masadan böyle bir mutabakat çıkmadı. Ortak politikalar metnine girmedi altılı masanın. Ama mesele başladığında, yani görüşmeler başladığında bu vurgu vardı. 1921 Anayasası vurgusu vardı. O geride kalmıştı. 24 vurgusu bence oradan kaynaklanıyor. İkincisi, kayyum meselesi ya da kayyum meselesi. Oradaki sıkıntı neydi? Ortak politikalar metnine girmiş olan bir konu bu. Şu şekilde giriyor biliyorsun. Orada deniyor ki, yani yanımda değil, keşke getirseydim ortak politikalar metnini. Yerelden yönetimin güçlendirilmesi, Avrupa Birliği faslalarının da içinde olan, müzakere sürecinin içinde olan yerel yönetimin güçlendirilmesi meselesi var. O en çok tartışılan şey oldu. Çok tartışılan bir konu. Babala TV'de Kılıçdaroğlu'na soruldu bu. Kılıçdaroğlu hatta bir kurultay konuşmasında söylediği ifade de herhalde hatırlatılmış orada. Hepsini, evet, o ifade de hatırlatıldı. Bazı videolar da dinletildi kendisine. O da bir açıklama yaptı bununla ne ilgili. Ne dedi? Babala. Söylemeyeyim çünkü yayına girecek şimdi başka ya birinin yayını. Ya söyle canım, bize ne ya babala. Şöyle dedi. Peki şöyle dedi. Tamam, ben hani ne bileyim. Şöyle dedi aslında. Kıyamıyorsun bakarsan... Oğuzhan Uğur'a. Oğuzhan Uğur'a değil de yani. Oradaki bir emeklilere. Yayın var tabii, orada tabii. Da hani o nedenle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şöyle... Kaç saatlik, 3 saatlik bir yayın yayınlanacak evet, herhalde. Evet, şu anda zaten yayına 3,5 saatlik bir yayın, evet. Uzun bir yayın o. Şöyle dedi Sayın Kılıçdaroğlu, dedi ki arkadaşlar dedi, bizim dedi burada dedi kodladığımız şey bir özellik ya da bir federatif yapının gündeme getirilmesi değil. Biz şunu söylüyoruz, özellikle son 5 yılda tek adam rejimi olarak ifade edilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra korkunç bir ademi merkeziyetçi yapı oluştu. O kadar ki yani herhangi bir kentteki metro ihalesinin kredisine bile haciz getirebilen. Ademi merkeziyet ama yerinden yönetime, yerel yönetime işaretler. Pardon, tersi tam o tersi. Zaman. Tersi tam tersi, affedersiniz. Daha sıkı merkeziyetçi bir yönetim anlayışı. Demek istedim. Ne kadar dikkat ediliyoruz görüyor musun sevgili Özlem seni? Çok teşekkür ederim. Önemli bir vurguydu. Şimdi bu yapı, yani işte efendim vatandaşlar bağış gönderiyor bir belediyeye. Diyelim ki pandemi için, diyelim ki bir başka şey için. Ona bile haciz getirebilen bir şeye dönüştü. Büyük kent yasasıyla birlikte Türkiye'nin belde belediyeleri kapandı, köy okulları kapatıldı. Köylerin her biri sanki bir kent mahallesi gibi yönetilmeye başlandı. Kırsal çöktü, tarımsal üretim çöktü. Yani şimdi eğer her şeyi bir tane bir saraydaki bir kişiye ve onun imzalayacağı kararnamelere bağlarsak burada kriz çıkar dedi Kemal Bey. Yani belediyeler dedi zaten özerktir. Özerki ben... Özerklik anlamında kullanmıyorum. Yani federatif bir yapı anlamında kullanmıyorum.
bir üniversitenin de özerk olması anlamında kullanıyorum. Bir de o kanun teklifini zaten AKP getirdi, CHP getirmedi. Ayrı mesele. Avrupa Birliği ile entegrasyon. Ayrı mesele ama bu özerklik konusu önemli. Çünkü bakın bu şimdi biz kayyum konuşuyoruz şu anda. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine getirilen devlet tarafından atanmış kişiler. Oraya gireceğim ama şu kayyum meselesini anlatayım, özerklik meselesi. Boğaziçi Üniversitesi şu anda özerk bir üniversite mi, akademik yapımı bu, yoksa tepeden inme bir tırnak içinde kamuoyunda da çok ifade edilen kayyum rektör mü var orada? Hı hı. Türkiye'de şu anda bütün akademiler benzer şekilde yönetilmiyor mu? Yani bu seçilmiş değil, tepeden inme, empoze edilen atanmış kişilerle ilgili bir eleştiri dedi. Belediyeler tabii ki özerk olmalı, kendi kaynaklarını kendileri, kendi kentlerinin ihtiyaçlarına göre karar vererek yönetmeliler. Geçmişte böyleydi, yine böyle olmalı. Bu yapı yanlıştır. Savunduğumuz şey budur. Avrupa Birliği müktesebatında da eğer okunursa konunun bu olduğu daha iyi anlaşılır. Bunun hala arkasındayız dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi buradaki itiraz ise masanın diğer bileşenleri tarafından şu. Ümit Bey diyor ki Sayın Özdağ, gerekirse devlet atanmış bir kişiyi bir belediyenin başına getirebilmeli diyor. Terörle iltisaklı olduğu ortaya çıkarsa. Burada da herhalde... Yargı kararı. Yargı kararıyla. Şimdi iki soru var. Bir, terörle iltisaklı bir kişi nasıl belediye başkan adayı olabiliyor? Diyelim ki atlandı. Adli soruşturmada ortaya çıkmadı. Güvenlik soruşturmasında görülmedi. Ve bu kişi gerçekten aday oldu ve seçilerek geldi. Belediye başkanı oldu. Belediye başkanı olduktan sonra yönettiği belediyenin kaynaklarını diyelim ki bazı terör yapılarına kullanmaya başladı ya da onlara bir fayda sağlamaya başladı. Böyle bir suistimal alanı oluştu. Devlet de bunu tespit etti. Bu kişiyi görevden aldı. Buraya kadar beraberiz. Ayrıldıkları nokta şu. Atanmış bir kayyumla değil, yine seçilmiş kişiler havuzundan bir isimle yola devam edilsin diyor Deva Partisi ve Gelecek Partisi. Ha şeyden, meclisten. Belediye meclisinden. Onu mu diyorlar? Evet, onu diyor. Yani temel olarak şuna karşı değiller mesela. Yani şu, yani onu iyi anlatmak lazım. Bir belediye başkanı bütün o süreçlerden geçmiş, gelmiş ama yine de suistimal ediyor makamını, kullandığı bütçeyi. Teröre destek sağlıyor. IŞİD olabilir, FETÖ olabilir, PKK olabilir. Neyse ne. Tamamı terör örgütü sonuçta bunların. Öyle bir durumda bu adamı görevde tutun demiyor. Ya da yargı kararıyla bunlar ortaya çıkmasına rağmen bu adam hala belediye başkanı olmaya devam etsin demiyor. Diyor ki ispatlı, teyitli, belgeli bu mesele gündeme getirildikten sonra yargı kararıyla bu kişi tabii ki görevden alınsın. Ama yerine tepeden inme atanmış bir kişi gelmesin, yine halkın seçtiği, seçilmişler havuzundan bir isimle belediye yönetimine belediye devam etsin diyor. Bu belediye meclisi, yani temel mesele bu, ayrılan mesele bu aslında. Şimdi bu dördüncü madde o kapıyı kapatıyor gibi. Yani bir daha okuyalım dördüncü maddeyi. Onunla ilgili diyor cümlesi. Ki o cümle terörle mücadele çerçevesinde terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilir. Tamam, gene demek ki devlet görevlisi ataması dediğine göre evet, yani devlet eliyle seçilmemişler havuzundan bir kişi oraya belediye başkanı olarak atanabilecek. Ümit Özdağ'ın talebi bu. Şimdi burada ayrılıyorlar işte. Bence HDP'nin ve Yeşil Sol Parti'nin de demokratik ilkelere aykırı buluyoruz dediği mesele bu. Çünkü orada seçilmişlerle atanmışlar vurgusu var. Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de ilkesel birlikteliğimizden... Evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Buluyoruz dediği bence bu. Yani temel olarak şunu savunuyorlar. Seçilmişlerle yola devam edilsin. Atanmışlarla değil. Özellikle de böyle bir tek adam rejimine dönüşmüş Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde atanmışlar değil, seçilmişler olmalı. Rektör de olsa öyle olmalı. İl belediye başkanı da olsa öyle olmalı. İlçe belediye başkanı da olsa öyle olmalı diyorlar. Bu 29 Mayıs'tan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçildiği durumda ve bir kabine kurgusu, bir hükümet kurgusu yapmaya başladığı durumda bir krize yol açar mı ya da bir kopuş yaşatır mı sanmıyorum. Ben yani bu söylediğim çerçevede Kemal Bey'in bu meselelerde bir uzlaşma sağlayabileceğini düşünüyorum. Burada asıl çarşıyı karıştıran bence bu protokol metnindeki bu nüanslar ya da farklı yaklaşımlar değil. Çünkü temelde ilkesel olarak herkes tabii ki de terörle mücadele edecek. Ya ne yapacak yani? Hani ikinci bir cümle yok ki burada. Ama
Burada bence asıl mesele Ümit Özdağ'ın sabah yazdığı tweet. Evet. Asıl çarşıyı karıştıran o genetiği bozan. Ama bir önce bu şu tane tane ilerleyelim. Çünkü yani İçişleri Bakanı olarak tamam. Orada yani bir niyetini mi beyan etti? Çünkü ondan sonra 2-3 televizyon programına da katıldı. Oralarda da farklı beyanları var. Farklı derken Faik Öztrak hemen çıktı farkındaysan CHP parti sözcüsü hemen olarak. Bizim böyle bir anlaşmamız yok. Böyle bir karar verilmiş kabine kadrosu yok dedi. O da bence şu o da anda kabul bir, etti zaten. O da kabul etti. Yani ortalık bir sakinleşti. Ama burada ben asıl olarak bu mutabakatta ve bu işbirliğinde şunu anlıyorum. Devletin bir refleksi vardı süreçlere dair. Bu ister Cumhur İttifakı masası olsun, ister Millet İttifakı masası olsun. O refleksler dile gelmiş oldu gibi görüyorum ben. Ve Kemal Bey de o dile gelen refleksleri gayet iyi anladı ve gereğini yaptı gibi görüyorum. Evet. Tabii bunu biraz derinlemesine tartışalım. O bence ayrı bir konuyu biraz tartışalım değil mi? Hı hı. Çünkü bu gündemde. Barış, seninle devam edelim. Şimdi sen önce sıcak bilgiyi, bir HDP'nin tavrını herkes merak ediyor. Onu bir ver. Sonra bu şeye nasıl bakıyorlar? Bu protokole nasıl bakıyorlar? HDP diyoruz da sevgili izleyiciler, Yeşil Sol Partisi. Siz öyle anlayın işte. Yani HDP diyoruz, ağzımız alışmış. Nasıl bakıyorlar? Evet. O çevreler nasıl bakıyor? Bir de Özlem konuşmasını bölmemek için girmedim ama bu Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler yerel yönetimler özellikle şartnamesinde Türkiye'nin 5 maddesini imzalamadığını hatırlatalım. Asıl Kemal Bey'e yöneltilen şeyler, sorulardan ya orada yöneltildiğini bilmiyorum da iddialardan başında o 5 maddenin imzalanıp imzalanmayacağı şeklindeydi. Evet. Çünkü biz zaten imzaladık o sözleşmeyi ama 5 maddesine şart koyduk ve kabul etmiyoruz onu. Ta 20 yıldır neredeyse. Bu çerçevede... Tabii Birleşmiş Milletler iki sözleşmeler olarak bilinen o iki sözleşmeyi unutmamak gerekiyor. Evet. Çünkü onun da bir tanesi, bunlar çok örtüşüyor. Tabii. Daha sonrasında çünkü o plebisit mesela tartışmalarında beraberine geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha iktidar yıllarında yani kotardığı işlerden bir tanesidir o maalesef. Maalesef. Peki. Barış, sendeyiz. Çok şimdi... pardon ama bu kayyum meselesinin, pardon, sadece yerel yönetimlerle ilgili değil, üniversiteler, hatta bazı medya kuruluşları konuşuluyor ya oraya kayyum mu atandı falan diye. Yani o anlamda... Onları da mı halk seçsin? Medya kuruluşlarına. Onları halk seçmesin ama en azından liyakatle gelsin. Liyakatla gelsin. Barış, yani, bir parantez açayım da seyirci pardon. Yanlış anlamasın. Barış'cığım bir hemen bir cümle söyleyeceğim seyirci yanlış anlamasın diye. Yani şimdi Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi mezunu olarak söylüyorum. Tabii ki olanları asla... Mezunlar Derneği üyesi olarak şiddetle kınıyoruz. Asla tasvip etmiyoruz. Bu arka arkaya iki tane bütün öğrenci ve akademik camiayı karşısına alma pahasına yapılan atamaları sert bir şekilde şiddetle kınıyoruz ama seyirci şöyle zannetmesin. Bundan önce Boğaziçi kendi kendine oylama yapıyordu, rektörünü seçiyordu falan. O çoktan kaldırılmıştı zaten. Yanlış hem vakıfların işte. hem Şivci Cumhurbaşkanı bakıyor şeylerden, üniversiteden birisi kafasına atıyor. Kafasına göre. Hatta bu da yetmedi. Mesela Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne Ankara Gazi'den birisini atayabiliyor. Kalk Tekirdağ'a git. Seni oraya rektör yaptım diyor. Yani bu hale geldi. Ha öncekini arar hale geldik. Ona biz memnun değildik. Arar hale geldik. Ne oluyordu? 6 tane adaylardan 6 kişiyi YÖK'e yolluyordu. YÖK onu 3'e indiriyordu. Cumhurbaşkanı da 3 kişiden herhangi birisini 3. dahil atıyordu. Onu arar hale geldi. Genellikle de en az oy alanı falan atıyordu. Tabii. Evet. Haklısınız. Doğru. Barış, sendeyiz. Evet. Şimdi Ümit Özdağ'la Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na geçişinin ardından bir irtibat kuruldu. Hatta aslında daha doğrusu 14 Mayıs seçiminden sonra acaba Ata İttifakı da Millet İttifakı'na destek verecek bir pozisyona gelir mi diye çeşitli görüşmeler yapıldı. Ama Sinan Oğan biliyorsunuz Millet İttifakı temsilcileriyle görüşeceği gün rahatsızlandım, serum bağlatıyorum dedi. Evet. Ama serum bağlatan Sinan Oğan'ı biz yarım saat sonra Tayyip Erdoğan'ın yanında gördük. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na nasıl dahil edildiği hala bir sır ve muamma. Yani bununla ilgili birçok rivayet var ama şu ana kadar Sinan Oğan çıkıp kamuoyunu ikna edecek bir açıklama yapmadı. Çeşitli iddialar var ama bunlar henüz netleşemediği için onları ifade edemiyorum ama araya aracıların sokulduğu, Sinan Oğan'ın bir şekilde Tayyip Erdoğan'ın yanına konumlandırıldığı ortada. Tabii Sinan Oğan'ın gitmesinin ardından muhalefette bir doğal olarak bir moral bozukluğu oldu. Çünkü 5.7 oranında bir oy aldı ve özellikle Millet İttifakı'na ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren
seçmenler acaba Sinan Oğan yanında bunları da bu seçmenleri de götürebilecek mi diye bir telaşa düştüler. Fakat sonra görüldü ki Sinan Oğan yanında hiç kimseyi götüremez. Bu sadece bir psikolojik harp olarak ortada, bir psikolojik atak olarak özellikle Millet İttifakı'na oy veren seçmenlerin moralini bozmak üzere kurgulanmış bir senaryoydu ve hatta hatırlarsınız... Bozdu mu? Şöyle, Sinan Oğan 2 milyon 700 bin takipçiye sahipti Twitter'da ve Cumhur İttifakı'na katıldıktan hemen sonra 700 bin takipçisini de kaybetti. Biz de bu noktada bir kampanya da başlattık. Ben de bir tweet attım. Sinan Oğan'ı takibi bırakıyorum ve bırakalım diye. 700 bin kişi Sinan Oğan'ı takipten çıktı. Bu da aslında Sinan Oğan'ın ciddi bir kitlesinin olmadığını, tamamen konjonktürden kaynaklı bir yükselişin olduğunu gösterdi. Fakat Zafer Partisi ile Sinan Oğan arasındaki ilişki tam tersi. Şimdi Zafer Partisi'nin gerçek bir oy kitlesi var. Yani 2.2 oranında bir oy aldı. Ve Zafer Partisi bu oyu yönlendirebilecek bir pozisyonda. Çünkü bir parti olarak bu oyu aldılar. Bir şahıs olarak değil, bir ilkeler çerçevesinde eleştirirsiniz, eleştirmezsiniz. Bu noktada da ben Ümit Özdağ'ın sabah attığı tweet'i aslında Süleyman Soylu'nun biraz sinirini ve moralini bozmaya yönelik bir tweet olarak değerlendiriyorum. Kimin sinirini bozmaya? Süleyman Soylu'nun. İçişleri Bakanı olarak ben geliyorum dedi. Fakat bizim özellikle muhalif kitle bu aralar o kadar bir gergin ki, tamam mı? Vay efendim, İçişleri Bakanlığı sözü mü verildi dediler. Ben hemen bu tweetten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üst düzey arkadaşlarımızı aradım. Ya dedim ki, Ümit Bey böyle bir açıklama yapmış, tweet atmış. Böyle bir söz mü verildi, böyle bir konuşma mı yapıldı? Kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Zaten Sinan, özür dilerim, Ümit Özdağ da öğleden sonra ben temennimi dile getirdim dedi. Ve bu temennisi fakat şöyle bir sinyale, daha doğrusu şöyle bir sıkıntıya yol açtı. HDP ve Yeşil Sol, HDP diyelim biz, HDP ve Yeşil Sol, Ümit Özdağ'ın attığı bu tweetten sonra olağanüstü bir toplanma kararı aldı. Çünkü Ümit Özdağ'ın özellikle HDP'nin başının belası olan kayyumlar konusundaki tavrı çok net. Şimdi bugün ona geleceğim, kayyumun ne olduğuna da, HDP bugün uzun bir toplantı yaptı. Ben de HDP'den tanıdığım kaynaklarımla, arkadaşlarımla bu toplantıda neler konuşulduğunu sordum. Tabii birçok kaynağımız da telefonunu kapatmış çünkü... Yani bugün Ankara'da Barış herkesin telefonu kapalıydı. Evet, herkes Allah Allah. Kapatmış telefonlarını. Şöyle bir, HDP yarın güçlü bir metinle çıkmak istiyor. Alelacele bir metin yerine güçlü bir metinle çıkıp... Ne gibi yani? Ne anlatacağım. Hangi tavrı aldıklarını ve nelere şerh düştüklerini kamuoyuna açıklayacaklar. Bir kere şunu söyleyelim. Bir, HDP ve Yeşil Sol kesinlikle bir boykot uygulamasına gitmeyecek. Yani sandığa gitmeme gibi bir yol izlemeyecek. Ne yapacaklar? Kim mesaj göndermek istiyorsun? Kimseye. Başımızın belası. Siri mi? Siri. Evet. Şöyle. Seni dinliyorlar Barış. Evet, sen eski telefon kullandığın için rahatsın. Şöyle, bir baştan söyleyelim, araya telefon girdi. HDP kesinlikle boykot tavrı uygulamayacak. Fakat bu tavrını açıklamak için içinde bulundukları Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer bileşenleriyle de konuşup yarın güçlü bir metinle çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteklerini açıklayacaklar. Bunu altyazı olarak verelim arkadaşlar. Ancak Barış arkadaşın ismiyle verebilirsiniz. Ancak HDP, Yeşil Sol boykot etmiyor yarın Barış arkadaşın aldığı kulis bilgisi. Ancak muhalefete de çeşitli eleştirilerinin olacağı, özellikle bu kayyum konusunda eleştirilerinin olacağı, bu noktada da dördüncü maddedeki kayyum konusuna şerh düşecekleri ama buna rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklayacaklar. Yani benim konuştuğum bugün yaklaşık 4 HDP'li benzer ifadeleri söylediler ve dediler ki biz güçlü bir metinle, bir anlamda bir manifestoyla çıkmak istiyoruz. Onun altını bir kere çizelim. İkincisi, Ümit Özdağ'ın ben temennimi açıkladım, ben temennimi dile getirdim bakanlık konusunda dedikten sonra HDP'deki kaygılar biraz azaldı. Çünkü herkes birdenbire Ümit Özdağ İçişleri Bakanı mı oluyor diye düşündü. Şimdi HDP kayyum konusunda neden bu kadar
nasıl söyleyeyim? Tepkili, tedirgin, tepkili. Ve neden buna tepki gösteriyor? Kendilerince haklılar, bence de haklılar. Niye? Bak ben önceki gün Kars'taydım. Gürsel Tekin'le birlikte TBMM Grup Başkanlığı'nın yaptığı görevlendirme dolayısıyla eski milletvekili olduğum için gittim Kars'ta Sayın Kılıçdaroğlu için Gürsel Tekin'le birlikte oy istedim. Onun bir kısmını pazartesi gecesi anlatmıştım. Kars özelinden anlatırsak, Kars'ın seçilmiş bir belediye başkanı vardı. HDP'li Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen göreve geldikten bir süre sonra AKP ve MHP'de şöyle bir duygu oluştu. Efendim, sınır şehrinde, Serhat şehrinde HDP'li belediye başkanı olmaz diyerek Ayhan Bilgen'i yargılandığı, beraat ettiği ve üstüne de 20 bin lira tazminat aldığı bir davayı gerekçe göstererek görevden aldılar ve gözaltına aldılar. Ayhan Bilgen gözaltından avukatı aracılığıyla dedi ki ya bunlar muhtemelen beni tutuklayacaklar. Belediye meclisi yarın toplansın. Benim tutuklanacağım belli. Zaten hani kurt kuzuyu yemeyi kafaya koymuş. Şevin Hanım'ı, bir hanımefendi, bir kadını belediye meclis üyesini belediye başkanı olarak seçtinler dedi. Ne oldu? Ertesi gün Şevin Hanım'ı da gözaltına aldılar. Ve böylece ne yaptılar? Kars valisini aynı zamanda Kars belediye başkanı olarak atadılar. Şimdi ben Kars'a gittim. Kars'ta belediyecilik adına hizmet yok kardeşim. Bak belediyecilik adına hizmet yok. Esnaf ziyaretinde dedim ki ne düşünüyorsunuz hani sohbet esnasında? Bir vatandaş aslında antidemokratik durumu çok basit bir şekilde özetledi. Dedi ki ben dedi HDP'ye oy vermedim belediye başkanına Ayhan Bilgen'e. Ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'yim. Ayhan Bilgen dedi eğer belediye başkanı olsaydı ve hizmet yapmasaydı biz çıkıp rahatlıkla siyasi bir kimliği olduğu için, bir partili olduğu için, siyasetçi olduğu için rahatlıkla eleştirebilirdik. Ama biz şu an hizmet gelmiyor, yollarımız bozuk. Her taraf çal çamur içinde, Kars deyimiyle söylüyorum. Çöpler zamanında anladım, toplanmıyor desek valiyi eleştirmiş olacağız. Vay sen devlete karşı mı çıkıyorsun diye başımızı belaya sokarız dedi. Düşünün bir vatandaş Kars'a hizmet gelmemesini, belediyecilik hizmeti gelmemesini eleştiremiyor. Niye? Çünkü orada seçilmiş değil, iktidar partisinin atanmış bir valisi var. Şimdi kayyum dediğimizde vatandaş şunu algılamasın. Bu kayyumlar hukuki bir çerçeveye oturtularak yapılmıyor. Kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı kaşının üstünde gözüm var diyerek ne yapıyor? Belediye başkanlarını alıyor. İşte az önce mesela Ayhan Bilgen'i anlattım. Yargılandığı, beraat ettiği, üstüne tazminat aldığı bir davadan dolayı gözaltına alındı ve belediye ne yapıldı? Valiye devredildi. Süleyman Soylu geçen gün çok önemli bir açıklama yaptı. Bu hengame arasında kaynadı, gitti. Dedi ki Tayyip Bey beni çağırdı. Ben bu HDP'li belediyelerden rahatsızım dedi. Hepsini görevden aldık dedi. Şimdi burada hukuk nerede? Adalet nerede? Bağımsız yargı nerede? Doğrusu nedir? Bir belediye başkanı eğer bir suça bulaşmışsa, bu terör olabilir, başka bir suç olabilir. Ne yaparsınız? İdari olarak onu görevden uzaklaştırırsınız. Tedbir olarak seçim yapılana kadar, belediye meclisinin kendi içinden seçene kadar geçici olarak bir kayyum atarsınız. Geçici olarak. 10 gün, 15 gün. Hani devletin işleri aksamasın diye, hizmet aksamasın diye. Ama ne yaparsınız? Kanunda da çok açıktır. Belediye meclisi toplanır. Belediye meclisi kendi içinden bir belediye başkanı seçer. Bunu 98'de yaşadık. Şimdi AKP'liler iktidar oldukları için sopa ellerinde geçmişte neler yaşadıklarını unutmuşa benziyorlar. Ve antidemokratik, hukuksuz uygulamalara da imza atıyorlar. Tayyip Erdoğan cezaevine girdiğinde ne oldu? O dönemki iktidar valiyi atamadı. Ne yaptı? Belediye meclisinin içinden seçildi. Ali Müfit Gürtuna. Hatta hatırlayın aslında Tayyip Bey Ali Müfit Gürtuna'yı istemiyor. İstemiyordu. Tayyip Bey'in adayı o dönemki Küçükçekmece belediye meclis üyesi Aziz Yenağ'ydı. Fakat Erbakan bastırdı. Tayyip Bey'e yakın olan isimler gelmesin diye Ali Müfit Gürtuna'yı seçtirdi. Ama buna rağmen o dönemde bile ne yaptılar? Ali Müfit Gürtuna belediye başkanı olarak meclis kararıyla seçildi. Şimdi AKP bütün bunları unutmuş. HDP'nin %70 oy aldığı, %76 oy aldığı Diyarbakır Belediyesi'ne bile kayyum atamış. Ya Diyarbakır Belediyesi'nin neredeyse 10 yıldır belediye başkanı yok.
Gittiğinde belediyenin etrafını görüyorsun. Ben 2017'de seçim çalışmaları için gitmiştim. Belediyenin etrafı demir tellerle çevrilmiş ve vatandaş diyor ki içeri girerken çorabımıza kadar aranıyoruz. E kardeşim bu adamlar %67 alıyor beğenmiyorsunuz. 70 alıyor beğenmiyorsunuz. 76 alıyor beğenmiyorsunuz. Ki Diyarbakır Belediye Başkanı'nın Selçuk Adnan Mızraklı'nın dosyasını sonuna kadar okudum. Bunu Habertürk Televizyonu'nda da o dönem anlattım. Tamamen uydurma bir davadan dolayı Adnan Selçuk Mızraklı cezaevine atıldı. Çünkü bir gizli tanığın ifadesiyle gözaltına alındı. Gizli tanığın verdiği ifadelerle Adnan Selçuk Mızraklı'nın hiçbir şeyi uyuşmuyor. Buna rağmen hem ceza verdiler hem de şu anda Diyarbakır Belediyesi'ni vali yönetiyor. Keza Mardin'i vali yönetiyor. E o zaman kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin de buna itiraz etmesi haklı. Bu noktada da HDP az önce de ifade ettiğim üzere Kemal Bey'e Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki desteğini sürdürecek ama kayyum konusunda şerhini düşecek. Barış bir tur daha atacağız. Tamam. Konu tam bitmiyor çünkü. Ama ilk bölüm bitmeden hocalarıma da döneyim. Tamam. Şimdi kayyum meselelerini konuşacağız. Özellikle de her iki hocamdan da istediğim şey şu. Bu Avrupa Konseyi'nin aldığı yerel yönetimler özellik şartına Türkiye'nin koyduğu rezervlerin kaldırılabilme durumu, Birleşmiş Milletler, bu tip durumlar şu anda bu seçimin atmosferinde çok konuşulacak şeyler değil. Ama mevzu da geliyor geliyor burada düğümleniyor. Yani baksanıza biz bir maddeyi konuşuyoruz şu anda. Şimdi yarın olası bir iktidar durumunda, iktidar değişikliği durumunda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa aynı masada hem Ümit Özdağ hem işte ne bileyim diğer partileri veya işte kendisine destek veren insanları memnun edecek bir yönetimi sergileyebilir mi? Bu zor olur mu sizce? Yani zaten şimdiden bakıldığı zaman yani koalisyonlardan kaçmak için kurulan bu sistem esasında ikili üçlü koalisyonlardan bıktığından dolayı icat edilmiş olan bu sistem altılı, yedili, sekizli böyle esasında koalisyonlara doğru gidiyor. Yani bugün dediğimiz Cumhur İttifakı'ndan 7 tane, işte Millet İttifakı'na baktığınız zaman 8 tane ayrı partiden veya siyasi bir takım ekollerden de gruptan oluşan bir koalisyon var. Şimdi tabii ki bugünden daha bakıldığında mesela Gelecek Partisi'nin attığı tweet falan bir maninardı böyle bir satır aralarına bakıldığı zaman. Hani bir itirazımız yok gibi falan. Gelecek Partisi derken şey diyorsunuz siz. Selim Temurçin'in açıklaması var. Bir de Serkan Özcan'ın. Yani bu itibariyle o ayrıntıya girmeyeceğim ama yani bu mutlaka olacaktır. Yani Güneydoğu'ya mesela Zafer Partisi'nin bakışı ayrı. Bu çok açık bir şey yani. Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin tabii ki bakışı ayrı. İşte ne bileyim ben iktisada bakışı Deva Partisi, Ali Babacan'ın bakışı ayrı. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki bir grubun tamamının olmasa bir grubun bakışı ayrı. Yani mutlaka doğal olarak olacak. Ama burada bence yani benim çıktığım programlarda şunu söylüyorum. Bu işte Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu iki tane şey var orada resim var. Ondan birine verin değil. Bu bir sistem tartışması var. Bir referandum niteliğinde oy kullanılması lazım. Yani siz bir kişinin oturup yani hem Merkez Bankası Başkanı'nı atadığını hem MİT Müsteşarı'nı atadığını hem böyle Suriye'ye harekat planının altına kararını verdiğini hem bilmem hangi silahların F-16 mı alınacak, F-35'ten mi vazgeçilecek, hayır S-400 mü alınacak karar vermesini istemiyorsanız tek adam yönetimi sistemini bitirmesini vaat eden bir ittifaka verilmesi lazım. Yoksa biz bu ayrıntılarla yarın bugün geldiğinde Millet İttifakı gelecek buna nasıl bakar ya da Cumhuriyet Halk Partisi ile Zafer Partisi arasında bir takım çatlaklar oluşur mu diye bakarsak burada çok böyle ayrıntılarda bence boğuluruz gibi geliyor. Bu bir referandumdur. Yani eğer anketlerde Türkiye'nin %68 ile 72 arası ya bu sistem bize uymadı ya. Bu sistem hakikaten böyle tek adam sistemi. Müzakere yok, münakaşa yok, münazara yok. Hiçbir şey tartışamıyoruz. Birisi çıkıyor, kendi başına bir karar veriyor. Herkese el pençe divan ceket ilikleyerek o karara uyuyor. Yani bunun doğruluğunu, yanlışını tartışmayacak mıyız diye eğer soruyorsa o halde bunu bir referandum niteliğinde kabul etmek lazım. Bu sistemin değişmesini dolayı yani Millet İttifakı sistemin değişmesini vaat ediyorsa değişmesi yönünde adım atacak bir iktidardan yana, işte ittifaktan yana oy verilmesi lazım. Sevgili Gürkan'cığım şimdi şöyle bir şey var. Bu arada çok tuhaf bir tartışma da beraberinde yürüyor hocam. Biraz belki zenginleştiririz mevzu diye. Tartışmaların odağındaki isim Sinan Oğan. İki gündür sessizliğini koruyordu. Akşam saatlerinde gazeteci Nagihan Alçı'ya cevap tweetleri atmaya başladı. Şimdi biraz önce de arkadaşlarımı yönlendirdiler bana. Bir ırk ve soy tartışması sürüyor. Çok tuhaf bir şekilde sevgili izleyiciler. Bu seçimde yaşamadığımız şey kalmayacak. Ben öyle hissediyorum. Sinan Oğan,
Nagihan Alçı demiş ki Sinan Bey sizin Azeri, Ümit Bey'in de Çerkez kimliğiyle asla ilgili değilim. İkiniz de aşırı sağcısınız. Çerkezler, Azeriler soydaşımızdır. Fakat Aliyev Azerbaycan'ın demokratik yolla seçilmiş lideri değil. Lukashenko gibi bir diktatördür. Bu gerçek açık ve nettir demiş. Sinan Oğan da gazeteci Nagihan Alçı'ya şöyle bir cevap veriyor sevgili izleyiciler. Nagihan Hanım, Azeri diye bir soy kökeni yok. Oğuz Türkleri, Azerbaycan Türkleri vesaire gibi Türk boyları var. Sizin kökeniniz nedir bilmiyorum, ilgilenmiyorum da. Nagihan Hanım, ben özbeöz Türk'üm. Kimsenin kökenleriyle hiç ilgilenmedim. Ancak sizin özellikle köken vurgusu yaparak takındığınız bu ırkçı tutumunuzu kınıyor ve yakışıksız buluyorum demiş. Şimdi lüzumsuz bir şey ya. Yani biz 3-4 hafta önce tartıştığımız buradaki Erkan Baş olayına döndü. Yani Balkanlı mısın falan diyor. Bilmem Melih Gökçek çıkmış. Mansur, aynen ismiyle hitap ediyor. Mansur saklama sen Makedonsun diyor. Yani işte bak bu 1900, yani böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? İşte 1921 yerine 24 anayasası, esas bak onu konuşmak lazım. 24 anayasası esas alınması çünkü 1921'de Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yok 21 anayasasında. Anladığımız 1924, anlamda klasik anayasa değildir yani zaten. Türk değil, tabii tabii onu tam anayasa, 1924, anayasacılar anayasa olarak kabul etmiyor. Yani. Halkçılık beyannamesine dayanır hocam, onu da anımsatacaktır şimdi. 1921'de mesela Türk değil, Türkiyeli demeye müsait bir anayasadır 1921 anayasası. Ama 1924 anayasası hangi ırk ve kökenden gelirse gelsin, vatandaşlık bağı ile olan herkes Türktür. Yani burada Kürttü, Çerkezli, Boşnaklı bilmem neydi, sen Azeriydin, bu değil. Burada vatandaşlık bağıyla, oradaki Türk de bir ırkın adı olarak kabul etmiyor 24 Anayasası. Bir üst şemsiye, herkesi kucaklayan, herkesin altında kendisine yer bulabileceği bir üst kemiği, bir kucaklayıcı, bir paratoner, bir şemsiyedir o. Bir üst kemiği. Bir şey sorabilir miyim? 1924. Herkes Türktür mü der, herkes Türk vatandaşı mıdır der? Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes tabii. Türktür. Bu çok yani, önemli bir şey. Yani, Türk vatandaşı olmak. Tabii. Evet. Yani mesela Atatürk milliyetçiliği vurgusu vardır. Mesela şimdi biraz önce sevgili Gürkan'ın bahsettiği bir özellik itirazı ve isyanına kapalıdır. Kapalıdır 1924 Anayasası. Şimdi onu, o bakımdan Ümit Özdağ'ın bugünkü protokolde 21 yerine 24 vurgusu yapması esasında boşuna değil. Ama zaten bunda kimsenin itirazı yok 1924 Anayasası'na. Hepimizin itirazı yok. Ben kim bakar burada birisinin nereli olduğunu, nereden geldiğine? Ben tanışmadan önce Barış'ın Karslı olduğunu bilmiyorum. Sormam da kimseye. Sormam da. Hocam biz yurttaş yani herkes, hepimiz Türk'üz. Bir üst kimlik var Türk'üz. Değil. Bizimkiler de Rodos göçmeni. Rodos'tan gelmişler bütün dedemler. Benim ailemde de yani. Osmanlı vatandaşı. Tane, evet. Ama bu cumhuriyete, işte Gürkan biliyor çeşitli vesilelere, bu cumhuriyete Türk'üm, doğruyum, çalışkanım yazan Reşit Galip'i armağan etmişler. Hüseyin Ragıp'ı armağan etmişler. Türk ocaklarını kurmuşlar. Türk Yurdu dergisini çıkartmışlar. Şimdi dolayısıyla hepimiz burada kendimize bir yer bulmuşuz. Buna bir itirazımız yok. Şimdi Sinan Oğan'ın zihinler, yani itiraz noktam benim şu. Siz Cumhur İttifakı ile eğer her konuda anlaşabileceksiniz, neden üçüncü yol dediniz? Yani bir yani Cumhur'la Millet İttifakı'na itirazı olan bir ittifak ya da bir siyasal küme, bir siyasal ünite, bir siyasal birim, yani buna itiraz var ki sen başka bir şey kuruyorsun. Yani birkaç gün içerisinde sen Cumhur İttifakı'na geçmen, muhalefette olduğunu ve muhalefette iken de aynen Sayın Bahçeli'nin bir zamanlar dediği gibi tek eden süt çıkmaz, Tayyip Erdoğan'dan da Türk milliyetçisi olmaz bilmem eğer diyen birisi olarak ya da bir Hüdaparlısı, Hüdaparlı'yla bir Türk milliyetçisi aynı sandıktan çıkmaz diyen bir kişi olarak bunları dedikten sonra Cumhur İttifakı'na gitmen olan toplumda bir infial yaratır. Buna katlanacaksın sevgili Sinan Oğan. Buna katlanacaksın. Dolayısıyla Zafer Partisi'nin bu çerçevede Millet İttifakı'na yakın durması, yani şu anlamda şöyle, zaten o muhalefetteydi, o da muhalefette. Yani muhalefette olan iki tane partinin ve siyasal iktidarı eleştiri getiren iki partinin bu muhalefette olma ortak paydasıyla örtüşecek bir takım alanlar bulması son derece doğaldır. Yani Zafer Partisi'nin Millet İttifakı'yla yanaşması ve protokol imzalaması Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na gitmesinden çok daha esasında makul bir şeydir. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı hemen. Şimdi mi? Hayır, o anlaşmadan sonra tek cümle cehennemin kapılarını kapatacağız dedi. Evet, evet. Yani burada bir mutabakat sağlandı. Peki hocam, yine geleceğiz ama. Şöyle olur, yapalım. Olur, neden biliyor musunuz? Barış Hocam'a da birinci bölümde söz vermiş olayım. Peki tamam. Sonra bir tur daha atacağız çünkü. Tamam, peki, tamam. Bu arada siyasilerden açıklamalar da geliyor sevgili izleyiciler. Onlara da geldikçe sizlerle paylaşacağız. MHP Genel Başkan Yardımcısı
Semih Yalçın, milliyetsiz milliyetçiler diye bir tanımlama kime diyor kullandı. Muhtemelen Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'ı kastediyor. Sinan Oğan'ı da Sinan özür dilerim, Ümit Özdağ kastediyor. Milliyetsiz milliyetçiler diye bir tanımlama yazmışlar. Zaten dediler, mezar soyguncusu dediler, başka kapıya dediler. Ona da demiş olabilirler çünkü tam isim vermemiş ama Ümit Özdağ'ın bu günkü çıkışından sonra dediğine göre öyle varsediyoruz. Ben şimdi ayrıntılarını okuyacağım onun. Barış Hocam sendeyiz. Şimdi Sinan Oğan benim hayatta bir kez gördüğüm bir insan. O da Marmara Üniversitesi çıkışlı bir akademik etkinlikte gördük. Yaşı genç, siyasi deneyimi de o kadar eksik değil. Başka ne yapmış? MHP milletvekili. MHP milletvekilliği yapmış. Başka ne yapmış? TÜRKSAM adlı bir düşünce kuruluşu kurmuş. Yani o bağlamda baktığımızda... TÜRKSAM. TÜRKSAM. Ümit Özdağ'la benzeşen çok tarafları var. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yapmışlar. İkisi de birer düşünce kuruluşu kurmuşlar. İkisi de MHP'den sert, olaylı şekilde ayrılmışlar. Bir zamanlar ikisinin de adı MHP Genel Başkanlığı için geçmiş. Yani akademik kariyerleri, siyasal gelenekleri, politik iddiaları, birer düşünce kuruluşu kurarak entelektüel, akademik hayata katkıda bulunma çabaları çok benzeşiyor Sinan Oğan ile Ümit Özdağ. Hatta ben bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazında da uzun uzun anlattım ve Sinan Oğan'ın beni hiç şaşırtmadığını altını çizmek istedim. Yineliyorum. Neden? Şundan. Çünkü Sinan Oğan aldığı oyları doğru tahlil edemedi. Aldığı oyların Sinan Oğan'ın oyları değildi. Tepki oylarıydı. MHP oylarıydı. Genç oylarıydı. İyi Parti oylarıydı. Zafer Partisi oylarıydı. Muharrem İnce'nin oylarıydı. Ne Millet İttifakı ne Cumhur İttifakı diyenlerin oylarıydı. Ama bunların hiçbiri Sinan Oğan'ın oyu değildi. Yani Sinan Oğan her ne kadar yıllar evvel ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım dese de eğer bu dediklerim olmasaydı Sinan Oğan o 5.2'yi alamazdı. Bu bir. İki, Sinan Oğan ne diyorum pek çok konuda Ümit Özdağ'la benzeşen bir profil. Ama Sinan Oğan bir parti kurmaya da şimdiye kadar cesaret edemedi. Öyle bir cesareti yok. Seversiniz sevmezsiniz. Benim hukukum vardır, merhabam vardır, ahbaplığım var, dostluğum vardır. Ortak kitaplarda makalelerim vardır. Antalya'da düzenlediği 5-6 akademik forumda beraber bildiri sunmuşluğum vardır. Ümit Özdağ'ın. Ama Sinan Oğan bir Ümit Özdağ kalibresinde bilim insanı olmadığı gibi Ümit Özdağ cesaretinde bir siyasetçi de değil. Parti kuramadın arkadaş. Ki eş durumunda sen de iyi tanırsın. Eski MHP'li milletvekillerinden Mehmet Ekici'nin kızıyla evlidir yani. Ama sen bir partiyi kurmaya cesaret edemedin şimdi. Yiğidi öldürüp hakkını yemeyeceksin. Bu bir. İkincisi, zehir zemberek laflar ettiğin sosyal medyada. MHP milletvekiliyken parlamentoda yumruk yumruğa, Barış sen o zaman oralarda mıydın? Bir dönem önce. Ha, bir dönem önce. Kavga ettiğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanına gidiyorsun. Git. Ama gittikten sonra da Barış Sosyal Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde eleştirir. Özdemir Oğlu da sosyal medyada eleştirir. Artık sosyal medyada neler neler var. Benim sosyal medyam yok ama genç arkadaşlarım var. Kimileri diyorlar ki Afet Bakanlığı kurulacak, başına geçecek. Kimileri diyorlar ki Azerbaycanlıları İlham Aliyev aradı. Kimileri diyorlar ki Bakü Büyükelçiliği sözü verildi. Aynen Feyzoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne... Kime Bakü Elçiliği sözü verildi? Sinan Oğan'a. Dolu. Böyle lakırlar dolu. Hani biraz daha muhabir olarak deşse sevgili Barış. Neler neler, ne vaatler, ne sözler duyabiliriz Sinan Oğan'la alakalı. Ama Sinan Oğan'ın bundan sonra siyasal hayatı artık yok. Niye? İyi Parti'ye gidemez. Zafer Partisi'ne gidemez. MHP'nin genel MHP'de başkanı olmak istiyor. Kapıdan içeri giremez. Kapıdan içeri sokmazlar. Çok ağır yüklendiler çünkü. Zehir zemberek laflar ettiler yani. Ya, adaylığı tartışma konusu olduğu andan itibaren MHP bütün isimleriyle yüklendi. Yani. Yani, evet, evet. Sayın Bahçeli ve danışmanları zehir zemberek lafla ettiler. Yani Cumhur İttifakı'na katılmadan evvel mezar soygunsu dediler. Yani. Daha ne desinler? Ayrı bir parti kurabilir mi? Bu itibarla mümkün değil. Kimse gitmez peşinde. Ha, peki ne olabilir? Belki önümüzdeki seçimlerde bir AKP Iğdır milletvekilliği düşer. O da iyi ihtimalle. O da iyimser bir tahmin AKP yaparak söylüyorum. AKP kalırsa o döneme. Siyasi hayatını sıfırla çarptı. Demek ki
kendisine gelen bu 5.2 oyu doğru düzgün tahlil edemedi. Analiz edemedi. Ha, evet. Gelelim şimdi işin diğer boyutuna. Barış hocam gelme. Gelmeyin. Bir gideyim reklama. Tamam. Reklamdan sonra gene tamam. Seninle devam edelim. Ben bu de arada söyleyeyim. Özlem şeymiş, Semih Yalçın'ın açıklaması, bilinçli seçmenin niyetini değiştirmek, tercihini etkilemek amacıyla siyasi manevra yaparak kılıktan kılığa giren, fikirden fikre uçan, kalıptan kalıba giren zihniyet ve milliyetsiz milliyetçiler sandıktan eli boş dönecektir demiş Ümit Özdağ kastediyor. Ümit Özdağ kastediyor. Sevgili izleyiciler, Barış Hoca'da kaldık. Oradan devam edeceğiz. Hararetli konu, bizden ayrılmayın. Şimdiki zaman devam edecek. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda ikinci bölümle karşınızdayız. Barış Dostlar Hocam'da kalmıştık. Hocam buyurun, tamamlayın. Son olarak şunu ekleyecektim sevgili Ülkan. Seninle ortak dostumuz, Türk Devlet Adamı geleneğinin seçkin, hatta son seçkin ismi rahmetli analım. Kimi söyleyeceksin? Rauf Denktaş'ın da yakın kadrosundan olan bir isim. Yakan Cumalıoğlu. Yakan dayı diyoruz ya ikimiz de ona. Ben de gelirken muhabirlik yapayım dedi sevgili Özlem ve Barış'ın hoşgörüsüne sığınarak. Yakan dayı aradım önceki gün. Dayı dedim, ne oluyor? Yakan Cumalıoğlu'nun verdiği yanıt şu. Sinan Oğan'la ilgili çok sert konuştu. Ve o eski ülkücü kadroların, Türkçü gelenekten isimlerin Millet İttifakı'na destek vereceklerini, büyük bölümünün, ben Yakan Cumalıoğlu'ndan da birebir öğrendim ki yani Yakan Cumalıoğlu'nun İyi Parti'de de, Milliyetçi Hareket Partisi'de de, Zafer Partisi'de de çok kuvvetli bağları vardır. Onu da son olarak ekleyeyim. Ben de öyle de oldu buraya, zaten. Bugün bir toplantı yaptım. Bu toplantıya katılan isimlerden birisi olan Ülkü Ocakları eski genel başkanı Azmi Karamahmutoğlu ile konuştum. Aslında programımıza da katılacaktı fakat 8.40 uçağıyla şu anda havada İstanbul'a geliyor. Yetişmesi de zor olacağı için alamadık yayına. Kendisi de dedi ki yani apar topar gittik Ankara'ya. Çok zor bir şeydi. Toplandık hepimiz ama dedi yani başardık, çok mutluyuz. Çok da sevinçli geliyordu sesi. Vallahi ilginç sahneler yaşanıyor. Yani. CHP'li ülkücüler diye bir herhalde fraksiyon olacak CHP'nin. Var zaten. Hayır işte yavaş yavaş oluyor. Hatta Mansur Yavaş var bir kere zaten. Sen benim tabii köşe yazılarımı okumadığın için ben o konuda bir yazı yazmıştım. CHP'li sen benim ülkücüler. Tweetlerimi okuduğun gün ben de senin köşe yazılarını okuyacağım. Bir şey söyleyeceğim. Ya kimileri buna çok şey yapıyor yani... tedirgin yaklaşıyor ya da kimileri çok eleştirel bakıyor. Fakat ben açıkçası bundan heyecan duyuyorum ya bir vatandaş olarak. Yani şu anlamda heyecan duyuyorum. Ben kendimi ülkücü olarak tanımlayamam. Hiçbir zaman kendime bir Türk milliyetçisi diyemem. Ben daha çok demokrat olmaya çalışan vatanperver bir cumhuriyetçi gibi ya da Atatürkçü gibi kendimi belki tanımlayabilirim ama ya şu çok ulan, heyecan veriyor. Liberal diyeceksin diye bir an ödüm yok, koptu. Öyle. Ama yok. O bizim aile geleneğimize aykırı. Ya ben olmaya yanaşsam annem evden kovar ya. Anneni buradan saygıysa annen gerçek annem bir beni sopayla kovalar yani bizde annen mümkün değil o. Annen gerçek bir cümle kovarsa aman aman göz göze gel. Yani ama şöyle yani evet. Mesela küreselci bir tarafım var şu anlamda. Aşk küresel olsun, sanat küresel olsun, yaratıcı düşünce küresel olsun, seyahat küresel olsun, bilim küresel olsun, müzik küresel olsun. Onları zaten yani, durduramıyorsun. Onların yani, hepsi yani, oluyor. Yani oralar evrensel öyle diye, küresel ama, demeyelim. Ama şu hoşuma gidiyor. Bu 50+1 ne kadar ülkeyi yerle eksan etse de, ülkedeki bütün siyasal kampanya süreçlerini toksik bir hale getirmiş olsa da, birbirinden çok uzak olan kesimlerin mecburen bir masada oturup konuşmak durumunda kalması çok da fena bir şey olmadı bence. Yani ilk defa gece ve gündüz kadar farklı fikirler aynı masalarda istişare etmek. Bu 50+1 de peki arkadaşlar evet. Seçimlerden yani sonra revize edilmeyecek mi? Daha geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ona geldiğinden sevgili Özlem bu masaya oturdular mı? Mesele o. Masaya oturulmadı. Bence de şu anda sadece fikirler. Ülkücüler için mi söylüyorsun? Hayır hepsi yani sen dedin CHP'nin ya. Çok içinde... farklı. Hayır, CHP'nin içinde var o ittifak zaten. CHP'nin kendisi bir kitle partisi olma ve seçmen havuzunu genişletmek için kendi içinde ittifaklar kurmaya başladı. İşte demin konuşmuyor muyduk CHP'li ülkücülerdi? Var. CHP sosyalistler de var. CHP demokratlar da var. Sosyal demokratlar, Atatürkçüler. Sosyal demokratlar, bu çok güzel bir şey bence. Kemalistler. Bir kitle yani partisi böyle olmalı zaten ve birbirinden çok farklı fikirler, çok farklı müktesebatlar. Dostluk edebilmeli birbiriyle, birbiriyle istişare edebilmeli. Türkiye'nin çıkışı buradadır diye düşünüyorum. Peki. Hocam, bitti değil mi Barış Dostlar? Tamam. Hocam siz demin böyle tam hızınızı alıp giderken kesmiştiniz. Aa, estağfurullah. Oradan yok, yok. Devam edelim. Hocanın hızı kesilmez. Yok. Hemen sondan başlayayım bir cümleyle. Özlem'in söylediği şu anlamda doğru.
Yani bu ittifaklar içerisinde biz böyle eski koalisyonlar yerine koalisyonları kötülemek için, koalisyonları bertaraf etmek için bu sistem geldi. Ama esasında koalisyonun da en babası oldu bütün bunlar diyoruz ama esasında bir masada ortak bir irade teşekkül etmek için herkes bir taraftaki aşırılıklarını törpülemesi, Türkiye'de bir rıza birliği tırnak içerisinde, bir konsensus, bir ortak payda kültürünün gelişmesi açısından da esasında pozitif bir tarafı var tabii. Ama şey yapabilmek lazım, bu bütün Türkiye'nin aynı görüşte, aynı perspektifte uzlaşacağı anlamına gelmez tabii. Ama birbirini daha önce anlamamakta, birbirini iyi okuyamamakta direnen bazı cenahların esasında birbirini daha böyle bir dinler, bir empati kurabilme becerisini göstermesi de esasında bu sistemin getirdiği belki yani pozitif bir şey olursa onu söylemek lazım. Evet, ben hani, onu söylüyorum. Aziz Nesin'e sormuşlar 12 Eylül sabah akşam eleştiriyorsun da yani 12 Eylül hiçbir iyi bir şey olmadı diye sorduklarını hiç unutmuyorum. Oldu. Taksimetreyi getirdi. Böyle şoförlerle kavga etmekten kurtulduk demişti. Yani bu sistemin de getirdiği olumlu taraflardan bir tanesi bu oldu. Sevgili Gürkan, şimdi bu maddelerde hızlı geçeceğim. Hep konuşuldu, Barış da güzel şeyler söyledi. Yolsuzluklara karşı, bu yolsuzluklara karşı mücadele edecek zaten. Bu normal bir şey yani. 190'a daha önce... Ona karşı çıkacak bir parti programı olmaz yok herhalde. Yani, olmaz, ben yolsuzluk yapmaya 196 geleceğim. 196 tane ihale kanunu değiştiyse, işte ne bileyim ben Kızılay gibi milletin kan vermek için sıraya girdiği bir kurumun neler yaptığını gördükten sonra yolsuzluklara karşı mücadele edeceğini, buna zaten kimse karşı çıkmaz. Sığınmacılar gönderilecek. Niye karşı çıkasın ya? Kimine göre 13 milyon, kimi devlet yok 3 milyon 900 bin. Allah yakar dedi ama. Bugün Ümit Özdağ şunu söyledi. Dedi ki biz daha önce AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bana geldi. Ben bu sığınmacılar konusunu birinci şart olarak söyledim. Fakat o böyle aniden bir şekilde göndermemizin mümkün olmayacağını, bunun daha sonra bir hükümet politikası olarak yürürlüğe konabileceğini yani, söyledi. Ben de bunu kabul etmedim dedi. Evet, yani demek ki o hani hemfikir olunan bir konu değil. Ya şimdi şöyle iş dünyası anladığım kadarıyla şöyle bir şey söylüyor. Kardeşim siz asgari ücreti arttırdığınız zaman asgari ücret Türkiye'nin %48'ine falan tekabül eden bir rakam. Bunun bir takım muhtesar ve bilmem ne vergilerine beraber iş dünyası muhtesar. Çok resesyondan geçtiği bir ortamda bunlar bir kaçak göçek çalıştırmanın getirdiği buradaki bir kendini yani işlerini döndürebilme çerçevesinde buradan kendi masraflarını yani işçi giderlerini emek ücretinin, alın teri ücretinin bir aşağı çekilmesi konusunda bir katkısı oluyor belli ki. Kaldı ki aynı anda daha Dışişleri Bakanı'nın babamın koyunlarına kim bakacak Suriyeliler giderse dediği gibi. Yani burada ama çoban tamam, ama yani. Merdiven altında işçi ama bir fabrikada kaçak çalışan bir emekçi bu şekilde istihdam edilmesinden iş dünyasında bir talebi var. Ama bu şekilde gidecek bir şey değil yani. Türkiye zaten kaçağı vergilendirmeye çalışan bir ülke ise eğer adamın kime oy verdiniz dediğinde anlaşılmayacak tarzda Arapça bir şeyler anlatıyorsa bütün videolar ortada dolaşıyor. Eğer Türkiye bütün Cumhuriyet'in hep her programda söylediğimiz gibi kazanımlarını 100 milyar dolara yakın parçasını masrafını harcadıysa parasını bu yoklukta Suriyelilere harcadıysa ve bir Amerikan projesi olarak esasında Suriye'ye girip şimdi de nasıl çıkacağını kendisini rencide etmeden saygın bir çıkış yolu bulmayı arıyorsa yani esasında bir başka deyişle 2011-2012 koşullarına yeniden döndüyse ve buradan Türkiye'nin 100 milyar dolar ve 13 milyon sığınmacı gibi büyük bir zararla bu defteri kapatmak istiyorsa bundan hesaplaşması ve bir şekilde bu işten kurtulması lazım. Bunu zamanla yaymak, bunu bakacağız. Hemen bir anda olmaz demesi yok. Şimdi protokoldeki bir yılda da ben bunu olacağını zannetmiyorum. Ama Türkiye'nin bu işten kurtulması lazım. Türkiye'nin kompozisyonunu, toplumsal dokuyu bozuldu. Yani bu bazen abartılar da oluyor. Ama hocam insanlar... ama işte yani bunların her bir başlık aslında çok uzun tartışma konularını beraberinde tabii, getiriyor. Tabii. Neden söylüyorum? Bir sene içinde veya 5 sene içinde değil, bir insanı zorunlu göçe tabi tuttuğunuz zaman başınıza türlü belalar geliyor. Mesele orada düğümü. Kapıyı açacaksın hayır, o zaman. Hayır şimdi bak. Hangi kapıyı açacaksın? Hayır. Girme kapısını. Tabii. Güle güle. Batı kapılar. Ama orada Özlemciğim iki kapı var. Yani bir kapıyı açmak yetmiyor. Bir de öbürünün kapıyı açması lazım. Tabii. Hani Yunan kapısı da var. Biz açtık bir kere. Açtıracaksın o zaman. Nasıl açtıracaksın? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'sin sen. Var mı öyle ya bir şey yani? Ayrı bir Özlemciğim denendi bunlar. Ya orada büyük insanlık hiç dramları yaşandı. Hatırlasana. Ayrı sadece bir tiyatro izlediğimizi düşünüyorum. Ayrı bir platformda tartışırız da ben şeye hasta oluyorum.
Dış güçler, dış güçler diyorsun. Yani dış güçler dedin yani dış kimse ya bunu Amerika Birleşik Devletleri gir oraya dedi, girdi. Şimdi Amerikan Büyükelçisi Kemal Bey ziyaret ettiğinde Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıyorsun. Ya siz bunu Amerika ile beraber başımıza açtınız bu Suriye meselesini. Siz açtınız ya. Amerika size çok iyi olur dedi. Obama döneminde gir dedi. Ben de arkandayım dedi. Çektiler gittiler Türkiye'yi orada başıboş bıraktılar. Orada debeleyip duruyor. 10 senedir debeleyip duruyor. Bu bir. İkincisi dış güçler diyorsunuz. Avrupa Birliği gönderme diyor. Geri kabul anlaşması yaptınız. Avrupa Birliği senin iktidarda kalmanı ister ya. Esas sen dış güç, yani dış güçler senin kalmanı ister. Çünkü bunu bu Millet İttifakı göndereceğim diyor. Avrupa Birliği kalsın gönderme bana, almam diyor. E şimdi nasıl olacak bu? Bir de üstelik Avrupa Birliği onu almam dediği diyor. Ve Türkiye'nin bu kaotik ortamından sadece yetişmiş insanlar, beşeri sermayesi gidince onları alıyor ama. Hekimler gidiyor. Tabii. Hekimler gidiyor. Seçelim. Yani siz Türkiye'yi öyle bir hale getirdiniz ki kadın çıkmış diyor ki biz bu iktidardan çok memnunuz ya. Çok iyi doktor dövüyoruz diyor. Yani doktor dövüyoruz doktor dersen. Doktor özgürlüğü. Bu adamcağızın çalışma motivasyonunu bozarsan, Türk hekiminin bütün bu saygınlığını ve itibarını zedelersen zaten ağır çalışma koşulları da var. E giderseniz gidin diyen bir cumhurbaşkanı da varsa giderler tabii. Sadece bu yıl 2685 tane hekim gitmiş ya. Bu Türkiye'de bir yılda mezun olan bütün vakıf ve devlet dahil tıp fakültelerine mezun olanların sayısından fazla. İnsan üzülmez mi buna ya? Hiç bunları konuşamıyoruz hiç. O onunla protokol yaptı, bu bununla protokol yaptı. Seçim ne olur? Bunları hiç konuşamıyoruz. Gitti Türkiye'nin beşeri sermayesi. 13 milyon Suriyeli var. Nereden mezun olduğu belli değil. Türkiye'nin yetişim en iyi adamları gidiyor. Bilişimcisi gidiyor, hekimi gidiyor, mühendisi gidiyor. Anayasanın ilk 4 maddesi, buna da itiraz yok. Tabii şeyi var. 1924 şimdi itiraz yok diyorsunuz ama bakın mesela şimdi bir yeni aslında herkes Millet İttifakı'nda bekliyor krizi ama sevgili izleyiciler Cumhur İttifakı'nda patlak veren krizleri burada es geçiyoruz. AK Parti'nin listesinden milletvekili olan Hüdaparlı Serkan Ramanlı. Hüdaparlı Serkan Ramanlı şey demiş bu yeminine uymuyoruz biz bu yemini doğru bulmuyoruz demiş. Böyle bir açıklama yapmış. Şimdi de bu şu anda Türkiye'de... AKP meclisi açmıyor şu an. Bu yüzden mi açmıyor? E tabii ki. Etmeyecekler diye mi? Ay şimdi bak, hocamın sözü bittiyse... Bitmedi, dönerim ama sen bu paranteze ben şey yap... Bir söyleyeyim, bitireyim mi? Bir girsin bir dakika, ha, sıcak tamam, şey... Tamam, bundan mı açmıyorlar? Şimdi ayın 14'ünde seçim bitti. Hı hı. 2 gün itiraz süresi vardı. Hı hı. 16'sında itiraz süreleri bitti. Kesin listeler kesinleşti, milletvekili listeleri. Ayın 16'sından bugüne kaç gün geçti? Bugün ayın 24'ü. 24'ü. 10 gün. 10 gün neredeyse. Anayasa çok açık. Seçim biter, itirazlar tamamlanır, mazbatalar verilir, salı gecesi. Tabii. Ve meclis kendiliğinden 3 gün içinde toplanır. Yani aslında ne olması gerekirdi? Çarşamba, perşembe, cuma günü, geçen cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması ve milletvekillerinin yemin etmesi gerekir. Doğru. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi Hüdaparlı milletvekilleri milletvekili yeminini etmeyecekleri için kamuoyunun önünde bu tartışma yaşanmasın, özellikle milliyetçi oyları kaybetmeyelim diye ikinci tur öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açamıyor. Açamıyor ve açmıyor. Barış'cığım bu doğru mu? Birileri çıktı tabii. Hüdapar adına yok canım biz yemin edeceğiz. Hayır bugün konuş. Bugün bu açıklama bugün yeni. Canım, yeni. Hüdapar milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili yeminini kabul etmiyorlar. İçindeki yemin etmezse TBMM'de mebus olamaz. Yemin etmediği takdirde bir genel kurula giremez. Tabii. İki milletvekilliğinin hiçbir hakkından faydalanamaz. Ve 5 oturuma katılmadığı takdirde Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük gereği mazeretsiz katılmayan milletvekilinin milletvekilliğini düşürür. Şimdi sözde milliyetçi Adalet ve Kalkınma Partisi içlerine dahil ettikleri Hüdaparlıların yemin etmemesinin kamuoyu tarafından görülmesini istemediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açamıyor. Evet. Neyi hedefliyorlar? Kendi kafalarına göre güya 28'inde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklar. Kendilerine göre. Ondan sonra salı günü ya da çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayacaklar. Hüdaparlılar artık yemin eder mi etmez mi? Oyları aldıktan sonra onların çok da umurunda değil. AKP'ye ve MHP'ye oy vermeyi düşünen vatandaşlarımız her gün özellikle Millet İttifakı'nı gayrimilli olmakla suçlarken
oy verdikleri milletvekillerini de tanısınlar. Milletvekili yemini etmek istemeyen milletvekilleri var şu an. Barış, meclisin yemin metnini doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin metni değişmeli demiş. Sevgili izleyiciler, bunu dikkatlerinize sunuyorum. Hüdapar'ın seçilen milletvekili, AKP listelerinden seçilen milletvekili Serkan Ramanlı'nın beyanı bu. Hatta ben videosunu gördüm. Tamam, o sonra zaman tam metni aldım. Gürkancığım, meclis zaman... yemin metnini doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz. Yemin o metni zaman, o zaman deseydi ki aday olmayaydı. Tabii deseydi ki bu yemin metni değişmediği sürece aday olmayız. Biz adaylık teklifinizi kabul etmiyoruz. Değiştiğini o günün birinde kabul ederiz. Ha bunu buradaki yemin metni orada duruyorken niye aday oldun ya? Aday olduysan bunu gideceksin mecliste. Hocam, mecliste gidip o yemini edeceksin. Şimdi bakın Devlet Bahçeli herkese milliyetçilik dersi veriyor değil niye mi? Niye hiçbir şey söylemiyor bak, gerçekten? Söyleyemez. Semih Yalçın az önce bak Semih Özdağ ile ilgili neler yazmış. Milliyetçi yani? Hareket Partisi hiçbir şey söyleyemez. Hiçbir iddiası yoktur Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Eğer milliyetçiliği gerçekten savunuyorlarsa Ümit Özdağ laf yetiştirmek yerine çıksınlar Hüdaparlılara bir şey söylesinler. Tabii. Şimdi meclis toplandığında nasıl bir tablo çıkacak? Diyelim ki pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. Ama meclisi kim açacak? En yaşlı üye sıfatıyla geçici başkan olarak Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli başkanlık koltuğunda oturacak ve oradaki katip üyeler sırayla alfabetik sıraya göre milletvekillerini çağıracaklar. Hüdaparlı milletvekili gelip yemin etmediğinde ya da yemini değiştirmeye çalıştığında Devlet Bahçeli hangi tavrı koyacak? Devlet Bey neden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplatmıyor? Şu an meclis toplandığı geçici başkan olacak. Çünkü en yaşlı üye yani Cengiz Çandar'dan birkaç ay büyükmüş. Cengiz Çandar da ona yakın. HDP milletvekili. Tabii. Eğer birkaç ay Cengiz Çandar büyük olsaydı Cengiz Çandar meclis başkanı olacaktı. Şu an geçici başkan olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp milletvekillerini yemin ettirmesi lazım. Ama Barış, iki hukuksuzluk birden var hocam. Hem meclisi açtırmıyorlar. Bakın hem meclisi açtırmıyorlar. Hüdapar Barış, ayrıntılar da geliyor. Bak diye. Ne demişler biliyor musun? Serkan Ramal demiş ki anayasa değiştirilerek milletvekili yemin metni değiştirilmeli. Meclise dilleri, bölgeleri farklı. 600 vekil geliyor. Bir ideolojiye ait yemini neden edelim demiş. Şimdi düne kadar geçmişte mesela DEP aynı sorunu yaşadı. 2015'te Leyla Zana aynı sorunu yaşadı. Milletvekilliği düşürüldü, hatırlayın. Şimdi o milliyetçilik taslayanlar Türklükten rahatsız olan Hüdapar'a karşı dillerini yutmuş durumdalar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan yardımcıları neden susuyorsunuz? Şu an o konuşanlar Gürkan Hüdapar milletvekili değildir ayrıca AKP milletvekilidir. Çünkü AKP listesinden seçildiler ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelip mazbat aldıkları an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sandalyelerine yazılırlar. Ama yemin ettikten sonra istifa eder kendi partilerine geçerler. O zaman yeni bir tablo ortaya çıkar. Şu an herkese milliyetçilik dersi veren, İHA SİHA üzerinden milliyetçilik taslayan, muhalefeti gayrimilli olmakla suçlayan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Hüdapar orijinli milletvekilleri yemin etmek istemediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi açılamıyor. Başka bir hukuksuzluk ne? O da şu, 16 bakan milletvekili oldu. Tabii, şu anda tamamının aslında mazbataları hazırlandı. Hiçbiri bakan olarak görev yapamaz. Ya milletvekilliği yapmayacağız diyecekler ya da bakanlıklarına devam edecekler. Her tarafı hukuksuzluklarla dolu bir süreç yaşıyoruz. Keyfiyet arzası. Bu arada Serkan Ramanlı galiba biraz geri vites yapmış. Ya telefon açmışlardır. Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Algı değil canım. Kendi sözü. Kendi sözü. Kim demiş bunu? Serkan Ramal. Buradan da muhalefete de bir çağrı yapalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması için çağrı yapmaları gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda milletvekilleri mazbatalarını almış olmalarına rağmen tamamının mazbatası çıktı. Sonuçlar kesinleşti. 600 milletvekili mazbatası hazır. İl seçim kurullarında bugün kendilerine mesaj gönderildi. Mazbatalarınız hazırdır şu saatlerde alabilirsiniz diye. Ama buna rağmen kaç gündür seçim sonuçları belli olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayamayan bir iktidar var. Çünkü ayıbı ortaya çıkacak. Barış, siyasi ayıbı ortaya çıkacak. Burada Hüdapar'ın yemin meselesi olduğu kadar burada bir diğer meselede bu ikinci turu atlatana kadar bizim bakanlarımız yerinde kalsın. İşte o da var. O da hukuksuz zaman, hocam. Onun için söylüyorum. Tabii,
olduğunda bakanlığın bitmesi lazım. Bence mazbatasını almasına da gerek yok. Anayasa hukuku açısından bakıldığı zaman sevgili Barış, bununla ilgili bir örnek var. Geçen gün ben de bilmiyordum, okudum. MHP'li bir milletvekili, ismini unuttum şimdi, ne olur özür dilerim ailesinden. Bir seçildiği gün trafik kazasında vefat ediyor mazbatasını almadan. MHP diyor ki mazbatasını almadan vefat etti, kaybettik. İkinci sıradaki olur mu diyor. Hayır. Olmaz. Seçildiği gün milletvekildir artık. Siz bir eksik kaldınız diyor. Kanun koyucu... Mazbatası almaları da şart değil. Kanun... Şu anda hepsi milletvekili. Bakanlığı biter. Kanun biter koyucu çok, ya. Kanun koyucu çok doğru bir tanımlamayla milletvekilliğinin yedekliğini yasaklamış. Yedekliği falan tabii, yok. Tabii aynen öyle. Mazbatanı aldığın gün milletvekili statüsüne kavuşursun ama tam olarak milletvekili sayılman için yemin etmen gerekir. Yemin etmeden milletvekilliğinin hiçbir hakkından faydalanamazsın. Yani bak şimdi bu 15 gün boyunca şunu söyleyebilirim. Bu arada sizin şeyiniz çok yankı buldu hocam. Az önceki Türkiye'nin nitelikli gücü yurt dışına gidiyor, beyin göçü oluyor dediniz. Çok sayıda da tweetler atılıyor. Tele1, bu arada Tele1'in internet sitesinde takip edin sevgili izleyiciler. Gerçekten çok başarılı habercilik yapıyor Tele1'in internet sitesi. Tele1 haber portalından takip edebilirsiniz. İşte Atilla Çelik hocamız... Profesör Atilla Çelik, kendisi de doktordur. O da diyor ki, üstadım, Mithat Hoca'ya katılıyorum. Ülke bütün Avrupa'nın bedava hekim yetiştirme merkezine döndü. Gayet maalesef. Tabii. Ve çok iyi hekim. Yani ben Avrupa'da bile Çapa, Cerrahpaşa ve Hacettepe kalibresinde bir Ankara. Tıp fakültesi bulmak mümkün değil. Şimdi bedava yetiştiriyoruz. Bedava. Biz Avrupa'ya bedava. Yani bunu Türkiye bir Çanakkale Savaşı'nda kaybetti. Bir de şimdi kaybediyor. Ve bu iktidar milliyetçi oluyor. Bu iktidar milliyetçi oluyor. Öbür ittifak gayrimilli oluyor. Yapmayın ya. Bu yapmayın ya. 18 tane ada sizin zamanınızda işgal edildi Yunanistan'ın tarafından. Geçen gün tam sayısını merak ediyordum. 6000 asker yerleştirmiş Yunanistan. Ve siz milliyetçisiniz. Evet, devlet kurumlarından Türkiye tabii, Cumhuriyeti tabii, amblemini kaldıran bir tabii, iktidar. Tabii. 250 bin dolara vatandaşlık sattınız. Adam Türkçe bilmiyor ya. Benim kızım Londra'da işlem yapabilmek için Londra'da yaşıyor. Kaç tane sınavdan geçti biliyor musun? Ticaret hukuku, İngiltere mevzuatı, bilmem ne, ticaret hukuku. Yani adam Türkçe bilmiyor ya. Ya bizim zamanımızda eski Türkiye diyorsunuz ya siz. Eski Türkiye'de halk eğitim merkezlerinde vatandaş olmak isteyen Türkçe dersi verildi. Adam tek kelime Türkçe bilmiyor. O yaptırıyorsunuz Türkiye'nin kaderiyle ilgili. Siz milliyetçisiniz ha. Öteki taraf da milliyetçi değil. Siz Kanada'dan mercimek, bilmem işte Arjantin'den kuru fasulye, Meksika'dan nohut, Bulgaristan'dan saman getireceksin. Sen milliyetçi olacaksın, Millet İttifakı gayrimilli olacak. Yapmayın gözünüzü. Kendi gayrimilliklerini örtmek. Kur kolu mevduat. Bir de son onu söyleyeyim. Parayı dolara endeksli yapacaksın. Orada şu anda 120 milyar dolar oldu. Evet. Biz ilk konuştuğumuz zaman 40 milyar dolar. Bir de utanmadan 120 milyar dolar. Azaldı. Yani herkes teorik olarak aynı anda çekse... Dolar vereceğim diyorsun ya, sen bunu TL'ye yatır ama dolar mı senin paran diyor. 120 milyar dolar. Tek kuruşum. Merkez Bankası'na senin dövizin kalmamış. Ve sen millete dolara endeksi, TL'yi dolara endeksi çeviriyorsun. Ve sen Amerikancı, gayrimilli olmuyorsun. Sen milliyetçi oluyorsun. Ötekisi gayrimilli ol. Böyle ol. Bugün, güldürmeyin milleti ya. Tayyip güldürmeyin. Bey çok ilginç bir laf etti. Size dedi, tek kuruş vermezler dedi. Onlar kime vereceklerini bilirler dedi. Ya gerçekten hani Tayyip Bey'in konuşmalarını kim yazıyor, hangi düşünceyle ona geleceğiz bunları Barış. İfade ediyor? O zaten dünkü, önceki gün, dün müydü? Önceki günkü o şeyi gündemimize aldık. Kurgu dedi. Kurgu montaj dedi. Ha, ona gelelim, onu konuşalım. Geleceğiz, onu konuşacağız. Bitti mi hocam size? Bitti, bir cümle daha söyleyeyim. Peki. Şimdi bunların milliyetçilikleri nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi mesela Nebati'ye dediler ki Hazine Bakanı'na, ya bu şey olacak mı, hani tekrar hala Cumhurbaşkanı düşecek diyor döviz falan filan, şey faizler. Faizler düşecek, faizlerle falan düşecek, bilmem ne yapacak, siz ona bakmayın diyor. Bizim ekonomi diyor, şey enflasyon çok yüksek diyorsunuz ama ezan susmaz, bayrak inmez diyor. Konuyla ne alakası var bu? Ya ezan susmaz, bayrak inmez. Çocuklara taciz yapmayın, ezan susmaz, bayrak inmez. Bilmem oradaki kızların yolsuzluğunu gördünüz mü? Ezan susmaz, bayrak soğan inmez. 30 lira. Ya ezan kardeşim susmaz, ezandı, bayraktı. Bu milletin kutsallarıydı ya. Kutsallarıydı. Ben söyleyeyim, ben dindar aynen bir insan aynen değilim. Ama ezan, arabayla geçerken arabanın sesini kısıyorum müzik çalıyorsa. Yani bizim kendimize göre bir şey var, bir saygımız vardı buna. Bunu bu kadar sakız gibi günlük dilde bunu çiğnemeyin. Bunu ayağa düşürmeyin, yapmayın bunu. Ya bu millete bu kötülüğü yapmayın ya. Evet, Özlem Gürses, şimdi bu konuya biraz daha devam edelim. Şimdi kim var kim yok toplandı muhalefet bloğu. Dışarıda kimse kaldı mı?
Muharrem İnce var herhalde bir dışarıda. Muharrem İnce var. Muharrem İnce ile de ilgili bir sürü tevatür var. Kimse işin içinden çıkamıyor. Kimi diyor ki MKYK'sını topluyor yarın. Öyle diyorlar. Evet. Memleket Partisi'nin kurmaylarının önemli bir bölümü Kılıçdaroğlu'na destek açıklanması konusunda kendisine baskı yapıyor deniliyor. Ama Muharrem İnce'nin buna yaklaşmayacağı, bunu istemediği söyleniyor. Hiçbir açıklama yapmadan sadece MKYK'sını toplayıp yoluna devam edeceği mesela bir ihtimal. Şimdi bugün ben akşam saatlerinde bir aldım ulaştın haberi paylaştım. Ha, yok ulaşamadım. Ulaşamadım. Herkesin ulaşamadım. Cebi kapalı değil mi? Bugün Ankara'da herkesin cebi kapalı. Cem koymuşlar. Yok yok Cemir değil çalıyor açmıyorlar. İşte yani evet kimse. Yani Muharrem Bey de aynı şekilde aradı. Bir de rahatsızlanmıştı değil mi? Evet ama evet, bir rahatsızlığı vardı ama şu anda hastanede değildi ve akşam saatlerinde 3 belediye başkanıyla Tanju Özcan, Hasan Akgün ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelmiş ama... Senin özel haberin değil evet, miydi? Özel sen haberin. Paylaştın. Şu saate kadar da bir yalanlama gelmedi yani. Ama şunu söyleyelim, bir olumlu sonuç da duymadık şu ana kadar. Evet, yani... Belki MYK'sını toplayıp ondan sonra karar verecek olabilir. Ama benim duyduğum, yani gene bugün ben bir iki yakın çalışma arkadaşıyla konuştum. Onların söylediği bir karar açıklamamak yönünde bir karar oldu. Yani sessiz kalmayı düşünmüş. Hmm, öyle mi? Evet, bir etkisi olur mu onu da bilmiyorum. Yani 0,44 aldığı oy oranı. 200 bin oy canım. Yarım puana yakın yani, az değil. Yani gene de bir etkisi olur diyorsun sandıkta. Tabii ki olmaz tabii. Mı? Evet, doğru. Yani sadece hani o zaman açıklama şu yönde olabilir. Bir cümle söylenebilir. Biz de Kemal Bey'i destekliyoruz veya da işte cehennemin kapılarını kapatacağız. Ama kendi partisi ve kendi pozisyonu açısından kendisine bir fayda getirir mi bunu söylemesi ya da söylememesi? Bence o eşikler çoktan aşıldı Sayın Muharrem İnce ile ilgili ve Memleket Partisi ile ilgili. Yani biliyoruz ki o ikili görüşmelerde, onların öncesinde, arkasında gerçekleşen birçok farklı üçlü, dörtlü görüşmelerde birçok seçenek önerilmişti kendisine ama o kabul etmedi. Kendi yolunu yürümek istedi ve ne yazık ki çok korkunç bir kumpasa maruz kaldı. Bir kere daha buradan lanet evet, diyelim gerçekten. Yani olacak iş değildi. Ve ben hiçbir siyasiye bu kadar yüklenildiğini de hatırlamıyorum. Olmaz. Gerçekten olmaz. Ama çok Sayın Kılıçdaroğlu da orada çok net bir tavır aldı. Yani. Anında bir refleks anında gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hiçbir soruşturma açmamıştı. Kendisi çıkıp. Ben adaylıktan çekiliyorum, devlet benim itibarımı koruyamadı cümlesini söyleyene kadar yani şaşırtıcı bir şekilde yargı da sessizdi. Ama şimdi soruşturma devam ediyor, biliyoruz tutuklamalar var, onları da biliyoruz. Gerçekten senin söylediğin şey doğru, hiç böyle bir siyasi kampanya sürecine şahit olmamıştık. Yani Türkiye tarihinde de benim kendi bireysel gazete... En kirli seçim dönemi. Öyle değil mi? İktidar yani ben tarafından hani, kirletilen bir seçim süreci. Yani ben sadece doğru. Ben böyle hissetmiyorum herhalde. Yani hepiniz birçok seçim süreci geçirdiniz. Ben de yani gazetecilik kariyerimde bundan daha kötüsüne hiç şahit olmamıştım. Bütün ahlak, etik, teamül, siyasi gelenek, devlet aklı, adabı muaşeret ne varsa hepsi yerle eksan edilmiş vaziyette. Bu 50+1'in tabii sonuçlarıdır diye düşünüyorum. Elbette ki bu siyasi iktidarın yarattığı Türkiye ikliminin ve siyaset ikliminin de bunda payı var ama bu 50+1 var ya 50+1 yani bir fazlası için birbirinin gözünü oymaya razı bir sistem bu. Yani siyasi atmosfere döndü. Bu yani bu çok acayip bir şey. Bunun kesinlikle sürdürülemez olduğunu bütün siyasi partilerin kabul etmesi 40'a lazım. 40'a inecek diyorlar. Geçenler biz de Cumhurbaşkanı'nın kendisi ya, dedi ya. O da kurtarmaz hocam. Bu işin tekrar parlamenter sisteme dönmesi lazım. Şüphesiz yani bu, de yani eğer dönmez ise 40'ta uzlaşırlar mı sence? Parlamenter sisteme dönünler. Kim yapacak bu pazarlığı? Ama, kim kiminle yapacak mesela? Bilmiyorum ki ben. Yani hem barajın düşmesi lazım hem barajı düşürüyorsun. Ya o kadar çelişkili bir durum ki yani. Siyasi parti barajını 7'den 3'e indirelim diye konuşuyorsun. 10'dan 7'ye indirmişsin. Ama bir... Abuk sabuk başka bir baraj getiriyorsun 50+1 diye. Yani çok tuhaf bir şey bu. Bu kimisi... Baraj 10'dan 50'ye çıktı canım aslında. Aslında öyle oldu yani. Hani baraj indirelim derken ondan... Bir de eskiden yani... koalisyonlar TBMM açıldıktan, matematik, aritmetik belli olduktan sonra kurulurdu hükümet eylemek için. Şimdi seçimlerde kuruluyor koalisyonlar ittifakı. Sevgili Barış Hocam, Özlem... Anındayız ama şunun da altını... Özlem bu arada başta lafını kestim. Hayır şunun altını da çizelim. Onun konuda da bir fikrinizi alayım. Yani
ilke kalmalı ya. Şimdi bakın ittifak olarak söylemiyorum. Yok, her iki ittifak yani... artık bir ideolojik çizgi, bir parti politikası, bir efendime söyleyeyim seçim vaadi. Şimdi... Ya herkes dağılmış durumda. Şimdi onun herkes başka ilke bir ilke yok. Artık seçimi kazanmaya odaklanmış. Seçimi kazanalım. Bu 50+1'in getirdiği bir şey. Sandıktan çıkalım. Aynen öyle. Peki 50+1 niye geldi? 50+1 367 travmasından sonra geldi. O bir travma olarak bu iktidarın üzerinde kaldı. Cumhurbaşkanını o mu seçsin, bu mu seçsin? Kim seçecek? İşte efendim hükümet güven oyu alamadığı durumda düşüyor, düşürülüyor filan. İstikrar lafı altında. Yani hep aynı kişiyi seçmek. Önce halk seçsin dedi, seçildi. O, daha sonra icranın başı olayım dedi. İcranın başında bağlayayım dedi. 2018'de evet. Acayip bir şey. Ve bakın mesela şunu da görüyoruz. Yani sistemin kendisi var, uyum yasaları yok. Deminden beri konuşuyorsunuz. Bravo, işte. Doğru, doğru. Yani 15 gün şu birinci tur var, ikinci tur var. Bilinen bir şey bu 50+1 sisteminde. Bu 15 gün içinde bakanlara ne olacağıyla ilgili hiçbir şey düşünmemişsin sen. Tabii. Yani az önce siz söylediniz, yasa karşısında şu anda bu bakanlar aslında... Düşmüş olması gerekiyor. Evet, tabii. Bitti. Vekil bunlar yani. Tabii. Şimdi peki hani biz mış gibi mi yapıyoruz? Böyle ıslık çalıyoruz. Ya, yemin törenini yaptırmıyorlar ki bakanlık görevleri böyle saçma ermiş. Sapan bir yani sistem olabilir mi yani? İkinci turda bu bakanlarla atlatalım diyorlar. Hani böyle saçma sapan bir şey olabilir mi yani? Ortada ne yasa kalmış ne anayasa kalmış hiçbir şey kalmamış. Nedir efendim? Bir 50+1 için. E madem getirdiniz uyum yasalarını çıkartın o zaman kardeşim. Yani bunun önü arkası regülasyonları ne olacak? Bunun Batıların söylediği gibi checks and balances denge denetleme sistemi nasıl olacak? Herkes sadece tek bir kişinin iki dudağı arasına baktığında bu ülke nasıl? Bir yandan da bunu istikrar diye anlatmıyorlar mı? O da çok tuhafıma gidiyor. Yani bunun nesi istikrar ya? Yani o bir kişiye bir şey olsa hayat duruyor işte gördüğünüz üzere. Bir karar verilemiyor, yol yürülemiyor, bir atama yapılamıyor. Depreme şey müdahale yapılamıyor. Edemediler. Depreme ya. Evet. Gerçekten ben gözlerimle şahit oldum. Üçüncü gün oradaydım. AFAD yazılı talimat bekliyor. Oradaki bir kaymakam yazılı talimat bekliyor. Siz çıldırdınız mı? Hem asrın felaketi, büyük felaket diyorsunuz. 11 il yerle yeksan olmuş ve siz hala nasıl gelsin sizin elinize o yazılı talimat? Yani çok acayip bir düzen. Bu olmaz. Bence bu zaten her şekilde değişecek ve bütün siyasi partilerde bunu antantır diye düşünüyorum. Bir kere 50+1 kalmaz. Partili cumhurbaşkanı kalmaz. Şey tabii yani iktidarın değişmesi durumunda. Değişmese de kalmayacak. Öyle mi? Her türlü iddiaya varım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bundan mutlu olduğunu düşünmüyorum. AK Partililerin de mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bundan tek mutlu olan Sayın Bahçeli ve MHP. Çünkü onların fikriydi zaten. Ama onların da şöyle bir talebi var. Kardeşim bunun uyum yasalarını çıkartın. Regülasyonlarını getirin. Yani bu sistem nasıl çalışacak insanlara anlatın. Partili Cumhurbaşkanı meselesini yanlış olduğunu zannediyorum bütün Türkiye görmüştür. Yani... Bir cumhurbaşkanı sahte montaj kasetleriyle miting yapar mı ya? Bir cumhurbaşkanı. Gün yenisini yaptılar. Hayır, bir tane daha çıktı. Hayır, diyelim ki bir siyasi partinin genel başkanı o kadar hani artık şey noktasına geldi ki yani gemileri yaptı ki kazanmak için her şey mübah dedi. Ne etik kaldı, ne ahlak kaldı, ne bir şey kaldı, ne gelenek kaldı, ne insanlık kaldı bunu yaptı. Bir cumhurbaşkanı, bir cumhurbaşkanı. Kim bu cumhurbaşkanı dediğimiz adam? Bütün ülkenin cumhurbaşkanı. Yani öyle olmasını bekliyoruz biz değil mi? Bağımsız bir cumhurbaşkanlığı masası. Bir kriz anında, bir savaş anında, bir ekonomik buhran anında tüm tarafları bir masanın etrafında toplayıp istişare yapabilecek kişi. 84 milyon vatandaşın tamamını şefkatle kucaklaması gereken bir kişi, bir makam, bir koltuk. Bunu yapabilir mi ya? Partili cumhurbaşkanının bunu yapabilmesi mümkün değil. Hangi partiden olursa olsun. Ama işte yaptı. Çünkü sürekli 50.1'i alma üzerine kurgulanmış İşte ben de onu diyorum. Demek ki bunun da değişmesi lazım. Bence şöyle bir versiyon aranacak. Millet İttifakı masası zaten güçlendirilmiş parlamenter sistem diye anlattığı hikaye temel olarak bu. Öbür tarafta da Sayın Cumhurbaşkanı'nın defaten kendi mitinglerinde ve açıklamalarında revize bir başkanlık sistemi, revizyon yapalım dediğini defalarca bir kere de söylemedi. Biliyoruz bunun için hazırlık da yaptıklarını biliyoruz. İnsan hakları eylem planı şu bu bir sürü yazılı metin ürettiler. Ama her seferinde Sayın Bahçeli çıktı dedi ki revize mevize yok sistem bu. Türkiye böyle devam eder. Şimdi bence şöyle olacak bu mesele. Partili Cumhurbaşkanı işi biter. Kim seçilirse seçilsin. 50+1 biter. Çok tartışılır yani. Ama bir tek şu olur. Bağımsız bir cumhurbaşkanı olsun ama yine halk seçsin. Zaten Millet İttifakı'nın da çalışmasında bu vardı. Çünkü bu halk seçsin meselesi anlaşıldı ki toplum için önemli.
Önemli ama bu tartışılan bir konu değil mi? Evet. Çok tartışılan bir konu. Yani dünyada bu bence, başkanlık, yarı başkanlık evet. sistemleri de var. Ya böyle bir şey olacak herhalde diye düşünüyorum ben. Bir de tabii dünyada artık şey de tartışılıyor aslına bakarsanız. Yani ilginç bir çağa tanıklık ediyoruz. Şimdi sen demin dedin ya ideoloji kalmadı, siyaset kalmadı. E kalmadı zaten. Yani gençlere sorduğun zaman anti-siyaset bir tutum içindeler. Bak apolitik değiller. Apolitik şöyle bir şey. Beni hiç ilgilendirmiyor siyaset. O değil. Siyaset beni çok ilgilendiriyor ama bu siyasi partilerin tamamını reddediyorum ben. Bu siyasi sınıfı reddediyorum, bu siyasi kimlikleri reddediyorum, bu siyasi ön yargıları reddediyorum. Yani neredeyse bir teknokratlar bütünü gibi liyakatli insanlar gelsin, Türkiye'nin ekonomisini yönetsin, dış politikasını yönetsin, eğitimini yönetsin kardeşim. Yani yeni, kim diyor bunu? Yeni kuşak. Yeni kuşağın kafa yapısı biraz bu. Bunun siyasi iz düşümü de müddede sosyal bilimciler bir şekilde bir ortaya çıkacak. Yani demokrasi bütün dünyada büyük bir krizde. Doğru. Uzunca bir zaman. Bence yani, en son cümle uzunca bir zaman. Gerçek hüküm cümlesi o. Dünya demokrasi çok, krizde. Dünyada demokrasi çok büyük bir krizde. Dünyada aslına bakarsan kamu organları da büyük bir krizde. Adam diyor ki ben paylaşım ekonomisi modeli kurdum. Evet. Böyle arabaları cep telefonuyla birbirine bağlıyorum. Herkes birbirini arıyor. Taksi yok artık. Böyle bir şey var mesela. Adam diyor ki ya da başka bir adam diyor ki ben diyor artık otel motel yok. Evet ne yapıyoruz? Ev sahiplerini gene bu sistem üzerinden hop birbirine bağlıyorum. Pat bir aplikasyon yapıyorum. Dünyanın neresine gitmek isterseniz de önüne bir sürü seçenek yaratıyorum. Bir oda, iki oda, şurada, burada şu kadar lira. İçinde şu servisi var veya yok. Ondan sonra. Öyle yapıyorlar zaten. Ev paylaşım sitesi, araba paylaşım sitesi. Ondan sonra aklına ne gelirse buna paylaşım ekonomisi deniyor. Peki bu neyi bypass etmiş oluyor? Ben kardeşim devlete vergi vermek istemiyorum artık. Yani kamu dediğimiz yapının tartışmaya açıldığı. Pandemide ne oldu? Herkes döndü dedi ki bu Dünya Sağlık Örgütü ne işe yarıyor ya? Veya da işte efendim bir savaş anında Rusya-Ukrayna. Herkes döndü dedi ki bu Birleşmiş Milletler, bu NATO ne işe yarıyor arkadaşlar? Biri bize anlatabilir mi? Bütün bunların tartışmaya açıldığı. Tüm kurumsal yapıların tartışmaya açıldığı, bambaşka dünyaların kurulduğu bir çağa tanıklık ediyoruz. Biraz aslında sıkıntılarımız da bundan kaynaklanıyor. Tamam. Bence bu yeni bir siyasi sınıf, yeni bir siyasi bakış. Ona bazıları şey diyor, kuantum siyaset diyor. Yani yeni çağın kuantum siyaseti. Bunun bir devlet yönetme modeli bir şekilde ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Barış arkadaşa geleceğim ama öncesinde bu başkanlık sistemine ilişkin Barış hocam söyleyebilir miyim şeyler dediniz? Bugün tam da fakültede yüksek lisansta kamu diplomasi, doktora da uluslararası ilişkiler dersinde bunu konuştuk arkadaşlarla. Hatta meslektaşlarımızla da bunun üzerine durduk. Profesör Doktor Filiz Baltapeltekoğlu, ülkemizin önemli halkla ilişkilercilerinden. Hocam sen Tahsin Bekir Balta'dan bilirsin onu. Tabii. Profesör Doktor Nurşen Hoca çok iyi dostumuz. Bugün tam da bunları konuştuk. Nurşen Hoca'ya selamlarımızı ile. Elbette saygıyla selamlayalım hocamızı. Bir kere batılı akademisyenlerin, liberallerin, ODTÜ'de Boğaziçi ki hocam Boğaziçi'nin sen ODTÜ'lüsün. Daha çok Linz okuttuklarını ve Dal okuttuklarını biliriz. Ama ben tabii daha Jacobin olduğumdan ben Fransız Maurice Duverger'i tercih ederim. Yani. Şimdi bir kere parlamenter sistemlerde kategorik olarak kabul edelim ki Cumhurbaşkanı'nı halk seçer. Bizde öyle değil mi? İdeali de odur yani. Evet. O anlamda Cumhurbaşkanı'nın parlamento içinden seçilmesi gerekir. Eğer siz bir parlamenter sistemiseniz. Halkın seçilmesi parlamentonun etkisizleşmesi demektir zaten o anlamda. Yani eğer parlamenter bir sistemde Cumhurbaşkanı parlamento seçmiyor, halk seçiyorsa bir kere parlamentonun çok önemli bir işlev ve yetkisini elinden alıyorsun. Aa, pardon ben yanlış duydum. Parlamenter sistemlerde parlamento seçer. Aynen. Ha, ben halk seçer diye. Halk dedi. Düzeltiyorum. Tamam. Okey. Şimdi parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı idealinin parlamento seçmesidir. Eğer halk seçiyorsa bu parlamentonun çok önemli bir yetkisi ve işlevinin elinden alınmasıdır bu bir. İkincisi halk seçtiği takdirde efendim etkisiz olur, yetkisiz olur, sınırlı olur, ona fazla yetki vermezsiniz. Ne olursa olsun eğer halk seçiyorsa, seçim meydanlarından geliyorsa, %40, 45, 50 ve üstü oy alıyorsa bir cumhurbaşkanı, parlamenter sistemde halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı yetkileri ne kadar sınırlı olursa olsun, ne kadar daraltılmış olursa olsun o adam kalkar sonra ben veya o kadın. Arkadaş ben meydanlardan geliyorum. Ben halkın oyunu aldım. Sen bana ne kadar sınırlı,
ne kadar dar yetkiler versen de benim arkamda milyonlar var. Siyasal partinin aldığından daha çok oy aldım ben de ve orada bir çelişki ortaya çıkabilir. Bir üçüncüsü. Kimseyi frenleyemezsin diyorsun. Aynen. Yani sen onu anayasal ve yasal olarak ne kadar az yetkiyle donatmış ol, o işe yaramaz. Der ki bak arkadaş arkamda halk var. İktidar parti %32 aldı. Ana muhalefet %26. Ben %48 de gelmişim. Sen beni anayasa ve yasalarla simgesel, yetkileri az, daraltılmış bir koltukta oturan, protokoler görevlerinden başka bir işlevi olmayan bir cumhurbaşkanı yapamazsın diyebilir o kişi, o kadın veya o erkek. Üçüncüsü bizim cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz ve Türk tipi başkanlık sistemi olarak da geçen ki benim de hocam, Mithat hocamın da hocası, Ersin Kalaycı hocamızın neopatrimonyal, neohamidiyen bir rejim olarak tanımladığı, hocayı da çok severim, Tarık Zafer Turunay'ın yenidir o. Bir sistem var ki tamamen garip şimdi. ABD'dekine benziyor mu? Hayır benzemiyor. Fransa'daki yarı başkanlığa benziyor mu? Hayır ona da benziyor. Zaten çünkü başbakanlık müessesesi kalktı. Peki neye benziyor? Uyum yasaları yok. Denge denetleme yok. Parlamento etkisiz hale geldi ve tek bir kişi, bir de eğer parlamentoda çoğunluk sahibi ise dilediği her şeyi seçebiliyor. Yani düşünüyorsunuz sabah Putin'le görüşeceksin. Öğleden sonra Anayasa Mahkemesi'ne başkan atayacaksın. Akşam Kazban ilçe başkanına atayacaksın. Şimdi bir kişiye bu kadar yük yüklemek de doğru değil, sağlıklı değil. Şimdi bizde de bir zamanlar tartışılan ve hemen rafa kaldırılan bir yarı başkanlık modeli var. Bizlerin siyaset bilimi derslerinde anlattığı ve çok da kafa yorduğu bir model. Dünyada nasıl ki başkanlığın ideal ülkesi ABD olarak anılır. Ki Boris Duran yarı başkanca Fransa. Seçimle gelen krallar adlı kitabında bunu çok güzel tasvir eder. Yarı başkanlığında ideal modeli olarak Fransa öğretilmişti bize. Tabii, fakültede doğru, okuduğumuz doğru, yıllarda. Doğru. Kim tarafından? Yalnız, Ersin Kalaycıoğlu tarafından. Kim tarafından? İlter Ra tarafından. Barış hocam, senato tabii şeyini de unutmayalım. Yani mesela Amerika'da bile başkanlık sisteminde başkanın yetkileri son derece güçlüdür. Ve kongre ancak çift bir, çift ayaklı tabii bir kongre var. Ve mesela Türkiye'de 80 darbesiyle ortadan kaldırılan Cumhuriyet senatomuz vardı. Tabii. Şimdi bu kadar denetimsiz bir gücü sadece... Gürkaç'cığım onu tabii senatörlük bozdu. Tabii senatörlük bozdu. Adam ölünceye kadar senatördü. Yani o şey bir tabii senatör, o müessese orayı kadük hale getirdi. Şimdi ABD'ye ama 80'de kaldırıldı. ABD'nin 12'de kaldırıldı. Federal bir devlet olmasından kaynaklanan ABD'de çok güçlü bir sermaye sınıfı olmasından kaynaklanan ABD'nin kendi tarihsel, siyasal, toplumsal, kültürel, ekonomik koşullarından kaynaklanan bir yapı işliyor. Ama bu Latin Amerika'da kopya çekilmek istendiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Diktatörlükler çıkıyor, istikrarsızlık çıkıyor. Fransa örneğine gelelim. Mesela sevgili Özlem, aziz dostum konuşurken ben hemen not aldım. Şimdi Fransa'da da sistem çok eskilerin deyimiyle nev-i şahsına münhasır. Fransız toplumuna, Fransız tarihine, Fransız o aydınlanma geleneğine çok dayanmış bir sistem. Mesela Fransa'da başkan ile, halk tarafından seçilen başkan ile, halen başbakanlık var, yarı başkanlık sistemi çünkü o. Başbakan, eğer aynı partiden ise güzel, sorun yok. Eğer Cumhurbaşkanı A partisinden, başbakan ve parlamento çoğunluğu B partisinden ise... Ha arkadaş, Fransa'da çok ciddi sorunlar belirebiliyor. Dahası var. Eğer Cumhurbaşkanı karizmatik bir adamsa, kendi partisinden olan başbakan biraz silik bir siyasetçiyse, sistem neye evriliyor? Evet adı yarı başkanlık ama fiilen bir başkanlığa evriliyor. Bugün olduğu gibi. Çünkü karizmatik bir cumhurbaşkanı söylüyor. Karizmatiğin de Weber'e göre tipleri var. Hangi tip karizmatik tabii, ama? Tabii otoriter karizmatik mi, demokratik karizmatik mi vesaire vesaire. Yok eğer cumhurbaşkanı silik biri, etkisiz biri ama başbakan karizmatik, parlamento çoğunluğu edici olarak onun elinde halkın büyük oyuyla gelmiş biri ise bu sefer de başkanlık sisteminin tam aksi tarafa bu yarı başkanlık dediğimiz sistem nereye? Sarkacın diğer ucuna.
adeta bir parlamenter sisteme dönüşmeye başlıyor. Çünkü başkan silik, parlamento çoğunluğu ve başbakan karizmatik ve cabbar. Yani o anlamda başkanın ve başbakanın karakterleri, karizmaları, halktaki karşılıkları, parlamento çoğunluğu, aldıkları oy oranları da Fransız yarı başkanlığını bazen başkanlığa fiilen benzetiyor, bazen parlamenter bir sisteme fiilen benzetebiliyor. Yarı başkanlığı. Şimdi bizdeki bu da değil. Peki arkadaş, onun için zaten işin içinden çıkamayınca şey, kimse işin Türk, içinden Türk tipi dediler. O rahmetli Türk Burhan Kuzu, Mehmet Uçum, Burhan Kuzu. Aslında Barış Hocam, şey, bu modelin, bu anayasa modelinin, daha doğrusu başkanlık modelinin müellifi de ortada yok. Tabii. Yani müellifi kim? Yazan kim? Mesela, biz 12 Eylül oran aldı kaçtı deriz mesela. 1961 anayasasını aynı şekilde Sıddık Sami Onar deriz. Mehmet Uçum mu yazdı? Mehmet Uçum yazdı. Oğlundan değil mi? Denir tabii. Pek çok o dönemi... Yani bir anayasanın müellifi olur yani. Değil mi? Müellifleri vardır yani. Mümtaz Soysal'a kadar beni en çok etkileyen Türk düşünürlerinden biri. Yani 61'in gerçekten çok parlak, çok aydınlanmacı, çok seçkin müellifleri vardır hukuk bilimi anlamında. Bunun yok ama. Bunun yok. Bunun Anadolu deyimiyle sahabı yok. Yani bir de şimdi az evvel adını zikrettiğin hoca, rahmetli alalım gene, Burhan Kuzu. Yani ben ondan ders de almıştım. Süheyl Batum. Ben etkiledim dedi. Bülent Tanör. Ben bir canlı yayına katılmıştım. Ben de yaptım, Peziç, etkiledim dedi. Mümtaz Soysal kalibresinde bir insan değildir yani. Hani şimdi evet, ölümün arkasından konuşulmaz. Hocamız da olmuştur. Rahmetli alalım. Erdoğan Teziç de vefat etti. Ama hani Burhan Kuzu'yu kastederek söylüyorum sevgili Gürkan Hacır. Yani bir Mümtaz Soysal, efendim bir Erdoğan Teziç, bir Bülent Tanör kalibresinde değildir Burhan Kuzu'nun anayasa hukukçuluğu da. Yani o bağlamda hani kimse bunun müellifi değil. Belki ilham kaynağı olmuş olabilir ama gerçekten ortaya öyle bir şey çıktı ki şimdi kimse işin içinden çıkamıyor. Efendim 50+1'i 40'a mı indirelim? Uyum yasalarını nasıl çıkaralım falan falan diyorsunuz ama bunun hayata geçeli kaç yıl oldu? Arkadaş, peki şimdiye kadar niye bunun hazırlığını yapmadınız? Bir de şimdi seçim sistemini değiştirdiler üstüne. Bir de don sistemi geldi. Yani İyice çorba oldu yani. Oraya doğru gel. Bahsedeyim. Arkadaşımız Seda Ünsar tam Barış Dostlar'ın anlattığı bu patrimonyal sistemi burada romanlaştırmış, düşüş diye. İzleyicilerimiz en azından ona bakabilirler. İkinci baskısı gelmiş. Diğer kitabı da göstereyim, hazır. Kitap tanıtım bölümüne geçtiysek. Evet. Define Adaları diye bir kitap gelmiş. Vergi Cennetleri ve Dünyayı Çalan April Yayınları. April Yayınları'ndan şöyle iki kitap. Evet, sahibi de sevgili Egemen, iyi arkadaşınızdır. Kaç dakikamız var Gürkan? Birkaç bir şey bahsedebilir miyim? Hocam bir dakika, şimdi Barış arkadaşa geleceğim. Oradan sonra sizdeyim. Tamam. Egemen. Dostlar Egemen. Bitirdin mi? Bitirdim. Peki. Ya arkadaş, şimdi kaç kaldı? 3-4 dakikamız var reklama. Sen başla, sonra devam edelim. Evet. Şimdi tabii seçimler konuşulurken herkesin gözü seçim güvenliğinde. Onu bir kere söyleyelim. Biz kaç hafta işledik burada. Herkes de evet, şöyle bir şey var. Acaba seçimlerde sandıklara Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı sahip olabilecek mi diye. Çünkü Türkiye'de şöyle bir garabet var. Vatandaş sadece oy vermekle kalmıyor, bir de oyunu korumakla. Mükellef. Yani dünyanın çok az ülkesinde bu rezalet vardır. Bu da tabii iktidarın bir utancıdır. Bir ülke düşünün ki insanlar oy verdikten sonra oyum çalınacak mı diye tereddüt ediyorlar. Ben dünyadaki seçimlere baktığımda dünyada sadece birkaç ülkede bu oy çalma işlemlerinin olduğunu ya da yönlendirmelerin, manipülasyonların olduğunu gördüm. Bir 200 bin oy daha önce sanırım Avustralya'da ya da Avusturya'da herhalde çalınmıştı. Sonra onu tespit ettiler ve çok ağır cezalar verdiler yapanlara. Ama Türkiye'de bırakın oy çalmayı, Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkında yapılmış sahte videolar, sahte adı üstünde sahte videolar, hiçbir şey olmamış gibi koca koca adamlar tarafından paylaşılıyor ve dalga geçerek bu da mı sahte, bu da mı sahte diye ahlaksızca, alçakça bir propaganda yapıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tabii bu işi bu yıl ciddiye alacağını söyledi. Ben yayına girmeden önce... Hatta şu anda da onunla yazışıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik arkadaşımızla konuştum. Uygunsa Barış bir sonraki bölümde... Yok söyledim ama şöyle söylemiştim konuştuğumda da. Yarın saat 15'te
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik bir basın açıklaması yapacak ve kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara sandık güvenliği konusunda cevap vereceklerini aktardı. Bildiğim kadarıyla tam rakam vermeyeyim ama Gürkan, 14 Mayıs'tan sonra ciddi bir çalışma yapılmış. Sandıklardan yeterli anlamda veri sonuçlarının alınamadığını gördükleri yerlerde de oralara nokta değişimler yapılmış zaten. 13 bin rakamı doğru mu peki Barış? 13 bin yani tam sayıyı bilmiyorum. Temsilcisi yok. Tam sayıyı bilmiyorum. Yok, şimdi ben şey söylersem yıllarca ondan sonra video yapıyorlar. O yüzden şimdi bir şey söylemeyeyim. Tam sayıya hakim değilim. Yani ne söylersem yalan olur ama mesela ben Kars'a Gürsel Tekin'le gittiğimde sevgili il başkanı Taner Toraman'a abi dedim sandıklarda eksiğiniz var mıydı dedim. 731 sandığın tamamına arkadaşlarımız hakimdi. 731 sandığın tamamından ıslak imzalı tutanaklarımızı aldık dediler Kars'ta. Ki Kars'ta da Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili çıkardı. Orada da şöyle bir sorun yaşanmış tabii. Bu pusulanın inanılmaz uzunluğundan dolayı Yeşil Sol Parti'nin biraz da kafa karışıklığından olsa gerek 8 bin oy iptal edilmiş. Vatandaşlar hem Yeşil Sol Parti'ye hem CHP'ye hem Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermişler. Bu pusula işine de bir çözüm getirmek lazım. Ya bir metre pusula mı olur arkadaş? Hani bilmiyorum, antidemokratik bir şey de söylemeyeyim ama şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi son 4 günü iyi değerlendirmek istiyor. Ama ben biraz bugün reklamlara girerken AKP'lilerle de konuştum. Ondan Barış o zaman şöyle mi? Yapalım. Tabii bahset ama istersen bir reklama gidelim. Reklamdan sonra o zaman değil mi? AKP'deki tamam. Tedirginliği anlatalım. Tedirginliği anlat ve artık kulislere girelim. Yavaş yavaş Cet Hocam da bekliyor. Sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda ikinci bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için kısa bir ara, aranın ardından karşınızda. Evet sevgili izleyiciler, şimdiki zamanda 3. bölümdeyiz. Seçime 3 gün kaldı. 3 gün, biraz da saat ekleyelim. Yaklaşık işte 80-85 saat var değil mi hocam? Siz hesabı iyi yaparsınız. evet. Virgül 3 dakika falan 3 dakika değil mi? Falan evet, der şimdi Mithat Hoca. Mithat Hoca evet. Gerçekten saatleri sayıyoruz. Biz de seçim saatimi haline girdiğimiz bu dönemde, yani artık son düzlük diyorlar ya, siyasi gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz. Ama herkes böyle bu yüksek tansiyonun kenarında böyle biraz da hafif susmuş durumda. Susmayı tercih ediyor. Evet. Siyasiler başta olmak üzere. Onu da dikkatimizden kaçmıyor. 81 saat 13 dakika 26 saniye kaldı. İşte bak. Harika, muazzam. Gerçek. Tabii gerçek. O zaman şeyi de öğrenebilir miyiz? Seçimde sandıktan virgülü ne kadar kim çıkacak? O kahinliğe girer. Çok tehlikeli bir soru. Tabii ki Kemal Bey çıkacak. Şimdi Barış'ta kalmıştık. Evet. Barış'ı arkadaşla devam edelim. Hem seçim güvenliğine girelim. Sonra bütün herkese bir tur atacağım. Montaj kasetler. Evet. Bu tartışma kime yarar? Çünkü bakın şu anda Saadet Partisi, gene Barış sözünü unutma. Saadet Partisi resmi hesabından bir tweet paylaşmış. Diyor ki İmralı'yla dirsek temasında olanları unutma. Tayyip Erdoğan'ın, açamadım ama şimdi bir önceki videolarından bir derleme yapmış. Onu hatırlatıyor. Kendi orijinal videolarından. Tabii Tayyip Erdoğan'ın orijinal videolarından bir derleme yapmış. Açılım sürecindeki herhalde muhtemelen atıyor Saadet Partisi böyle bir tweet. Siyasi parti liderlerinden de teker teker mesajlar gelmeye Barış, evet, devam ediyor. Barış montajdan gir ama bana da biraz sermaye bırak, değil mi? Evet. Şimdi reklam öncesi konuştuğumuz konuda sahte montajlardan bahsettiğimizde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bir mesaj yolladı. Yayınımızı izliyormuş. Şunu söylüyor, diyor ki Gürsel Tekin, Yüksek Seçim Kurulu sahte videoları derhal yasaklamalıdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasındadır bu. Çünkü seçim güvenliği söz konusudur. Seçimin sağlıklı yapılamaması söz konusudur. Bu noktada da YSK'nın derhal müdahale etmesi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunması gerekir diyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu ne yazık ki Türkiye'nin her yerinde CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine asılan sahte afişlere, broşürlere, pankartlara ve sahte montaj videolarına ne yazık ki sessiz kalıyor. Bu da doğal olarak vatandaşın bu seçimler sağlıklı olarak yapılabilecek mi kuşkusunu derinleştiriyor. Şimdi bu muhalefet cephesinde olan, fakat iktidar cephesine baktığında Gürkan, bugün yayına gelmeden önce konuştuğum AK Partililerde de ben bir tedirginlik hissettim. Çünkü dikkat ederseniz hem bugün Tayyip Bey gerçekten çok sinirliydi. Çok asabiydi. Konuşmalarında çok asabi bir şekilde konuşuyordu ve sürekli her konuşmasında sakın rehavete kapılmayın uyarısı yapıyor. Sürekli diyorlar. Attıkları tweetlerin hepsinde var. Bunu bugün AK Partililere de sordum. Tayyip Bey, neden sürekli bir rehavete kapılmayın
uyarısı yapıyor dediğimde şunu söylediler. Dediler ki biz özellikle kırsaldan ciddi oy alıyoruz ve kırsaldaki vatandaşlarımız, bize oy veren vatandaşlarımızın birçoğu seçimin yapılacağı 28 Mayıs'ta tarlalarında, bağlarında, bahçelerinde olacaklar. Yani köylerine gidecekler, yaylaya çıkacaklar, değişik yerlerde olacaklar. Bu bizde bir endişe yaratıyor dediler, bunu açıkça söylediler. İkincisi de 49 ile 45 arasında yaklaşık 4 puanlık bir pay olduğu için birçok AK Partilinin 14 Mayıs'taki motivasyonu sağlamayacağını, ya nasıl olsa Tayyip Bey kazanıyor diyerek sandığa gitmeyeceğini düşünüyorlar. Yani muhalefet sandıkları koruma ve yeni seçmen getirme derdindeyken Adalet ve Kalkınma Partisi de kendi seçmenini sandığa götürebilme kaygısı yaşıyor. Çünkü 4 puanlık farkın birçoğu kapanmayacağını düşünüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ben böyle bir mutluluk, birinci turda yüksek oy aldık falan havası görmüyorum. Yani konuştuğumda da, Ankara'daki siyasetçilerle konuştuğumda da bunu görmüyorum. Ve mesela önceki gün Kars'taydık, ben AK Partililerin yoğun olarak gittiği kahvehaneleri de ziyaret ettik. Özellikle Susuz'da belediye başkanımız Oğuz Yan Temur ve ilçe başkanımız Savaş Zariç ile mesela AK Parti'nin seçim bürosunu da ziyaret ettik Susuz'da. AK Partililerin gittiği kahvehaneleri falan da ziyaret ettik. Ben böyle AK Partililerde de bir coşku, tamam bu iş bitti, aldık falan havası görmedim. Evet. Konuştuğum kişilerde de görmüyorum çünkü şunu düşünüyorlar. Onlar bir kere Tayyip Bey'in 14 Mayıs günü seçimi çok rahatlıkla kazanacağını, 53-54 alacağını düşünüyorlardı. Fakat iş geldi 49.5'te kaldı ve birinci turu bitiremediler. Dikkat ederseniz Ümit Özdağ'a gitmek zorunda kaldı Numan Kurtulmuş. Bakın gitmek zorunda kaldı. Ki Ümit Özdağ hem MHP'de neler yapıldığını hem bu iktidar partisinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ümit Özdağ'ın hangi muamelelere maruz kaldığını hep birlikte yaşadık. Ama buna rağmen acaba Ümit Özdağ'dan 1-2 puan getirip %51'e çıkabilir miyiz kaygısını taşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. O yüzden bizi izleyen vatandaşlarımıza şunu söyleyelim. Hocam programın birinci bölümünde söyledi. Herkes mutlaka sandığa gitmeli ve bu seçimlerin yeni bir seçim olduğunun ayırdına varmalı. Yorumlarda mesela yazıyorlar ya AKP 49 onun üzerinden mi sayılacak? Hayır kardeşim, sıfırdan başlayacak. 50+1 bir yok artık. Bir pusula gelecek. Aynen. Bir pusula gelecek ve o pusulada 50+1 oluyor mu? 50.1 şartı yok. Öyle bir koşul yok. Mesela diyelim iki aday olduğu için zaten arkadaşlar iki aday var zaten 50+1 oluyor yani. İsterse 100 bin kişi oy kullansın. %50 böyle o anlamda şimdi var. Şimdi bir kere alan kazanır yani. 50+1'e kazanan alan kazanır. Bu seçimin bir kere diğer seçimlere göre avantajı şu. Üşenen ya ben gitmesem ne olur, gitsem ne olur, orada şimdi gidip sıra mı bekleyeceğim diyen vatandaşlarımıza şunu anlatalım. Bir, bu seçim diğer seçimlere göre çok kolay. Çünkü iki tane fotoğraf olacak. Birinde Tayyip Bey'in, diğerinde Kemal Bey'in. Orada gideceksiniz, Kemal Bey'in fotoğrafının olduğu yere mührü basacaksınız. Allah Allah. Nereye basacak? 30 saniyede bitirip çıkacaklar. Hayır şimdi A Haber Kemal propaganda Bey'in, yapıyorsun A Haber Kemal Bey'in fotoğrafını diğer aday diye koydu. Diğer aday diye fotoğrafını bile koydu. Ve resmini kaldırmışlar. Benim ya de, bu öyle bir terbiyesizlik olarak, artık bu nasıl benim bir de yurttaş olarak yani. Kemal Bey'e oy isteme hakkım var. Zaten ben Kemal Bey'in adaylığını en baştan beri destekliyorum. Kemal Bey'in kazanması için de bir yurttaş olarak üzerime düşen görevi de yapıyorum. Ayrıca ben zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Milletvekilisin tabii. Üyesiyim. Doğal olarak benim oy istemem kadar normal bir şey de olamaz. Vatandaşımız gidecek Kemal Bey'in fotoğrafının olduğu yere mührü basacak. 30 saniye 40 saniye sürer imzasını atacak çıkacak. Zaten bunun sayımı da kolay. En geç saat 8'de biz Türkiye'deki bütün sonuçları hemen hemen almış oluruz. Yine geçen hafta olduğu gibi. Ha, Tele1 ekranlarında. Bunu söyleyelim izleyicilerimize. Tabii burada olacağız. Pazar gecesi sevgili izleyiciler belki de son yılların en çekişmeli seçim gecesine tanıklık edecek Türkiye. Çünkü ikinci tur. İkinci turda ki seçim gecesini birinci turda nasıl ki Tele1'den izlediyseniz tekrar sizi Tele1'e davet ediyoruz. Çünkü gerçekten Tele1 geçen pazar iki hafta önce olağanüstü bir yayıncılığa imza attı ve tüm Türkiye Tele1'i izledi. Başta Tele1'i izlemeyenler de Tele1'e geldi. Tweet attılar Tele1'i açın diye. Gerçekten Tele1 ilginç bir yayıncılığa imza attı. Ben bunun etkisini geçen gün Kars'a gittiğimde de gördüm. Hakikaten Merdan Yanardağ'a da anlattım. O arada bir telefon görüşmesi yaptık.
onlarca vatandaşımız gelip siz o gece seçimin kaderini değiştirdiniz. Biz sizi izleyince sandıklarda daha kararlı bir şekilde durduk. Sabahlara kadar sandıkta bekledik. Çünkü bu seçimin ilk turda bitmediğini gördük dediler. O yüzden doğru iletişimin, doğru haberciliğin hangi sonuçları yaratacağını da görüyoruz. Şimdi Gürkan, Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki tedirginliği söyledim. Onlar ikinci turun çok kolay olmadığının farkındalar. Muhalefet cephesinde ise bir kısım seçmende bir karamsarlık ve umutsuzluk var. Sanki seçim yeniden 49'dan başlayacak gibi. Hayır, sıfırdan başlıyor. Bakın bugün bir video vardı ve o video bugün en çok paylaşılanlar listesindeydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne defalarca oy vermiş bir gencimiz. Bu sefer gireceğim sandığa, kolumu kırarcasına oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne basacağım diyordu. Ben geçen gün Ankara'ya gittiğimde, mitinge beraber gittiğimde, oradaki vatandaşlarla da sohbet ettiğimizde değişik partilerden Kemal Bey için oy kullanmamış henüz bugüne kadar kişilerin de gelip oy kullanacaklarını gördük. Ülkücüler, hani espri yaptık CHP'li ülkücüler diye ama bir gerçeğe dönüşüyor. Özellikle ülkücülerin tanınmış isimleri Kemal Bey için oy kullanacaklar. Yeşil Sol Parti'nin tabanını ben mesela Kars'ta daha geniş gördüm, Susuz'da daha geniş sohbet etme imkanı buldum. Hakikaten şunu da söyledim orada basın toplantımızda. Karslılar ve Susuzlular Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yapmak için gün sayıyorlar, sabırsızlıkla bekliyorlar dedim. Çünkü hem Kars'ta %55 almış Kemal Bey hem de Susuz'da %60'ın üzerinde bir oy alarak birinci oldu. Keza Digor'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok zayıf olduğu bir ilçedir. %83 almış Kemal Bey. Yani bu sonuçlara baktığında %45'in üzerindeki bir oyu Ümit Özdağ'ın ve arkadaşlarının vereceği destekle, özellikle milliyetçi kesimlerin Kemal Bey'e verdiği destekle, Yeşil Sol Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, diğer partilerin vereceği destekle %50'ye ve 50'nin üstüne çıkartmak kolay. Çünkü herkes şunu gördü, hiç bunları konuşamadık, hocamın ifade ettiği üzere bir kenarından girdi ama Gürkan biz pazartesi günü ne yaşadık? Pazartesi sabah kalktığımızda ne yaşadık? Merkez Bankası'nın bankalara verdiği talimatı yaşadık. Ya. Kredi kartından nakit avans çekmek yasaklandı. O neymiş aslında biliyor musun? Ben tweet de attım. Çok ilgi gördü o tweet. İktidar partisi seçimi kazanacaklarını düşündüğü için Merkez Bankası aracılığıyla 12 Mayıs günü yani seçimden 2 gün önce kapalı zarfla bankalara bir talimat yolluyor. Pazartesi sabahı nakit avans çekimine kapatın diye kartları. Hı hı. O arada nasıl olsa seçimi kazanırız derdiyle, telaşıyla ya da düşüncesiyle bunu gönderiyorlar. Fakat seçim ikinci tura kalınca sanırım o yönergeyi iptal etmeyi de unutuyorlar ve bankalar doğal olarak sabah zarfı açıp kredi avanslarını kapattılar. Ve vatandaşlar ne oldu? Bir anda kendi kredi kartlarından para çekemez hale geldiler. Çok büyük tepki olunca yandaş AKP medyası efendim AKP'ye yine komplo kuruldu, yalanlarına sarıldı. Hayır kardeşim, o talimatı siz verdiniz. Tabii, eğer geri aldılar ama sonra limit koydular. Eğer Tayyip Erdoğan kazanırsa Türkiye uçurumun eşiğine gelmiş ve uçurumdan aşağı yuvarlanacak. Çünkü bugün Aykut Erdoğdu çok geniş bir tweet yazmış CHP milletvekili. Yarın akşam da Tele1'in konuğu olacakmış, kendisiyle bugün konuştum. Hakikaten Aykut Erdoğdu'nun o tweetine de baksınlar. İnanılmaz büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya. Eğer kardeşim Tayyip Erdoğan'a oy verirsen işsizlik devam etsin. Ben işsizlikten rahatsız değilim. Çoluğumun çocuğumun iş bulamamasından rahatsız değilim. Etin 500 liraya çıkmasından rahatsız değilim. 13 milyon mültecinin ülkemizde yasa dışı bir şekilde seyahat etmesinden, yaşamasından rahatsız değilim diyeceksin. Herkes ona göre tercihini yapsın. Bu bizim seçim öncesi son programımız. Türkiye'nin kaderini gidin değiştirin kardeşim. Çoluğunuza, çocuğunuza bu kötülüğü yapmayın. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Tayyip Erdoğan'a oy vererek bu ülkeye iyilik yapmazsınız. İktidar artık bu ekonomiyi yönetemiyor. Hocam söyledi kur korumalı mevduat. Geçen gün bir arkadaşımla, bunu da söyleyeyim bırakayım. Arkadaşımız bankaya dedi ki ya para yatıracağım beraber gidelim. Dedi ben de tamam dedim, eşlik ettim. 1 milyon TL para yatırdı. Yani yaklaşık 50 bin dolar falan gibi. Bankada dediler ki ya bunu kur korumalı mevduata koyalım. Tamam dedi. Ve ne oldu biliyor musun Gürkan? Evet. O parayı kur korumalı mevduata yatırdığı için
banka o gece arkadaşımıza faizin dışında, faizi zaten 3 ay sonra alacak, 9700 TL de teşvik primi verdi. Hocam siz duydunuz mu dünyada böyle bir uygulama? Yani önden faiz ödemeli gibi bir şey. Evet hocam, teşvik primi. Dövize de veriyorlar, bir tuhaf bir şey. Bankadaki arkadaş dedi ki size bu gece 9700 TL yatıracağız. Niye dedi o da? Çok kötü bir şey ya. Ya dedi ki vallahi işte kur korumalıya girenlere 9700 TL işte paranın tutarına göre 9700 TL faiz dışı bir para verin. Ya buna hangi ekonomi dayanır? Canlı fiziki döviz yatıranlara da ön ödemeli böyle bir döviz tekrar. Evet, akıl alır bir şey değil hocam. Buna bu, Türkiye'nin bu döviz kıtlığında bu çok vahim bir şey. Yani daha ilerisini söylemek istemiyorum ama bu çok iyi bir şey değil. Kemal Bey, bitirdikten sonra birkaç Kemal Bey'in son videosunda da var. Ben de kısaca söyleyip bırakayım. Son videosunda da var. Tayyip Erdoğan seçilirse pazartesi sabahı biz doları 30 TL'nin üstünde göreceğiz. Bu çok açık. Çok açık. Doların 30 TL olması şu an 460 TL'den satılan etin fiyatının 600 TL'ye dayanması demektir. Zaten et yiyemeyen, süt tüketemeyen, protein alamayan bir ülkeyiz. Veriler ortada. Eğer kardeşim benim çoluğum çocuğum et yiyemesin, süt içemesin, ben İHA'ya SİHA'ya bakarım, onlarla avunurum diyorsan buyur kardeşim, tercih senin. Peki. Şimdi sevgili izleyiciler devam edeceğiz fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı bir konuşma var. 2 dakikalık bir konuşma. Orada bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gel beraber ekrana çıkalım çağrısında bulunuyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı o konuşmayı sizlerle paylaşıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı konuşmada ilginç vurgular da vardı. Tarafsızlığıyla dünyada ün salmış TRT dedi ve Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir çağrıda bulundu. Gel birlikte ekrana çıkalım. İstediğin gazeteciler de bize soruları sorsun dedi. Özlem Gürses cevap verir mi Tayyip Bey buna? Yani katılır mı? Gelemez Tayyip Bey böyle bir yayına. Neden? Çünkü böyle bir yayında yani Tayyip Bey şey gibi... Kim kazançlı çıkar? Net, hiç tereddütsüz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle mi? Yani hiç, yani hani şimdi bazı izleyicilerimiz ya acaba Erdoğan o üslubuyla, o sert üslubuyla böyle ezer geçer falan, mümkün değil, mümkün değil. Mümkün değil. Ben Babala TV performansını izledim Sayın Kılıçdaroğlu'nun. 7 saat boyunca oradaki, yani bilmiyorum Babala TV tanıtımını gördünüz mü 15 dakikalık? Gördüm. Soruları görmüşsünüzdür herhalde yani. Ama cevaplar bölümünü tam göremedim. Çünkü hiç yok ki o cevaplar tanıtımda, tamamı programın içinde. Ben cevapları izledim ama. Canlı olarak izledim çekim sırasında. Senden başka gazeteci var mıydı? İsmail Saymaz, Murat Arel vardı. Fatma Karaağaç da vardı sanki. O arkadaydı, evet. Ben o hanımefendiyi tanımıyorum. Bizim orada gördüm. Gazeteci arkadaşımız. Ben Fatma hiç görmemiştim Karaağaç hayatımda daha önce. Orada fark ettim. Varlığından bile yani bilgim yoktu, açık söylemek gerekirse. Bilmiyordum, kendisini tanımıyordum. Yanımda da Bahar Feyzan oturuyordu. O kadar. Yani muazzam bir performanstı. Şu anda da zaten o programda izlenme rekorları kırıyor. Bu arada izleyicilerimiz soruyorlar, hani Tele1'de anonslar vardı bu akşam Babala TV'nin bu programı olacaktı falan diye. Şöyle oldu, o olayı ben açıklayayım çünkü soranlar olmuş. Daha sonra teknik koşullar nedeniyle bu işten vazgeçilmek durumunda kaldı. Çünkü aynı anda hem YouTube ekranına tüm görüntüleri yükleyip aynı anda da onu televizyon frekansında yayınlamak imkansız hale geldi. Evet. Yoksa bu mümkün olsaydı... Bu gece biz de canlı yayında dakika dakika bu bölümü izleyecektik. Başka kanalların da böyle talepleri vardı. Oğuzhan Uğur da buna okey demişti ama bu gece artık yayınlandı. Bu video indirilip 3,5-4 saatlik televizyonlarda yayınlanabilir. Burada bir beis yok artık bu saatten sonra. Yani net olarak Kılıçdaroğlu kazanır. Çünkü Sayın Erdoğan bir kere çok uzun zamandır şey refleksini de kaybetti. Doğru. Gerçek soru. Gerçek hayır. Sorulara cevap vermekle hem ilgili refleksini... Hem o hem de böyle bir mücadele... Abdülkadir yani, Selvi bir tane istemeden sordu, neler oldu? Ne oldu? Yani o kadar o kadar prompter ve metinler üzerinden ilerliyor ki artık. Ya da birisi mesela bir vatandaş Karadeniz'deydi değil mi? Açız aç falan dediğinde bir şaşırıyor yani. Ne, kim aç? Biri aç mı var? Hani niye benim haberim yok falan gibi refleksler gösteriyor. Yani bu saray işi... İyi olmadı Sayın Erdoğan üzerinde. Sayın Erdoğan siyasetteki ilk yıllarında çok ciddi bir şekilde toplumla iç içe bir siyasetçiyken bugün pek olup bitenden pek bir yani farkında değilmiş dünyası gibi geliyor. Değişti dünyası yani. Değişti yani. O yüzden o sorulara cevap veremez. Yani o şeyin otantisitesini kaybetti. Doğal bir şekilde o sorulara yanıt veremez. Keşke olsa. TRT'yi de tebrik ediyorum dünyaca ünlü tarafsızlığı nedeniyle. Son numaraları şu. İktidarın belgesellerini yayınlamaya başladılar. Siz onu gördünüz mü? Kalkınmada 100 yıl.
İşte efendim Asr'ın... TRT mi? Evet evet. Ya TRT tahammül edilemez bir yayıncılık. Asr'ın projeleri yapalım. Ama bak anlatayım. Asr'ın projeleri, Türkiye'nin yüzyılı falan gibi 4 ayrı belgesel üretmişler. Her biri birer saat. Gün içinde sürekli bu belgeselleri gösteriyorlar. Geçtiğimiz gün TRT Haber'de bu belgesellerden biri 6 kere, biri 7 kere, biri 3 kere yayınlandı. Bir de Cumhurbaşkanı'nın mitingleri yayınlandı. Tüm günkü yayın akışı içerisinde... Dikkat etmiyoruz bu aralar TRT'ye ama orada 8 bir felaket saat, bir durum var. Yani. 8 saat sürekli bunlar yayınlanıyor. Propaganda yapıyorlar yani. Ya böyle benim bir şey olabilir. Benim paramla AKP evet. propagandası yapıyor. Benim vergilerim... Yani bu olmaz ki ama ya. Muhalefet yok. RTÜK üyeleri... Ya muhalefet dediğin de evet, bu ülkenin her iki kişisinden birisinin oy verdiği bir siyasal evet. partiden bahsediyoruz. Sanki muhalefet denince bir de muhalefet kelimesini öyle bir kodladılar ki böyle devlet karşıtı, elimizde kalaşnikoflar, böyle yürüyoruz, parlamento falan, böyle bir insanlar zannediliyor. Ya muhalefet de bu ülkenin diğer yarısı. Diğer yarısı her iki kişiden Allah'tan, birinin. Allah'tan özlem halk iktidar partisinin sözcülerinin o konuda söylediklerine inanmıyor da. Barış ve huzur içinde yaşıyoruz. Eğer gerçekten o yalanlara yok bunlar işte PKK'lı, yok bunlar FETÖ'cü falan yalanına halk inansa Türkiye yaşanmaz bir yer haline gelir. Ya aslında biraz yaşanmaz bir yer haline geldi Barış. Hayır yani, o öbür anlamda. Şöyle insanların sokağa çıkıp birbiriyle savaşacak hali yok, mecali yok. Yani şimdi Mithat Hocam ekonomiyi anlatır. Ekonomi bitmiş vaziyette. Bakın bugün Antalya'da Antalya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ali Bahar. Mayıs ayı meclis toplantısında konuşmasında şöyle diyor. İş dünyasının bu ekonomik krize ve bu ekonomik düzene bir dakika tahammülü kalmamıştır. Kendisini kutluyorum. Hiç tanımıyorum ben Ali Bahar'ı. Haberi bugün ekonomi gazetelerinde okudum. Ve buradan da bir çağrıda bulunayım Ali Bahar'a. Bravo, böyle bir dönemde bu cesareti gösterip bu açıklıkla ekonominin durumunu itiraf etmek. İş dünyası eğer bu ekonomik düzende bir dakika tahammülümüz kalmamıştır diyorsa, konuşmanın devamında hukukun üstünlüğü, adalet, reformlar, eğitimin ayağa kaldırılması gibi birçok konuyu konuşmuş Ali Bahar, Sayın Bahar. Çalışan ne yapsın ya? Asgari ücretli ne yapsın? Fabrikadaki işçi ne yapsın? Günlük yevmiye ile temizliğe giden kadın ne yapsın? İş bulamayan yeni mezun öğrenci ne yapsın? İş dünyası diyor ki bir dakika tahammülümüz yok. Yani ülkeler batmaz, halklar batar. Evet. Yani mevduat faizleri çıkmış %30'un üzerine, siz faize karşıyım diyorsunuz. Hocam daha iyi anlatır. Kredi faizleri çıkmış %50'nin üzerine. Krediler zaten borç yükünüz 4,5 trilyonun üzerine çıkmış. Her gün cari açık rekoru kırıyorsunuz. Bireysel krediler %60 civarında. Buyurun. Tabii. Ya bu sürdürülebilir bir ekonomi midir hocam? Hayır canım. Bana söz geldi mi hemen girelim. Gelmedi bir dakika hocam. Niye gelmedi? Geldi ben. Ben ya, ne zaman gideriz hocam? Birkaç dakika sonra. Hocam müsaade edin, bizde bir akış var, kulağımda yönetmen peki, var. Tamam. Yani rica edeceğim lütfen. Şimdi sevgili izleyiciler, Kılıçdaroğlu'nun programı sürüyor. Bu programda öne çıkan başlıklar bir takım geliyor. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. TRT'deki program mı? Hayır. TRT'deki program 2 dakika sonra. Kılıçdaroğlu'nun özellikle bu çok önemli bir vurgu. Bunun altını çizerek vermek istiyoruz, sizlerle paylaşmak istiyoruz. PKK'lılar neden size destek açıklaması yapıyor diye bir soru sorulmuş Obala TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği cevap şu: sizce PKK'lıların konuşması kimin işine yarar? Biz devletin derinliklerinde kimlerin kimleri nasıl konuşturduğunu çok iyi biliyoruz demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü bu devlette halen vatanını seven namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgi getiriyor diye eklemiş. Doğru. Dün de söyledi bunu. Özellikle bu hazırlanan bir takım montaj videolar vardı. Montaj olduğunda bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. İbrahim Kalın da söyledi. Montaj videolar var. Yani terör örgütünün liderlerinin... elebaşı diyelim yani. Bundan yaklaşık 3 yıl önce çektikleri bir videonun... 2021 yılında Ağustos ayında çektikleri videolar. Bir videonun... Üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun görsellerini koymak suretiyle işte bir takım algı yapılan bir videolar var. Ama bu videoların dışında PKK liderlerinin de sürekli sanki bir yasal partiymiş gibi açıklamaları birbiri ardına geliyor. Kılıçdaroğlu'na da bu soru sorulmuş. Bu soruya verdiği cevap bir kez daha okuyorum. Sizce PKK'lıların konuşması kimin işine yarıyor? Biz devletin derinliklerinde kimlerin kimleri nasıl konuşturduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bu devlette halen vatanını seven namuslu bürokratlar var. Onlar bize bilgi getiriyor demiş Kemal Kılıçdaroğlu. İktidar her gün
terör örgütü PKK'lıların görüntülerini ve videolarını yayınlayarak bir anlamda aslında propagandasını da yapıyor. Bildiğin yani, terör propagandası yaptı çık, ya. Ya sokağa çık, terör örgütü liderlerinin isimlerini artık siyasette çok yakından ilgili olmayan vatandaşlar da biliyor. Niye? Şunun için, çünkü sürekli AKP kanallarında o videolar yayınlanıyor. Hocam da burada hatırlayacaktır, diğer arkadaşlarımız da bilecektir. Ya İrlanda'da İRA'dan bahsedildiğinde terör örgütü liderlerinin sesleri vesaire vesaire yayınlanmaz. Görüntü verildiğinde İngiltere'de eğer illaki bir görüntüsü konulacaksa, sesine dair bir şey verilecekse, ses okuyan perforeci dediğimiz kişilere okutulur ki sesiyle propaganda yapma imkanı yakalamasın, duygu veremesin diye. Ama iktidar partisinin medyasını bir açıyorsun, o bütün terör örgütü liderleri sırayla A Haber'de, TVNet'te, Yeni Şafak gazetesinde, orada burada normal parti lideri muamelesi görüyor. İktidar başka bir sinsi tuzağında içinde, inşallah pazar günü vatandaşın tercihiyle o tuzakta bozulacaktır. Bozulacak. Peki. Şimdi bu açıklamadan sonra da hocam sizdeyiz. Buyurun. Ekonomi son, başlığı. Sondan başlayayım. Sondan başlayayım. Şimdi bugün sabah katıldığım programda da söyledim ben. Çıkıp ikide bir de Kandil'dekiler işte bilmem şu çıkış terörist başını serbest bıraktıracağız gibi bir şeyler veyahut da bir takım böyle yine PKK cinayetleri gibi bir şey oluyorsa, yani bu da iktidarın iddia ettiği gibi, yani Millet İttifakı ile bunlar arasında bir dirsek teması varsa, bunu normalde zarar verimde yapmaz. Ha yapıyorsa o zaman burada bir başka bir parametre var. Ya değil mi? Yani bunun ona yaramasın diye Millet İttifakı'na zarar vermesini sağlıyorsa bu, o zaman hakikaten derinliklerde başka bir ittifak var esasında. Abi. Yani bunu milletin bunu sorması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? İşin doğasına aykırı ya. Yani onunla Millet İttifakı teması olsa zaten sessiz sessiz oturur. Ama seçimi alsınlar diye. O zaman başka burada terör örgütü, başka bir ittifak var. Terör örgütü liderleri, bele başlar ne zaman konuşmaya başladı? Selahattin Demirtaş önemli bir tweet attı. Abdullah Öcalan'a gittiler diye. Evet. O tarihten sonra ne olduysa, evet, bütün terör örgütü elebaşları tek tek sırayla konuşmaya başladı. Şimdi TRT diyoruz. TRT'de bir rakam vereyim. Seçim süreci içerisinde 32 saat konuşmuş, biliyor musun Cumhurbaşkanı? Bütün konuşmanı toplamışlar 32 saat. Çok enteresan bir şey. Ana muhalefet lideri yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması da 32 dakika. Vay. 32 saate 32 dakika. Bu resmi yani açık şey kaynak. Tabii, bu çok bu çok adil bir şey. Biri çıkıyor. Adil. Az önce söylediği gibi seçimi yani adil çok, bir şey. Adil değil. Ya yani çok adil olmayan bir şey. Şimdi biri çıkmış seçim yapıyor. Tuhaf bir seçim bu. Biri çıkmış seçimde nasıl oy kullanacağını anlatıyor. Biraz önce sevgili Özlem'in söylediği gibi. İşte buna basacaksın diyor. Zaten iki tane resim var orada. Ya onu ana muhalefet liderini silmişler. Kemal Bey'in fotoğrafı. Ya bu Türk siyasi tarihinde olmayan bir şey. Çok acı bir şey ya. Yani Türkiye'de seyredilen bir kanalda, iktidara yakın da olsa seyredilen bir kanalda, onun da kendine göre bir seyircisi var. Yani onun kafasını siliyorsun ya, ana muhalefet liderini yok sayıyorsun. Düzce'de seçim yapıyorsun, kadın aday, kadın resmi yok. Yani bir resim düşmanlığı başladı. Böyle bir tuhaf seçimi Türkiye'de görmedi ya. Yani Türk siyasi tarihinde, yani biz biraz bu işin meraklısı olarak, ya ben yaşadığım süre içerisinde hatırlamıyorum. Bilmem Sopalı seçim dahi, bilmem ne seçimleri dahi, 1876 seçimleri dahi ben böyle bir şey görmedim. Zohrab Efendi'nin hatıralarını okudum. 76 seçimleri gibi hiç böyle bir şey falan filan yok. Daha evet, acı olan o yani seyircinin olan de şey, bu fotoğraf niye burada yok diye bir tek tepkisi sorma, göstermemesi tabii, yani. Öbür taraftan şey var Gürkan'cığım, şimdi ekonomiden bahsettik, oradan başlayayım ben esasında. Şimdi seçim gecesi birinci tur işte ikinci tura kaldı diye şey yapıldı, duyuldu değil mi? Yani açıklandı yani gayri resmi sonuçlara göre. CDS 495'ti yani Türkiye'nin risk birimi. Şimdi burada seyircileri bilsin, bunu yani defalarca söylüyoruz ama unutanlar için. Yani 300'ün üstünde yani buna yani bunu bir iyi düşün, kredi açma diye yabancı fonlara. İşte 400'ün üstüne yani biraz dikkat, tehlikeli olabilir, başın derde girebilir. 500 vazgeç, sakın öyle bir şey yapma. 600'ün üstü yanından bile geçme demek. 700'ü falan filan saymıyorum yani. 495'ti ikinci tura kaldı. Yani Tayyip Bey'de birinci çıkınca Erdoğan 695 oldu. Bugün de 720 civarındaydı. 720 civarında. Bu çok kötü bir şey. Şimdi bu ne demek? 720-725 belki de daha fazla doğmuştu. Şu an tam bilmiyorum. Libor 3.75 Gürkan. 7.25'e eklersen 10-11 oluyor. 11. Yani dolar alırsa bankalar, sendikasyon kredisi %11 dolar faizi ödeyecek. Yani TL satacaksın, kredi vereceksin, TL toplayacaksın,
onları dolara çevirirken dolar zaten artacak. Bir de dolara %11 faiz vereceksin. Yani biz İngiltere gibi, Hollanda gibi, İsviçre gibi, Fransa gibi bizden çok daha zengin ülkeler bir takım bankalara kredi kullandıklarında onlar sadece 3.75 dolar faizi öderken Türkiye dolara muhtaç bir ülke olarak bir de %11 ödeyecek. Bu korkunç bir şey. Bu Türkiye'nin esasında bir felakete girişinin resmidir. Onun dışında peki Türkiye'nin 200 küsür milyar dolarını sırf dövizi dizginlemek için tuttunuz. Sırf de yani bir maliyet enflasyonu olmasın diye. Kandıracaksınız ya milleti. Gitti o paralar. 2 milyar 300 milyon önce fiziki dolar kalmış. Ya bununla ilaç mı alacaksınız şu anda? Hı? Yani ihracat yapmak için gerekli olan ihracatçının ara mallarını, ithalatçı mallarını mı getireceksiniz? Bununla dolara mı müdahale edeceksiniz? Türkiye bitik. Onun için herkes seçim sonrası şeye bakıyor, gelişmelere bakıyor. Şimdi burada yani rakam o kadar ağır ki zaten ilk turda daha önceki turda söyledik. KKM'ye tekrar girmek istemiyorum ama Türkiye'de 36 milyon insanın kredi kartı borcu var. Kart mı? Kredi kart borcu var. Kart mı? 38 milyonun da bireysel kredi borcu var. Bütün bu borçları, borcu olmayanları da yani onların borcu yok ama varmış gibi nüfusa böldüğü zaman Türkiye'de her bir vatandaşın 51 bin lira borcu var. Korkunç bir rakamlar borç batağı, bunlar. Korkunç ya. Rakamlar bunlar. Bunlar devletin kendisinin rakamlar. De borcu var. Şimdi iç borç, Özlem daha borç. Kötüsü. Bu sene kamu ve özel sektörün ödemesi gereken 12 ay, önümüzdeki 12 ay içerisindeki para 203 milyar dolar. E bir de cari açık var 54 milyar dolar. 203 artı 54 daha Türkiye'nin 257 milyar dolar bulması lazım. 2023'te. Tabii tabii. Önümüzdeki 12 ay içerisinde 250'ye 203 milyar dolar kamu ve özel sektör borcu. 203 milyar dolar. 54 milyar da cari açık. Bunu kapatacaksın bir her yerden para bulup. Dolar, 257 cari. Milyar dolar. Kasadaki para 2 milyar dolar. Dolar bitti esasında. Aşağıda altın sattılar biliyor musun? Bir uyanıklık daha yaptılar. Tahta kalitede fiyat çok açıldı. Bankalar arası piyasada mesela dolar 19 bin civarlarında, 19 bin 700 civarlarındayken tahta kaleye bir bakıyoruz. Kapalı çarşıda 21, 8, 22 bin lira. 2 lirayı aşan bir fark oluştu. Ha, ne yapalım? Dolar da yok. Bunlar altını, herkes dünyada altın onsla, dolar cinsinden satılır. Bunlar TL ile olan dolar sattılar, TL ile. Yani kapalı çarşıya satıyor ama bana TL getiriyor. Şimdi o zaman kuyumcu TL bulmak için dolarını bozdu, TL'ye geçti. Dolarını bozdu, dolar bollaşınca biraz oradaki makası kapatmaya çalıştılar. Fakat bu arada altın rezervinin bir kısmı da gitti. Altın rezerv yani 102 ton civarında falan gittiği söyleniyor. Bilmiyorum tam rakamlarını, onu tekrar bakmak lazım. Güncellenmiş haline bakmak lazım. Yani bir taraftan dolar sattılar, bir taraftan altın satıyorlar ve bunu dizginleyemiyorlar. Piyasada tansiyon çok yüksek. Merkez Bankası'nın müdahale edecek takatı kalmadı. Tuhaf tuhaf faizler veriliyor. Faizin düştüğü şeyde bir de bankalara %8-8,5'tan. Yani bizim faizleri düşürdük derken esasında hazine zorla bankalara seni cezalandırın ve 8-8,5 faizden tahvil satıyor. Hazine bonosu satıyor. E şimdi enflasyon bu kadarsa yüksekken banka %8,5 tahvil alınca bankayı zarar ediyor. Yani bankaların mali yapısını da rasyo oranlarını da bozacaklar. Yani onun sermaye kazanç oranı var. Bu da bozuluyor. Bu şekilde gidiyor. Şimdi bu tabloyu düşünerek insanların neyi beklediğini düşünerek Barış'ın söylediği gibi bunu biraz belki teknik anlatıyoruz ama bir patlayacak bir dolarla beraber gelecek maliyet enflasyonu insanın hayatlarının, yani seyredenlere söylüyoruz, hayatlarının daha zorlaşacağını, daha bir fakirleşeceklerini, nasıl fakirleşeceksin? Yani şu andaki dolara bölüyorlar seni kişi başına milli gelir. Diyorlar ki 9600 lira. Dolar 30 lira olduğunda böldüklerinde sana 6900-7100 liraya düşecek. Yani yeni dolar fiyatından bölecekler. O zaman 6900 kişi başına 7100'e düşecek. Biraz daha geriye doğru gidersen yavaş yavaş böyle Lübnan'a doğru gideceksin. Enflasyon oranı bakımından senin üzerinde Zimbabwe, Lübnan falan filan var. Yani bu çok kötü bir tablo. Bunu herkesin düşünmesi lazım. Bu bir güven meselesidir. Yani güven kalmadı. Niye güven kalmadı? Yani risk priminin artması demek sana güvenemiyoruz kardeşim. Yani sen akıllı tedbirler, dünyanın uyguladığı tedbirleri, o öğretileri, ortodoks öğretileri, denenmiş öğretileri denemiyorsun. Kendince tuhaf bir yöntem deniyorsun demek. Yani bunun için güven kalmayınca bu böyle ekonomi her gün daha doğru kötüye gidiyor. İşte söylendiği zaman da böyle şeye, Nebati'ye, ezan susmaz, bayrak inmez falan filan diyor. Şimdi güzel bir şeyler konuşuldu sevgili Gürkan. Onunla ilgili bir şey söylüyorum. Ne o? Bizim seçimlerle ilgili referans, yani Türk siyasi tarihindeki kullanılan bu üslup ve propagandada referans sistemimiz bozuldu. Bu çok kötü bir şey ya. Ben mesela 70'li yıllarda hatırlardım. O en azgın milliyetçi cephe
zamanlarında falan böyle Ecevit Demirel çekişmesinde. En son Demirel bir gün, hiç unutmuyorum, yani Ecevit'in güya sert suçladığını düşünerek almış ana muhalefet lideri diyor. O zaman Millet Cephe'nin şeydi, başıydı, başbakandı. Bir kutu siyah boya, eline de bir fırça, önüne gelene sürüyor dedi. Yani kara çalıyor demek istiyor. Bu kadar, bunu söyledi. Boya, almış eline boya sürüyor, boya çalıyor. Ha şimdi sen, montaj kaset ne demek ya, Özlem'in söylediği gibi. Yani Türkiye'de, yani bize yurttaşlık bilgisinde şöyle öğretildi. Üç şeye selam duracaksın cepheden kardeşim. Biri cenaze geçerken böyle, biri İstiklal Marşı okunurken bayrağın karşısında, bir de Cumhurbaşkanı'nın arabası falan Cumhurbaşkanı geçerken. Yani Cumhurbaşkanı Türkiye'nin ya çok önemlidir, insanların cepheden selam vermek zorunda oldukları bir figürdür, siyasi bir figürdür. Birliğini temsil eder. Yani montaj kaset ne demek ya? Montaj, aha öyle ha böyle, montaj montaj falan filan diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani kabulleniyorsun montaj kaseti. Bunu nasıl için sesindir? Yani sahte olduğunu kabul ediyor canım. Sahte. Ya, biz yani, diyor iktidar olarak bu, muhalefetle ilgili sahte bir bilgi üretiyor. Sonra da açıkladı ya, bazı kıvrak zekalı gençlerin yaptığı 5 saniyelik bir görüntüymüş. Olur mu canım 5 saniyelik falan ya, değil. Şey bütün ya, milyonlarca kişi izledi bu görüntüyü. Bu insanların vicdanlarını müebbet hapse mahkemede. Vicdanlarını hocam aynı zamanda... Ya, vicdanlı zararlar. Hocam insanı. Aynı zamanda AKP iktidarı o videoları yayınlayarak kendi seçmenine aptal muamelesi yapıyor. Bakın aptal muamelesi yapıyor. Kendi seçmeninin onlara... Siz bunu yersiniz diyor. Demiş oluyor. AKP'lilerin en çok buna itiraz etmesi lazım. Peki şimdi Barış, şimdi şöyle oldu. Bunun sahte olduğunu anladık biz. Tamam sahte. Yani zaten ilk duydu. İzlediğimizde biz peki, anlamıştık. Peki şimdi ben şimdi referans, ben Cumhurbaşkanı'na güvenmek durumundayım. AKP MKYK üyeleri paylaşıyor hocam. Cumhurbaşkanı'na güvenmek durumundayım. Ben şimdi senin söylediğin TÜİK rakamına nasıl güveneceğim abi? Evet. Senin önümüzdeki sene enflasyonu tek haliye indireceğiz demene nasıl güveneceğim? Senin bir gece ansızın gelebiliriz diye parmak sallarken Suriye Yunanistan'a boş ver canım herhalde doğruyu söylemiyor ya öyle atıyor falan. Yani buna nasıl güveneceğim? Buna nasıl güveneceğim? İnşallah pazar günü. Verdiğin sığınmacı sayısına nasıl güveneceğim? Ya güvenemem ki. Niye bu güveni bozuyorsunuz ya? Yani montaj kaset ne demek ya? Ana muhalefet liderinden bahsediyoruz Türkiye'nin. Türk siyasi tarihi böyle bir şey görmedi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu çocuk oyuncağı değil. Öbür taraftan şimdi bir de BK meselesi ön plana geldi ya böyle yine bir BK meselesi diyorlar ki yani kısmen doğru da olabilir. Yani çok fazla mutfakla şey yaptı muhalefet Millet İttifakı için. Esasında bak burada bir BK meselesi var da terör devam ediyor falan. Bu kısmen doğru olabilir. Ki kimse İHA'ya SİHA'ya falan karşı değil ki ya. Bunu Millet İttifakı da söylüyor ya. Ya bu terörle mücadelede işimize yarıyorsa buna karşı çıkmanın bir anlamı var mı? Ben Kemal Bey'in ağzından bir tane karşı çıktığını şimdiye kadar görmedim. Ama şimdi BK meselesi istiyorsun ama biz şimdi iktidara karşı sandıkları korumaya çalışıyoruz. İktidara karşı ormanları korumaya çalışıyoruz. Bu iktidara karşı kıyıları korumaya çalışıyoruz. Sit alanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Cumhuriyetin değerlerini korumaya çalışıyoruz. Ya BK meselesi sizsiniz esasında ya. Biz size, sizin her el attığınız şeyi korumaya çalışıyoruz. Böyle bir iktidar olabilir mi ya? Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, artık son düzlüğe girdik dedik. Son tura da girelim ve herkesten pazar günü için görüşlerini alalım. Nasıl seyreder Barış Hocam? 3 günlük bir periyot var. Çok şey değişir mi bu 3 günde? Barış hepimize takım elbise ısmarlıyor. Hangi Barış? Bu Barış. Ismarlarım. Kemal Bey kazandığı gün hepinize, kameraman arkadaşlarım da dahil, rejide kaç kişi var şu an bilmiyorum ama... Herkese birer takım elbise. Bak. Özlem'e. Yani ama nereden takım elbise? He? Mahmut Paşa'dan nereden yani? Hocam onu da artık Reci hemen diyor. Söyledi 4 kişi istiyor. 4. Tamam. 4'te 5'te buradayız. Hay Allah. 5'te. Buradayım. Evet, evet. Hocam neler olur? Size feda olsun. Eyvallah. Kurbanın koyun olsun derler ya kanalda. Öyle de. Şimdi arkadaşlar elbette %4.5 yani kabaca 2,5 milyon dolayında bir oy farkı var. Ama eğer bugünkü veri koşullarda muhalefet seçmenini aynen birebir sandığa getirebilirse, bir, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Zafer Partisi'ne oy atan yurttaşlara, seçmenlere ki o da %2.2 dolayında, onu çok yüksek ölçüde, hiçbir lider firesiz bu işi beceremez. Ama yüksek bir oranda sandığa taşıyabilirse, iki, 5.2 ile 2.2 arasında 3 puan fark var, orada Sinan Oğan'a gidenler. O 3 puan oyun, aradaki 3 puan oyun yani Zafer Partisi'nin ötesindeki Sinan Oğan oylarının önemli bir bölümü, %100 demiyorum, asgari fireyle sandığa gelirse 3 ve en önemlisi,
14 Mayıs'ta sandığa gitmeyen %11-12 dolayında bir seçmen var değil mi? Çünkü katılım 88 değil miydi? 88. 88. Evet. 1 milyonda iptal var bu karışık pusuladan dolayı. Yani asıl. O azalır galiba değil mi? Daha da azalır. O asıl en önemli dilim o %11-12'lik kesim sandığa giderse. Yani katılım oranı %88'in, 89'un, 90'ın, 91'in üzerine çıkarsa evet Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimali var. Yani ama bu bütün bu şartların elbette gelmesi lazım. Peki bu üç günde ne yapılabilir başka? Şimdi bu şimdi Kemal Bey Babala TV çok konuşuluyordu. Özlem anlattı bize işte oradaki atmosferi. Gençleri etkileyecek bir şey. Şu anda da bayağı bir ciddi izlenmiş. İzleniyor. Oraya çıktı. Şeye Tayyip Bey'e oradaki kardeşim, asıl haber Erdoğan'ın oraya çıkmamış olması. Evet. Babala da artık bir şey, çok reklamını yaptık bugün. Babala'nın da bize bir şey göndermesi lazım yani. Vallahi ya. Ne istiyorsunuz? Mesela ne? Ne gönder? İnternet paketi mi gönder? Her konuşmacı sırayla Babala da bu akşam hocam, çok oluyor. Babala hocam tam seçmen gibi biz seçim çalışmasına gittiğimizde bazen kapıyı açtıklarına ne getirdiniz derdi. Bazı seçmenler espri yapıyor. O bizim programı izlese 4 saat yani olsana Allah Allah. Ben kendi programımı bu kadar övmüyorum. Özlem bir gün... Vallahi ben... Şimdi hocam şöyle, ben haber neredeyse, gerçek mevzu gündem nerede geçiyorsa ben hiç kompleks yapmadan ona değinirim. Çünkü Türkiye'de de Kemal Bey'in bu çıktı, İzleniyor. çıkacak mı, nasıl riskler alıyor, tüm bunlar konuşuluyordu. Hatta ben Özlem'e dedim ki yani bir siyasi parti, bırakın Kemal Bey'i, herhangi bir siyasi parti liderinin seçime 4 gün kala, o zaman tam 6 gün vardı galiba, 6 gün kala. Pazar günü yapalım. Yani acayip bir kitle. Nasıl acayip bir kitle? Nereden ne soru geldiğini bilmiyoruz. Herkes her şeyi sorabiliyor. Her şeyi sorabiliyor. Bir de bunlar yeni nesil gençlik olduğu için. Ya, pat diye geçmişten bir videonuzu çıkartıyor söylüyor. Buyur. Tabii. Hatırlamazsın, etmezsin, süre çok uzun vesaire. Oldukça riskler barındıran bir yayındı. Ben bir siyasi parti genel başkanının buna cesareti edebilemeyeceğini düşünmüştüm ama Kemal Bey gözüken o ki... Gelelim iktidar cephesine izin verirsen. Sinan Oğan'ın iktidar cenahında ne kadar büyük bir heyecan dalgası yarattığını ben bilmiyorum. Zaten bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazımdan eminim Sinan Oğan okumuştur bunu. Hı hı. Acımasız ve sert bir şekilde eleştirdim. Ama gözlediğim kadarıyla bugün Ümit Özdağ Millet İttifakı cenahında, muhalefet cephesinde daha büyük bir heyecan dalgası yarattı. Katılıyorum. İktidar tarafından baktığımızda iktidarın da sürekli olarak bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından aman rehavete kapılmayın, aman rehavete kapılmayın demesi bir endişenin, bir kaygının karinesi. Yani iktidar cenahında eğer bir miktar oy düşebilirse arkadaş biz nasıl olsa alacağımızı aldık. İstediğimiz kadar milletvekilini parlamentoya soktuk. Gitmeye ne gerek var şeklinde. Mesela yeniden Refah Partisi tabanında. Eğer böyle bir rehavet oluşursa evet o zaman yarış... Hani eskilerin deyimiyle foto finişe burun farkına kalabilir. Aha. Yani iktidar cenahının 15 Mayıs sabahı arkadaş ikinci turda biz bunu 60'a 40 alırız, 65'e 35 alırız şeklindeki beklentileri vardı ya öyle bir şey bir kere mümkün değil. Aha. Foto finiş belirler bu işi. Evet Özlem Peki, Kemal Bey'in az evvel sıraladığım koşullar eğer hayata geçer ise evet şansı vardır. Peki Millet İttifakı alırsa senin ısmarlayacağın bir şey var mı? Hocam şimdi o emekli milletvekili. Kas. Yok. Kas. Hiç kas sevmem. Kazı hiç sevmem. Emin misiniz? Kaşar peyniri getireceğim. Kaşar peyniri ve biz çocukken ramka bal derdikken çerçeve bala. Ramka bal. Benim favorimdir evet. O da benden. Tamam. Stüdyoya ve bütün arkadaşlara. O da benden. Anadolu değil mi de Gürkan'cığım? Başım gözüm üstte. Peki, hadi bakalım. Hayır. Herkesin yönünden bir şey kopuyor. Hocam Özlem sen bariz 10 kat çalışacak. Programımızı izleyicilerimizden de birkaç mesaj var. Onlardan birisi de sevgili dostumuz Pazartesi akşamı bizle beraberdi Taksim Meydanı'nda sevgili hukukçu Ruşen Gültekin. Oo ortak Ruşen avukatımız. Diyor ki kardeş terör örgütü videosu yayınlamak hele elebaşlarını paylaşmak terör örgütü propagandası yapmak suçunu oluşturur. Ancak ülkemizde düşman ceza hukuku uygulandığı için yani sadece muhalefete ceza kanunu uygulandığı için bu videoyu paylaşanlar iktidar mensupları olduğu için soruşturma açılmamaktadır diye bir not düşmüş sevgili dostumuz Ruşen Gültekin. Bu arada Alper Hoca, Alper Demirbaş programımızı seyrediyor. Özlem Gürses'in demin bahsettiği Ali Bahar 6 ay önce seçildi diyor şeyde. Antalya Ticaret Odası Başkanı. Kutluyorum kendisini. Değil mi? Alper Hoca'ya da selam saygılar. Ona iletiyoruz. Bizim çok kıymetli hocamız Ali Akgüz Hoca, Profesör Ali Akgüz. O da Ali istiyor. Hoca da öyle. Sağlık Bakanlığı diyor 9000 asistan kadrosu açmış.
Ama eğitecek kurum yok. Bunun 2000'ini bile eğitebilecek durumda değiliz. Siz gerisini siz düşünün demiş. Ya ne acı bir durum arkadaşlar ya. Ali Akgüz Hoca. Fazilet ablamız mesaj göndermiş. Diyor ki 103 yaşındaki Nermin Abadan Unat Hoca video çekmiş. Sandığa gidin diyor. Hocaların hocasıdır. Ona bütün uysun, öğrencilerimi sandığa diyor. Çağırıyorum. Evet. Mektebi ülkenin başka, efsane evet. Bu mesajları da okumuş olduk. Özlem sendeyiz. Şimdi son 4 gün, 3 gün, 3,5 gün ne değişir? Değişir mi bir şey? Ne bekliyorsun pazar gecesinden? Bak, bana sorarsan bir süredir Anadolu şeylerinde, kahvelerinde çok kullanılan bir cümle vardır ya, kartlar yeniden dağıtılıyor gerçekten de. Dengeler değişiyor ve ben bu dengelerin Sayın Kılıçdaroğlu lehine döndüğünü düşünüyorum. Tıpkı Barış Dostlar Hocam gibi Ümit Özdağ'ın açıklamalarının da çarpan etkisi yarattığını ve motivasyonu yükselttiğini düşünüyorum. Bir kere şunu hatırlayalım. 0-0 başlıyoruz bu seçime. Yani bir önceki seçimde alınmış hiçbir oy burada bir averaj puan etkisi yapmayacak. Yani her şey en sıfırda. Çok oyu alan. En çok oyu alan seçimi bitirecek. Ve burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrılarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Matematik olarak baktığımızda aradaki 2,5 milyon oyu kapatmak o kadar da zor bir şey değil. 8 milyon sandığa gitmemiş seçmen var. İşte 5,2 Sinan Oğan'ın toplam oyu vardı. O hadi en kötü ihtimal 2 yani yarı yarıya bölünmüş olsa zaten. Götüremez Sinan Oğan. Ama ben Sinan Oğan'ın seçmeni... Sinan Oğan 10 kişi götürebilir. Gerçekten bu kadar. Yani sizin şeyiniz tahmininiz daha da fena. Aile fertleri korumasın şoförü. Ne diyorsunuz? Ben hani ondan biraz daha iyi. Arkadaşlar coşmayalım isterseniz. %1,5 falan. Coşmalık değil. Sen benim bu konulara ne kadar temkinli hatta karakter olduğumu biliyorsun Gürkan Hanım. Gidinceden biliyorsun. Ben açıkçası çok fazla karamsar değildim yani. Çok karamsar değildim bu konuda diyor. Yani ben %1,5 alacağı oy konusunda ama onunla ilgili bak iddialı akademik ve politik bir risk alarak söylüyorum. Anladım. 10 kişidir. Peki. Yani ben hani %1 falan gider mi diyordum ama hele ki o %4'ünü de Sayın Kılıçdaroğlu alırsa zaten yani bambaşka bir dünya oluşur. Birincisi bu. Bir bu seçim rehaveti meselesi çok önemli. Ben çevremdeki özellikle CHP seçmeni belli bir yaş grubu CHP seçmeninde bunu görüyorum. Ya işte biz emekliyiz ancak işte tatile çıkma fırsatı bulmuştuk. Biletlerimizi almıştık. Kimse ikinci turu hesap etmemiş anlaşılan ya da birçok kişi. O değerli izleyicilerimizden rica ediyoruz. Yani gerçekten hani Kılıçdaroğlu'nun bir lafı var ya vatanını seven sandığa gelsin. Lütfen gidin oyunuzu kullanın. Özlem bir soru sorabilir miyim tabii sana? Tabii ki. Sen hepimizden daha fazla Ankara ipleriz. Şimdi Gürkan bende dalga çok geçiyor da. Çok gidip geliyorum. Acaba estağfurullah ya, niye Sinan Oğan'ın getireceği oya psikolojik soru sormuyorum. Milliyetçilik rekabetinden bahsediyorum. Matematik olarak gerçekten Cumhur İttifakı'nın ihtiyacı var mıydı? Ben çünkü 10 kişi tezimde psikolojik ihtiyaçları var. Psikolojik ihtiyacı var. Sayı var. Soruyorum ben. Evet. En çok sen gidip doğru, Ankara'ya. Doğru 49,2 almışlardı ama enteresan bir şekilde o 49,2 50,1'e dönüşememişti mesela. O 1 puan kapanamamıştı o gece. Hayır biz hep şimdi Barış. Ve hatta şöyle söyleyeyim ben gecenin ilk yarısında AK Parti Genel Merkezi'nin önündeydim. Biraz dolandım o. Kimse beni görmedi ama. Nerede dolandın? AK Parti Genel Merkezi'nin oralardaydım. Biraz dolandım oralarda buradaki duygu ne diye. Çok nasıl diyeyim ümitsiz bir durum vardı. Yani ya bu seçim hani dur bakalım inşallah ikinci tur falan. Bunlar beklemedikleri bir oy aldılar. Beklemedikleri bir oy aldılar. Hem parlamento için geçerli hem cumhurbaşkanlığı için geçerli. Şimdi birincisi matematik burada hakikaten Kılıçdaroğlu'ndan yana. İkinci olarak da seçim sandıklarıyla ilgili o gece CHP'de yaşanan travma bir açıdan. Büyük dersler yaratmış gözüküyor. Köy, mezra ve bazı küçük ilçelerdeki bazı sandıklarda sıkıntı yaşandığı net artık. Zaten parti içi soruşturma başlatıldı bu süreçle ilgili. Bunu önceki gün Ekrem İmamoğlu da anlattı. Bu sefer öyle olmaması için gereken her şey yapılacak. Bu özellikle köy, mezra ve işte beldelerde, ilçelerdeki küçük sandıklarda bambaşka önlemler alıyorlar şu anda. Bir şey daha ortaya çıktı. Masadaki, altılı masadaki bazı bileşenlerin seçim güvenliği için hiçbir şey yapmadıkları anlaşıldı. Bir parantez açıp bir cümle. Evet. Çok önemli bir şey söyledin. Yani şimdi aklıma geldi. Sevgili Gürkan, Özlem'in söylediğine ilaveten Füsun Sarp Nebil'in çok güzel bir yazısı vardı. Ben de zaten aslına bakarsanız orada. Ben Ankara'ya... Yani 11.500 civarında köy ve mezradaki oylarda evet. Yani sandığa sahip çıkılmadığından 13 milyon oy etkilendi diyor bundan. 13 milyon oy karşılığı olarak söylüyor. O zaman ben bu korkunç bir şey ya.
Bu korkunç bir şey. Hüsnü Hoca'nın tespitleri çok önemli. Çok o zaman ben de bir itirafta bulunayım. Hala ders almadıysa biz boşuna konuşacağız Cumhuriyet Halk Partisi o zaman ya. Ben de bir itirafta bulunayım. O da zaten açık olarak bunu yazdığı için. Ben Ankara'ya her seferinde Hüsnü Hoca'yla birlikte gidiyorum. Onun arabasıyla gidiyoruz. 3,5-4 saatlik bir seyahatle oraya iniyoruz. Çünkü Füsun Hoca gönüllü olarak bir tek ekibinin, BİTEM ekibinin içinde. Sadece kendisi yok. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nden geçen seferde, yani ismini vermedim ama Füsun Hoca kendini artık açıkladığı için onu verebilirim. Füsun Sarp Nebil. Türkiye'de bilişim konusunda, teknoloji aktivizm konusunda, internet konusundaki yani 3 isimden biridir. Türkiye İnternet Derneği'nin bilişim hukukunu falan da çok önemli temsilcilerinden biridir. Gönüllü olarak bütün o bilgi işlem meselesinde Füsun Hoca var. Füsun Hoca'nın akademik dostları var. Hı. Bu pazarda onlar olacaklar. Aynı ekip tekrar gidiyor. Muazzam algoritmalar kullanıyorlar ve aslında bütün her şeyi görüyorlar önlerinde. Görüyorlar fakat tabii işte ANKA, Anadolu Ajansı, YSK verisi derken ve bazı sandıklardaki tutanaklar meselesi girilirken çok ciddi bir kakofoni oluşuyor orada. Bir de Türkiye gönüllüleri var alt katta -1'de. O gençler de büyük bir hevesle ve büyük bir umutla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bunun bir koordinasyonu, bir orkestrasyonu lazım. Bir de tabii sandık başlarında müşahitlerin, örgütün motive edilmiş olması lazım. Yani bu pazar ben bir önceki pazardan daha organize, daha motive bir CHP Genel Merkezi göreceğimizi içeride yapılan çalışmaları biraz bilen, takip eden biri olarak biliyorum. Bu da bir avantaj. Son avantajsa şu. Şimdi deniyor ki parlamentoyu kazanan cumhurbaşkanlığını da alır. Orada bir psikolojik üstünlük var. İktidar elinde durum. İstikrar. İşte burayı kim yönetiyorsa burayı da uyum olsun falan. Arkadaşlar galiba 50+1'i ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam anlatamadık. Cumhurbaşkanı kuralı koyar. Bu seçim sisteminde seçilmiş her cumhurbaşkanı kendi kabinesini kendi yapar. Hükümet kurma görevinde canı kime isterse ona verir. Yani her ne kadar Abdülhatif Şener ona katılmasa da Abdülhatif Şener'in o açıklamasına çok, doğrusu çok yazık. Hiç katılmıyor. Çok dönem milletvekiliydi ya. Kendisini de çok severim. Çok saygı duyarım yani sohbetimiz de oldu. Benim de tanışıklığım hukukum. Ben şöyle yaptım açıkçası. O video paylaşıldığı zaman ben artık hiçbir videoya inanmadığım için ve o videoyu paylaşan hesaplara baktım. Hepsi operasyonel hesaplar. Ben dedim en iyisi bunun orijinal kaydını bulayım. Hayır, gerçek canım. Ben şunu yaptım. NTV yayınında Abdülhatif Şener'in katıldığı o programı buldum dün. Bir saatlik bir program. Başından sonuna izledim dakika dakika. Dedim ki ya tam olarak bunu mu demiş? Cevap demiş veriyorum mi? Evet demiş. Çok yazık. Sadece bir bölümünde önü ve arkasını farklı kurgulamış. Yani bir bölümü bağlamından kopartılmış. Kandil ile ilgili hani PKK Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyları öyle miydi böyle. O bölüm bağlamından kopartılmış. Orada anlatmak istediği şey aslında o değil. Başka bir şey söylüyor. Yani HDP ile CHP'nin oylarını o bölgedeki başka bir tür kıyas yapıyor orada. Tam olarak o videonun kesildiği şekliyle anlatmak istediği şey o değil. Ama diğerini söylemiş tabii evet. Oysa ki hiç katılmıyorum. Tekrar hatırlatalım. Kuralı Cumhurbaşkanı koyar. Yani bu pazar sandıktan çıkacak olan kişi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu olursa tabii ki parlamento aritmetiği elinde bir veridir ama günün sonunda kendi kabinesini kendi kurar. Bu illa parlamentoda olmak zorunda da değil. Zaten dışarıdan. Yani çoğunlukla dışarıdan tabii seçiliyor bakanlar sekreter biliyorsunuz. Sekreter dediklerimiz. Aynen öyle. Ve dolayısıyla bambaşka bir iklim oluşur Türkiye'de. Yani gene hatırlatalım, Cumhurbaşkanı koltuğundan kalktığı gün, yani Sayın Erdoğan seçimi kaybettiği gün, 28 Mayıs'ta sandıklar kapanıyor, sonuç açıklanıyor. 29 Mayıs sabahı kendisiyle birlikte gelmiş olan 3000 bürokrat da koltuğundan oluyor. Yani bu şu demek, Sayın Kılıçdaroğlu seçildiği gün, Cumhurbaşkanı seçildiği gün ortada bir kakofoni ya da ortada bir kaos ya da bir ortada istikrarsızlık falan yok. Tabii. Tam tersine seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. O cumhurbaşkanının atayacağı 3000 yeni bürokrat var. Yasa bunların öyle arasında olduğu için yasa öyle olduğu için Cumhurbaşkanlığı 3. kararname, 3 nolu kararnamesinin 4 numaralı maddesi diyor ki şu 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 bürokratlar Cumhurbaşkanlığı görevinin bittiği gün koltuklarından düşerler diyor. Yasa maddesi o. Dolayısıyla MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı, valiler, 208 rektör, bakan yardımcıları bunların tamamı
seçilmiş yeni cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Kabine de aynı şekilde. Demek ki neymiş? Seçilmiş bir cumhurbaşkanının atadığı yeni bürokratlar ve kabine. Bu üçünün arasında niye kaos olsun ya? Mis gibi de çalışacaklar. Onun için bir kez daha izleyicilerimizi hatırlatmak isterim. Elimizde yeni bir seçim. 0-0 başlayan bir sandık var. Bu sandıktan kim çıkarsa Türkiye'yi 5 sene o yönetecek. Peki. Bunu hiç unutmadan öyle. Özlem, son bir reklama gidelim. Bir reklama gidelim. Tamam, reklam dönüşü. Reklam dönüşü. Barış Dostel'in de sorusu var. Bir de Barış'ı arkadaşla devam edeceğiz. Kısa bir ara son bölüme gireceğiz. Sevgili izleyiciler, 12'den sonraki bölümümüz şu anda başladı. 12'yi geçtik. Barış Dostel hocamın bir sorusu vardı. Bu arada takım elbiseler, ballar, dokunlar, havada uçuyor. Dokun nereden geliyor? Muğla'dan bir emekli vatandaşımız yazmış. Olsun, çok gerçek. Ne gönderiyor? Hemen söyleyeyim. Acım ama ya. 73 yaşındayım. Maaşım 1998 TL. Ah, 65 yaş maaşı alıyor. Kemal Bey kazandığında 10 kilo lokum alıp dağıtacağım. Ah canım benim. Yine yani kaz göndermek isteyen, yollamış kadar olun. Bal göndermek isteyen. Çok teşekkür ederim. Bu arada bunu Latife olarak ya söylüyoruz. Ya 1900 TL maaş nedir Allah aşkına? 1998 TL. Ben de Sarıyer Eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Karabek yazmış. Bütün ekibi Çırçur'da Sarıyer'de piknik yemeğine, mangala davet ediyor. Eyvallah, sağ olsun. Yani bir yemek davet daha geldi. Peki, Barış Dostlar Hocam sorunuzdayız. Şimdi şöyle bir sorun var. Abdullah Şener'i hepimiz tanırız. Bakınız, vakıf yöneticisi ve köşe yazarı olmuş Rumet Gazetesi arası ayrıca ekstra iyidir. Benden iyidir, yönetim kurulu üyemiz Ali Adnan Aslan'dan iyidir, Tuncay Molla Bey'si oluyor. Çok çok yakındır ilişkileri. Sence Barış niye böyle bir çıkış yaptı? Ben inanamadım ya. Şimdi Abdüllatif Şener'in CHP milletvekili olabilmesi için Kemal Bey bayağı uğraştı. Hatta Abdüllatif Şener ve aynı statüde olan AK Parti'den gelen, diğer yerlerden gelen kişilerin CHP üyesi olmadan bile milletvekili seçilebilmesi için tüzük değişikliği yapıldı. Biz buna o zaman çok karşı çıktık milletvekiliyken. Çok büyük tartışmalar çıktı. O zaman değil mi yani ilk seçildiği? 2018. 10 Mart 2018 kurultayında. Ben çok açıkça itiraz ettim. Bunlar doğru değil dedim. Neyse getirdiler, milletvekili yaptılar. Abdüllatif Bey 5 yıl milletvekilliği yaptı CHP'den. Ki Düzce'den gir dedi Kemal Bey. Girmedi, ben oradan seçilemem diye. Konya'dan istedi. Konya'dan koydular. Her istediği yapıldı. 5 yıl boyunca tek bir eleştiride bulunmadı. 5 yıl boyunca. Ne zaman ki seçim bitti, Abdüllatif Bey listede yok, birdenbire çıktı. Kemal Bey dediği hiçbir şey yapamaz dedi. Ben çok ayıpladım. Abdüllatif Bey eğer Millet İttifakı oluşturulur... Yapamaz derken sistemden dolayı diyor. Aç da izleyicilerimiz izlemeyenler olabilir. Evet, izlemeyenler için istersen de, biraz aç. Bütçeyi falan geçiremez. Anlattığı da doğru değil. Tamam, yapamaz doğru olmasa da yani şey öyle yapamaz diyor. Sözlerini yerine getiremez diyor. Çünkü sistem bunu engelliyor. Doğru değil. Cumhurbaşkanı bizim çok eleştirdiğimiz bir yetkiye sahip. Bütçe anlattık yapıyor. Anlattık işte. Bütçe yapıyor. Ve Cumhurbaşkanı'nın bütçesi meclisten geçmezse bile Cumhurbaşkanı belli bir oranda o bütçeyi artırarak istediği şekilde geçirebiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bütçe yapabiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı kararname ve kararlarla İkisi birbirine karıştırılıyor. İstediği birçok kararı alıyor. Arabaların kış lastiklerinin, yaz lastiklerinin hangi zaman takılıp hangi zaman çıkarılacağına bile kararnamelerle Cumhurbaşkanı karar veriyor. Yani Abdüllatif Bey'i ben gerçekten çok ayıpladım. O faslı geçelim, bence esas mevzulara gelelim. Şimdi bir de bir soru soracağım. Beraber aynı dönemde bulundunuz değil mi? Yok, bulunmadım. Bulunmadınız mı? Yani CHP bu kadar farklı bir gelenekten geldiği halde milli görüş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de kurucuları arasında bakanı olduğu halde CHP'ye geldiğinde gözlemlediğim kadarıyla bağrına bastı. Evet. Yani Sinan Doğan'ın Cumhur İttifakı'na gitmesi gibi dayak yediği, parlamentoda burnunun neredeyse kırıldığı, burnu kırılmasa da sıkı dayak yemişti. Bir ittifaka bir sığıntı gibi gitmemişti. CHP onu gerçekten bağrına basmıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. Ya Deniz Bey, rahmetli Deniz Baykal, açıkça ismini vermemişti ama Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdüllatif Bey'in profilini işaret etmişti. Evet, Eza Kemal Bey ile ilişkileri de gayet iyiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğinde de birçok insan Abdüllatif Bey'i eleştirmedi. Halk TV'de, KRT'de ya da diğer kanallarda Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen tüm kanallarda her zaman çıktı, her zaman düşüncelerinde özgürce ifade etti. O yüzden şimdi yani, bugün yaptığı... Soner Yalçın'ın Sözcü Gazetesi'nde Abdülhatif Şener'i çok övdüğü
Yazılarını hatırlıyorum. Bugün yaptığı, Cumhuriyet'te, bugün TV'de, açıklamalara Elebir'de. Bence bir açıklama daha getirmek zorunda. Çünkü kötü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış oldu bu sözleriyle. Neyse onu geçelim. Hakikaten üzerine çok konuşmak istemiyorum. Kendisi herhalde bir açıklama yapacaktır. Gelelim esas meseleye. Şimdi Gürkan, seçimlere sanırım 3 gün kaldı. Biz evet. Yayına başladığımızda 4 gün vardı. Şu an 3 gün kaldı. Şunu söyleyeyim. Bir kere hiç kimse pazar günü alınan sonuçlardan dolayı kendisini umutsuz hissetmesin. Neden? Arkadaşlarımızın da ifade ettiği üzere bu seçim sıfırdan başlıyor. Şu anda adaylar propagandalarını yapıyor ve Cumhuriyet Halk Partililerin ve Millet İttifakı'nın üzerine düşen en büyük görev de insanları sandığa getirmek. Bak biz geçen gün Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Eroğlu arkadaşımızın öncülüğünde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, gazeteci arkadaşımız Necdet Saraç, yine sinema oyuncusu eski milletvekili arkadaşımız Berhan Şimşek'le ve birçok Cumhuriyet Halk Partili ile Maltepe'de Sayın Kılıçdaroğlu için bir seçim çalışması yaptık. Buna oradaki diyaloglara da tüm arkadaşlarımız şahittir. Banka kuyruğundaki vatandaşları selamlayıp Kemal Bey için oy isterken bir hanımefendi şunu söyledi. Dedi ki, sanırım emekliydi, para çekiyordu bankadan. Dedi ki ben bugüne kadar hep Milliyetçi Hareket Partisi için oy verdim. Hatta dedi Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçime katılmadığı dönemlerde MHP'yi kağıdın üstüne yazarak zarfın içine koydum. O kadar dedi sıkı Milliyetçi Hareket Partiliyim ve kadın kollarında görev yaptım. Partinin tüm teşkilatlarında görev yaptım. Ama ben bu seçimde oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim dedi. Benim dedi artık kişi olarak bir beklentim yok. Torunlarım için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim dedi. Bak torunlarım için Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Çünkü bu iktidar benim torunlarıma güzel bir gelecek vaat etmiyor ifadesini kullandı. Başka bir dükkana girdik. Milliyetçi Hareket Partili olduğunu söyleyen bir vatandaşımız Sinan Ateş'in katledilmesinden sonra fikrinin değiştiğini ve oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyledi. Keza biz burada hep ülkücülerden bahsettik ama birinci bölümde sosyalistleri de anlattık. Bir daha söyleyelim. Bu ülkenin sosyalistleri, bu ülkenin devrimcileri, bu ülkenin sosyalizme, Marksizme, Leninizme inanan ve sosyalizmin eşitlikçi toplum anlayışının hakim kılınması için bedeller ödemiş yüz binlerce sosyalisti, bakanlık beklemeden, pazarlık yapmadan, müzakere dayatmadan, hiçbir şart ortaya koymadan sırf bu ülkenin geleceği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durduklarını her koşulda ifade ediyor. Sandık başlarında da en çok çalışan onlar. Ya Türkiye İşçi Partililer olsun, Sosyalist Partililer olsun, diğer küçük Sosyalist Partililer olsun, bunların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için mücadele ediyorlar. Yani hiçbiri şunu demiyor. Vay efendim buraya Ali Babacan niye geldi? Vay Ahmet Davutoğlu niye geldi? Vay Meral Hanım niye burada demiyorlar. Çünkü tek bir hedefe kilitlenmiş durumdalar. Evet. Tek adam sisteminin, tek adam rejiminin değişmesine. Bu Türkiye için çok büyük bir şanstır. Seçime şurada 3 gün kalmışken armudun sapı var, üzümün çöpü var deme lüksümüz ne yazık ki ortadan kalktı. Benim de içimden çok şey söylemek geçiyor. Ama şu an benim tek derdim şu. Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl cumhurbaşkanı yaparız? Nasıl 3 kişiyi daha, 4 kişiyi daha sandığa götürürüz? Eğer Kemal Bey'in cumhurbaşkanı seçilmesini isteyenler varsa ve ben ne yapabilirim diye düşünüyorsa tek bir şey yapmaları gerekir. Sayın Dostler'in de ifade ettiği üzere katılımı artırmak. Yurt dışında oyların artması ben Kemal Bey'in lehine olduğunu düşünüyorum. Çünkü sandığa gelmeyen ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen seçmenler mevcut tabloyu gördükten sonra muhtemelen geldiler. Yurt dışında aynı tablonun, daha zordur. Tabii aynı tablonun pazar günü yaşanacağını da düşünüyorum. Neden diyeceksin? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileriyle konuştuğumda şunu söylediler. Dediler ki müşahit olmak için, sandık görevlisi olmak için inanılmaz bir başvuru var. 14 aynen. Mayıs öncesinden daha bendeki çok başvuru bilgi de var. Böyle. Evet. Neredeyse 3 katına katlanmış. Oy herkes müşahit evet. olmaya, sandık görevlisi olmaya çalışıyor. Ben ne yapabilirim diye soranlar, öğrencilerin biletlerini alsınlar.
oy kullanmak için memleketine gitmek isteyenlere yardımcı olsunlar. Tatillerini ertelesinler. Ya bir pazar tatile gitmeseniz ne olur? Gideceksiniz, 3 dakikada oyunuzu kullanıp çıkacaksınız. İşte o kadar. Ülkenin geleceği söz konusu. Ha Tayyip Bey kazanırsa dünyanın sonu mu? Tabii ki değil. Türkiye Cumhuriyeti tabii ki yoluna devam edecek. Dünyanın değil ama Türkiye açısından her şey daha da zorlaşacak. Bak bir daha söylüyorum. Son 20 aydır et tüketim verileri açıklanmıyor. Çünkü iktidar ülkedeki et tüketiminin düştüğünü gizliyor. Et yiyemeyen, süt içemeyen, yeterince beslenemeyen bir nesil geliyor arkadan. Bodur nesil tehlikesi pahalı var. Konuşulmasını istemiyor ya. Hocam ben bakın Kars'ta hayvan pazarına gittik. Gürsel Tekin'le, Taner Toraman'la. Hayvan pazarındaki esnaf şunu söylüyor ki telebir izleyicileri olduğunu da zaten orada gördüm. Hepsi de söylediler. Bütün programları dakika dakika izliyorlar. Onlara da selamlarımızı iletelim. Biz mal meydanı deriz. Ama şimdi sosyete adıyla hayvan pazarı oldu. Orada diyor ki tüccarlar yem alamıyoruz diyorlar. Yem alamadığımız için bütün hayvanlarımızı kesime gönderiyoruz. Tabii hep öyle oldu. Bu çok önemli bir sıkıntı Türkiye açısından. Eğer Tayyip Bey bir daha kazanırsa dolara ve euroya endekslenmiş yem fiyatları dolar 30 liraya, euro 30 liranın üstüne çıktığında iki katına çıkacak ve bu ülkede ciddi bir açlık tehlikesiyle biz karşı karşıya 21 kalacağız. 21 sene sonra programlarına 17 milyon 34 bin olan büyükbaş hayvan sayısını 19 milyona çıkartacağız diye hocam, yazdılar. Sanki muhalefetteler de iktidara gelecekler. İlk kez iktidarda olacaklarmış gibi bir hava yaratıyorlar. Evet, evet. Vatandaşlarımıza son sözüm. Evet. Buradaki insanların bireysel bir yaşam kaygısı vesaire yok. Herkes burada belli bir yaşam standardını yakalamış. Sosyoekonomik durumu Türkiye'nin daha üstünde olan kişiler. Biz burada bir şey anlattığımızda kendimiz için bir şey istemiyoruz. Biz burada ülkemizin geleceği için, ülkemizin refahı için, çocuklarımızın özgürce yaşayacağı, özgürce üreteceği, özgürce düşüneceği bir ülke istiyoruz. O yüzden bu iktidarın artık Türkiye'ye verebilecek bir şeyinin kalmadığını ifade ediyoruz. 21 yılda çok yorulduk. 21 yıldır başımıza gelmeyen kalmadı, görmediğimiz skandal kalmadı. Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet artık vakayı adiye yani günlük basit olay haline dönüştü. Bir toplum ahlaki olarak bu iktidar tarafından çürütüldü. Bunu o çok muhafazakarım diyen, kendine muhafazakarım diyen kanalları açtığımızda öğleden sonra yayınlanan programlarda görüyoruz. Güya muhafazakar bir iktidar var ama o rezaletleri, o 21 yılda yaratılan sosyo-kültürel ortamı gördüğünde bir toplumun nasıl çürütüldüğüne tanık oluyoruz. Bırakın CHP'yi, bırakın İyi Parti'yi, bırakın Gelecek Partisi'ni, bırakın Deva Partisi'ni, Demokrat Parti'yi, Saadet Partisi'ni, partizanlığı bırakın. Kılıçdaroğlu'na oy verin, oyunu bozun ve bu ülkeyi yaşanır bir yer haline getirin. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı olarak meclisle birlikte denge denetim sistemini kursun. Bir daha da Türkiye tek adam rejimiyle karşı karşıya kalmasın. Evet. Ha Kemal Bey bir yanlış yaparsa Cumhurbaşkanlığında emin olun ki dün nasıl eleştirdiysek yarın yine biz bu ekranlardan eleştiririz ve o anlamda da kamu adına bir denetim görevi görürüz. Değişime herkes fırsat versin, herkes değişim için oy versin. Sandığa gitmem, efendim benim oyumla ne değişir diye düşünenler de bu gece bu söylediklerimizi bir daha düşünsünler diyorum Gürkan. Evet, ben de son söz olarak, daha doğrusu son bir paylaşım olarak Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Ümit Özdağ'ın gelişiyle ilgili bir açıklama yapmış. Demiş ki, sorulan bir soru üzerine, çok radikal karar değişikliği gerektiren bir durum yok. Düne kadar Ümit Özdağ İyi Parti'deydi. Oradan ayrılmasaydı zaten masanın bir parçası olmuş olacaktı. Doğru. Benim Davutoğlu ile de anlaşmam zaten mümkün değil. Ama ortaklaştığımız tek şey bu ucube sistemin değişmesidir demiş Erkan Baş. Gerçekten son bir sözle ben söyleyeyim mi? Çok uzun konuştum, özür dilerim ama bizim yazar arkadaşımız, ortak dostumuz, çocuklar için de çok mücadele eden, kitap dağıtan Ersin Bilge arkadaşımız yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bir çağrı yapıyor. Orada yaşıyor ama oyunu burada kullanıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye'ye oy kullanmak için geldim. Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Yarın yine Türkiye'ye geliyorum. Almanya'dan oyumu kullanacağım ve geri döneceğim diyor. Hakikaten baktığında en az 600 euro sadece
bilet parası vermiş oluyor. Hani 15 bin liraya mal oluyor Ersin abinin gelip gitmesi. Bütün vatandaşlarımız için de örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Özlem Gürses, Barış Yarkadaş, Mithat Baydur ve sevgili Barış dostlar, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki buluşmamız seçim günü. Pazar günü buradayız. Bu arada Özlem Gürses Ankara'da herhalde, değil mi? Ankara'da. Ben gene aynı kişiyle Füsun Nebil Sarp'la arabayla oylarımızı kullandıktan sonra direkt CHP Genel Merkezi. CHP Genel Merkezi'nde olacaksın. 46 dakika 18 saniye kaldı. Evet. Şimdi sevgili izleyiciler, pazar günü burada Tele1 özel yayınında ekranlarınız karşısında olacağız. Biz tam kadro, Özlem Gürses Ankara'da olacak ama Barış Hocam, Mithat Hocam, sevgili Barış ve ben, sevgili genel yayın yönetmenimiz Merdan Yanardağ eşliğinde tüm Tele1 ekibi olarak karşınızda olacağız ve seçimi dakikaya dakika sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Efendim, size ve bize de düşen demokrasimize sahip çıkmak. Onun için sandıklara gidelim. Pazar günü vatandaşlık görevimizi yerine getirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.